İyi akşamlar efendim. Her salı olduğu gibi bu akşam da ne oluyorla karşınızdayız. Önemli başlıkları değerli konuklarımızla konuşacağız ama tüm dünyanın gözünün kulağının çevrili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının yansımalarına da çevireceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta yankı getirecek bir konuşma yaptı. Ne söyleyeceği merak ediliyordu. Fakat hızlı bir şekilde başlayalım. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne az önce de söylediğim gibi gidelim. Orada bize CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yunus Baksoy ve Demirören TV Medya Grup Başkanı Murat Yancı bekliyor. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyelim. Yunus, sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Çünkü Miçotakis CNN Türkiye özel açıklamalarda bulundu. Peki ne dedi? Bu konuşmanın, bu açıklamaların ayrıntılarını alalım. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yankı getiren konuşmasını bir yorumlayalım. Evet Göksu, dakikalar önce Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis CNN Türk'e konuştu. Sorularımızı cevaplandırdı. Bildiğiniz üzere biraz önce Birleşmiş Milletler binasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisini kabul etmişti. Bu noktada görüşmeniz nasıl geçti sorusuna gayet iyiydi cevabını verdi. Tabii Cumhurbaşkanımızın hitabı sırasında Ege, Doğu Akdeniz ve oradaki dostluk konusunda birçok önemli mesajı olmuştu. Buna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil. İlişkiler nasıl diye sorduğumuzda ise geçmişe oranla çok daha iyi durumda dedi. Bu önemli açıklamaları CNN Türkiye özel olarak yapmış oldu Göksu diyebiliriz. Evet, şimdi ilişkiler nasıldı sorusuna geçmişe göre çok daha iyi açıklaması. Bu önemli herhalde Yunanistan'la o Akdeniz konuları, Doğu Akdeniz konuları üzerinden biraz daha artık sakin bir gündem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmeler, diplomatik anlamdaki temaslar komşu Yunanistan'la kıymetli ve önemli aslında. Eklemek istediğiniz Melik Bey. Vallahi şeyden yani savaşın eşiğinden döndük hani o aramalar sırasında. Bizim işte geminin onların gemisini bloke etmesi iddialaştı. Hatta bir tane radarda vurayım mı diyor o konuşma, ters konuşmaları. Oradan buraya gelmemiz çok çok iyi. Zaten bu Atina-Ankara hattında bir süredir iletişim açık. Çok böyle majör meselelerin bir anda çözülmesini zaten kimse bekleyemez. Yani Kıbrıs meselesidir, Doğu Akdeniz hemen cecik bitmez. Fakat iletişim kanalının açık olması çok iyi. Diyalogla bu meselelerin konuşulabileceğini bize gösteriyor. Ya sevindim hani bu işlerin daha iyiye gitmesi. Son dönemde zaten Mısır, Yunanistan, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Bir İsrail kaldı. Onunla da aramız zaten düzelmesin şu anda. Peki. Şöyle yapalım. Yunus, ekranda da görüyoruz CNN Türkiye özel röportajını. Sen mikrofonu uzattın. Bir kez daha hatırlatır mısın CNN Türkiye özel olarak Yunanistan'dan nasıl açıklama geldi? Miçotakis'ten Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili temaslar, ikili ilişkiler anlamında seni dinleyelim. Göksu daha yeni çıkmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesinden. Tabii BM binasında normalde programda olmayan bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanımız kendisini BM'de kabul etti. Ve özellikle bölgede yakın zamanda tansiyon bir anda artmıştı. Ancak iki ülke arasında özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana ilişkiler de düzelme yoluna girmişti. CNN Türk'ün sorusuna, görüşme nasıldı sorusuna gayet iyi cevabını verdi. Peki İki ülke arasındaki ilişkiler nasıl, ne durumda sorusuna ise geçmişe göre çok daha iyi durumda dedi. Tabii ben şimdi bu özel açıklamaları CNN Türkiye Murat Bey'e de sormak istiyorum. Murat Bey biraz önce kanalımıza özel açıklamalarda bulundu Yunanistan Başbakanı. Sıcak çıkmışken o görüşmeden. Ya açıkçası ben şimdi oradan gelişini gördüm. Sanki böyle özellikle bize röportaj vermek için gördü çünkü mikrofonu. Ve geldi zaten çok da sıcaktı işte gördüm. Benim anladığım kadarıyla biraz böyle bir Türkiye'ye sıcak mesaj vereyim de istedi. Hatta şey dedi işte ya biraz önce içeride CNN International'a bir röportaj verdim. Şimdi size veriyorum dedi. Çok da böyle pozitif bir ifadeyle işte sen de anlattın zaten. Zaten şöyle bir duyum da alıyorduk açıkçası. Yunanistan'la biraz daha böyle bir onlar da benzer bir şey açıklama yapmıştı. Daha önce işte Yunanistan Başbakanı buraya gelmeden önce. Muhalefet lideriyle görüşmüştü ve
burada ilişkilerin biraz daha böyle bir ivme kazanacağı, daha sıcaklaşacağı yönde emareler vardı. Sanıyorum o yönde bir ilerleme var. Umarım birçok sorun var malum Yunanistanlarımızda. Onların tamamı çözülür. Tamam olmasa bile en önemlileri çözülür. Ege'de daha huzurlu, daha iyi bir işbirliğiyle daha iyi bir döneme gireriz diye düşünüyorum. Siz de aslında altını çizdiniz Murat Bey. Devlet liderleri BM'de gazeteci gördüğünde kaçar. Evet. Soru cevaplamamaya çalışır. Bize doğru yürüdü ve mikrofonu görünce Türk, ben daha biraz önce CNN'e konuştum zaten dedi ama üzerimize de yürüdü. Biz de hemen soruyu sorunca çok olumlu da bir mesaj aynen verdi. Aynen. Ben kesinlikle içerideki toplantıyla ilgili Türkiye'ye yönelik de bir mesaj vermek istediğine, özellikle buraya röportaj vermek için, yani bizim de mikrofonu görünce yanımıza geldiğini düşünüyorum açıkçası. Öyle bir intiba aldım. Umarım iyi olur. Yunanistan'la dost, Yunanistan'ın bizimle dost olması en başta Yunanistan'ın çok işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Yani dilerim sorunlar çözülür. Aslında soruyu ben şu şekilde yöneltmiştim. İlişkiler iyi bir durumda mı dedim. İyi diyebilirdi, fena değil diyebilirdi. Çok daha iyi durumda dedi. Aslında bu herhalde sizin de altını çizdiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin bayağı olumlu geçtiğini de gösteriyor. Kesinlikle. Benim aldığım intiba gerçekten çok güzel bir görüşme geçmiş. Eğer bizi yanıltmıyorsa. Çünkü konuşması da çok pozitifti. Tavrı da, etrafındakiler de çok neşeliydi. Ve dediğim gibi özellikle bu mesajı vermek için sanki böyle geldi ve mesajı verip gitti. CNN Türk'ü seçti yani. Evet, ilk bilen Türk halkının ilk bilen olması için CNN kesinlikle Türk'ü seçti. Tabii tabii. Tabii. İçerideki görüntüler sizi teyit ediyor. Yunus. Murat Bey'in de tabii değerlendirmelerini aldık. Bak, Yunus, Melik Bey şöyle söylüyor. Aslında Miçotakis'in söylediği çok iyi, çok daha iyi, gayet iyi dediği o görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet konuklarım, Hazal Hocam da aynı şekilde kafa sallıyorlar. Samimi bir ortamda geçmiş değil mi? El hareketlerinden, tabii, yani oturma şekillerinden. Bir kravat şeyi yapıyor, işaret ediyor Sayın Hakan Fidan'a. Yani hoş sohbet geçtiği çok belli. Sıcak bir evet sohbet. Yani hem böyle şeyle rahatlar, gülümsüyorlar. Bir de sohbet boyunca da smiling vaziyeti. Yani mutlu. İyi geçmiş. Evet, iki liderin de aslında hem rahat konuşmaları, oturmaları, yüzlerindeki o tebessüm. İsmail Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi Yunanistan'la geçmişten gelen çok ciddi sorunlarımız var. Kıta sahanlığı meselesi var. Doğu Akdeniz meselesi son süreçte gündemimize geldi. Adalar meselemiz var. Ve bunlar çözüm, hani birer birer çözelim derken o öyle olmadı. Birer birer üzerine sorun eklenerek geldi bugüne kadar. En son işte bizim burnumuzun dibindeki adalarımızda kuzu çevirmeye kadar geldi bu iş. Dolayısıyla sorunlar öyle hani bugünden yarına küt diye çözülebilecek bir vaziyet de değil. Önemli olan burada şu: her iki ülkenin, ki özellikle Yunanistan'ın koyacağı irade önemli burada. Yani ben bu sorunları çözmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Hı hı. Arkasına aldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü ile bir takım konularda köpürtmeye devam ederse bu sorunun öyle çok basit çözülecek hali yok. Daha işte Bodrum bir tarafta, Datça öbür tarafta, daha yeni sahil güvenliğin tacizleri oldu. Şimdi bütün bunlar ortada duruyorken umarım, içeriğini bilmiyoruz tabii görüşmenin, umarım doğru bir noktadan yakalanmıştır mesele ve oraya doğru gidilir. Tamam, yüzler gülüyor. Buradan yani işte beden dili okuması yaptığınızda fena gitmemiş gibi duruyor. Ama bakalım içi öyle mi değil mi? Nereden başladılar? Hangi konuları ele aldılar? Bilmiyoruz yani, bir açıklama da yapılmadı şu ana kadar. İrfan Hocam. Yunanistan'la temelde çatışıyoruz yani, aslında bakacak olursanız. Hadi, ancak bir dış tehdit olduğu zaman işbirliğine gidiyoruz. Murat Bey bir şey söylüyor galiba. Buyurun Murat Bey. Şimdi görüntüyü görmedin misin? Siz görüntüleri izleyemediniz. Görüntü. Ben İsmail Bey'e katılıyorum tabii. Şimdi normalde biliyorsun işte politika aslında bana göre bir, özellikle uluslararası ilişkilerde, manipülasyon sanatı. Yani insanları manipüle etmek, farklı yönlendirmek, senin düşündüğün tarzda bir algıya sahip olmasını sağlamaktır aslında. Şimdi tabii devamını görmek lazım ama bizim tabii buradaki, İsmail Bey'e katılıyorum o açıdan. İsmail Bey konuşuyordu galiba, İsmail Dükel. Evet. Bir devamını görmek lazım ama tabii şu önemli.
Şimdi Yunus da biraz önce altını çizdi. İyi demedi. Çok daha iyi durumda. Çok daha iyi durumda dedi. Yani şimdi normalde hani bunu da bilemiyorum. Özellikle seçtiği bir cümle diye düşünüyorum. Tabii devamını görmek lazım. Bakalım ne olacak. Ama yani tabii yani sahaya yansımasına bakacağız. İşte geçen sene şey deprem döneminden sonra çok böyle ciddi çok ciddi bir ılımanlaşmıştı hava. Sonra tekrardan böyle bir ilişkiler biraz sanki sekteye uğradı gibi. Şimdi göreceğiz. Murat tabii. Bey isterseniz şunu da aktarayım ben hemen Göksu. Çünkü bir açıklama da gelmişti Cumhurbaşkanlığından. Hani ne konuştular bilemiyoruz denmişti stüdyoda. Şöyle söyleyeyim. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina bildirgesinin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Tabi burada iki ülke arasında iyi komşuluk esasının altı çizilmiş. Bu şekilde emin adımlarla ilerleyebiliriz demiş. Ve Atina bildirgesinin ruhu doğrultusunda hareket etmek iki tarafa da yarar demiş. Yani bunların altını da çizmiş aslında o görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz yani altı doldu şimdi. Sanki gerçekten şimdi burada bu açıklamaları da baz alınca bayağı iyi geçmiş. Ve diyaloğun çok böyle sıkı iyi bir şekilde yürüdüğünü anlıyorum ben karşılıklı. Buraya da geçmiş bu enerji anladığım kadarıyla Yunanistan tarafında. Bakalım devam tabii nasıl gelecek onu gene görmek lazım. Kesinlikle. Şimdi karamsar bir tablo çizmek elbette ki hiç kimsenin işine gelmez. Karamsar olmak da istemiyorum zaten. Benim kastım, evet o açıklamadan benim de haberim vardı. Benim kastım daha böyle elle tutul çok diplomatik bir dille iyi niyet temennilerinin içine aldığı, barındırdığı bir açıklama o. Yani daha somut adımlar. Mesela işte adalar konusunda ne oldu, ne kararı varıldı? Varıldı mı? Ya da bu başlık açılacak mı? Önümüzdeki süreçte böyle bir sorunumuz var mı? Hani biz böyle bir sorunumuz olduğunu kabul ediyoruz da Yunanistan böyle bir şey söylüyor mu? İşte Doğu Akdeniz meselesi var öbür tarafta. Kıta sağlığı meselesi var. Ya bunları böyle alt başlıklar halinde elbette ki böyle bir açıklamanın yapılmasını beklemiyoruz ama belki bir kulis bilgisi olarak önümüzdeki süreçte sızar. Murat Bey'e de katılıyorum. Doğru. Evet görmek lazım. Yani şu anda böyle açıklamalar var ama görmek lazım. Önümüzdeki süreç bizi nereye doğru evirecek. Ama umarım her şey düzgün ve güzel gelişir. Ben itiraz hakkımı kullanmak istiyorum. Buyurun. Kullan Melik. Şimdi bu görüşme gerçekten çok iyi bir görüşme, olumlu bir görüşme. Bir kere görüntülere baktığınızda beden dilinden anlayabiliyorsunuz. Şakalaşmalar, gülüşmeler. Normalde o gerginlik surata yansır. Bu tür görüşmelerde bu tür görüşmelerde de yansır mı Melik? Yansır tabii. Poker face. Yüz ifadesi olmaz. En yansırdan kastınız aslında espri bile beden olmaz, gülümseme olmaz. Bu böyle kısa hissedim. Bir görüntü verilir çıkarılır. Bak Hakan Fidan'ın kravatını beğendiğini söylüyor falan. Evet. Gülümsüyorlar. Yani bu kere iyi bir şey. Şeye gelince bir de böyle filmi geriye sarın. Manşetler şöyleydi. Yunanistan'la Türkiye savaşı kapıda mı? Ondan sonra biz işte kıta sahanlığını artıracağız. Evet. Yok işte bir Türkler gelsin de görsün. Şimdi oradan buraya gelmişsiniz. Yani böyle ilişki durumlar alev, ateş çıkarken şimdi daha iyi durumdayız. Bir anda sırtaki yapmamız beklenmesin tabii ya da böyle kalp emojileri. Ama diplomaside bu görüntü, bu fotoğraf çok çok olumluya işarettir. Gerek o diğer meseleler zaten çok büyük meseleler. Yani bir görüşmeye atfen çözüldü ya da çözülmedi demek çok zordur. Ama Ankara-Atina hattında iletişim açık olduğu sürece problem yok konuşulur. Kaldı ki biz Nostradamus'u bile yanılttık ya. Türkiye-Yunanistan Savaşı ile 3. Dünya Savaşı kehanetinde bulunmuş. Onun bilimsel bir tarafı yok. Olsun ama Nostradamus'u bile yanılttık hocam. Yani tabii ki yani savaş bu... Savaş mavaş yok.
iyimser temkinli olmakta fayda var. Ama yani böyle hani aman da ne güzel, ha işler güzel, bayağı da iyi falan, ben o noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Ben sorunlar çözüldü demiyorum zaten. İyimserliğimi koruyorum, umarım iyi olur diyorum. Ama çok da böyle bir pembe tablo, somut adımları görmeden de çizmek istemem işin açığı. Peki, elbette. Şöyle yapalım. Bir anda çözülmesini beklemek. Doğru. Tabii gerçekçi değil ama adım, somut adım. Yani o iletişim kanalını açık bırakmak diplomasi çok önemlidir. Yani burnumuzun dibindeki adaları hatırlayın. Silahtan bakın, arındıracak mı? Mesela bunu bilmek istiyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında ne dedi? Yunanistan'la bütün diplomatik ilişkileri an itibariyle askıya aldık dedi. Şimdi, oradan buraya geliyorsun. Şimdi şöyle, bundan önce de yine görüştüler değil mi? Birkaç ay önceydi. Hatırla. Evet. Evet, yine öyle kravat. Bir çötakiz geldi falan. Biz gittik. Evet, evet yani. Şimdi yine böyle yüzler güldü. Yine böyle çok olumlu mesajlar geldi. Yani iki görüşme arasında benim elimde şu anda, sizlerin varsa bilmiyorum, bir somut bir veri yok. Peki. Ya bu işte iyi gidiyor diyebileceğim bir veri yok. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Peki. İki görüşme şöyle arasında. Yapalım mı? Somut gerginliği azaltma, çatışmasızlık, gerginliği azaltma. Ya somut tarafı bu ama eğer daha şey istiyorsan mesela kıta sahanın çözümü, adalar meselesi, o zaman alır. Takip edeceğiz. Peki. Şöyle yapalım, konuşacağız Yunanistan'la ilişkileri ama dönelim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o açıklamalarına bakalım. Tarihi bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ne söyleyeceği merakla bekleniyordu. Aslında tarihiden çok Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan belki de tüm dünyaya, tüm ülkelere ayar niteliğinde bir konuşma yaptı da diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından çıkacak 3 önemli başlık vardı ki biri aslında birazdan söyleyeceğim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından da bizzat dinleyeceğimiz o açıklama öneri şeklinde de sunuldu Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Her sene yaptığı dünya beşten büyüktür vurgusunu bir kez daha yineledi. Bir kere bunu bir kenara koyalım. İkinci önemli başlıksa isim vermedi ama Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir eleştiride bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve daha doğrusu yüklendi ve şu ifadeyi kullandı. Soykırıma ortak oluyorsunuz dedi. Şimdi dönelim en önemli ve son o bizim altını çizdiğimiz çözüm önerisi olarak mı söyledi? Çözüm önerisi olarak sunduğu açıklamaya tek bir cümle üzerinden de net bir şekilde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o açıklamasına ayar verdi şeklinde söyleyelim. En önemlisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 70 sene önce dünya nasıl ittifak kurarak Hitler'i durdurduysa bugün de aynı şekilde Netanyahu'yu durdurmalı dünya dedi. Hatta daha da sert bir ifade kullandı. Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını dinleyelim. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. Yunus Paksoy ve Murat Yancı bizleri orada bekliyor. Onlara soracağız. Bu konuşmanın yankıları nasıl orada oldu ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Dost ve kardeş Filistin'in temsilcisini üye ülkeler arasında hak ettiği yerde görmekten duyduğumuz memnuniyeti burada ifade etmek istiyorum. Filistin'i tanımayan diğer devletleri de bu çok kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. Şu an çatısı altında bulunduğumuz Birleşmiş Milletler, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla kuruldu. Birleşmiş Milletler'in kuruluşuyla birlikte küresel istikrara, huzura ve adalete dair beklentiler yeniden yeşermiş, barış umutları yeniden filizlenmişti. Ancak üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde
daha çok, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır. 7 Ekim'den beri aralıksız süren İsrail saldırılarında 41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Çoğu çocuk ve kadın, 41 bin can, 41 bin insan hem de acımasız bir şekilde hayattan koparıldı. Yine çoğu çocuk, 10 binden fazla Gazze'linin nerede olduğunu kimse bilmiyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Buradan açık açık soruyorum. Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız? İsrail yönetimi temel insan haklarını içe sayarak bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, en temel hakları gasp edilen Filistinliler ise son derece haklı bir biçimde bu işgale, bu etnik temizlik faaliyetlerine karşı meşru direniş haklarını kullanmaktadır. İsrail üzerinde etki sahibi ülkeler tavşana kaç, tazıya tut politikasıyla bu katliama açıkça ortak oluyor. Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar, arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Bu cümlesi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında konuşmasına damga vuran yerdi diyebiliriz. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa
Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır dedi. Şimdi hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Konuklarımız da bize destek sağlayacak İstanbul Stüdyosu'nda. CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcimiz Yunus Paksoy ve Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı bizleri orada bekliyor. Soracağız aslında Yunus'a ve Murat Bey'e. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasını yaptıktan sonraki oradaki atmosfer, yankı, yansıma nasıl diye. Murat Bey, siz nasıl değerlendirdiniz? Ya açıkçası ben tabii konuşmayı Türkiye adına gurur verici buldum. Ancak dünya adına utandım. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Birleşmiş Milletler maalesef son yıllarda İsrail'in suçlarını aklama örgütü haline döndü. Bana göre. Yani şimdi İsrail bir şey yapıyor. Ve Birleşmiş Milletler bunu, keza işte Amerika, Batı ülkeleri, bunu nasıl bir şekilde izah ederiz, nasıl anlatırız derdine düşüyorlar. Şimdi açıkçası mesela işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in açılış konuşması da ne diyor mesela? Diyor ki, dünya liderlerine sert uyarılar yapıyor, uluslararası toplum çözülmesi gereken küresel sorunlarla ilgili harekete geçmeye çağırıyor. Çağırdı. Yani... Buradan şunu anlıyoruz zaten. Kimse harekete geçmiyor. Maalesef. Şimdi bu tersin açıklamasından devam edeyim. Bu şekilde devam edemeyiz. Hayal bile edilemeyecek bir noktaya gidiyoruz. Dünyayı içine çekme riski taşıyan bir barut fıçısı var. Tamam. Bunu aslında hepimiz söylüyoruz. Çok uzun süredir söylüyoruz, öyle değil mi? Senin yayınlarında da. Bir sürü risk olduğu, bölgesel, küresel vesaire. Peki... İşte geçen yılda mesela benzer gündemlerle aslında Birleşmiş Milletler toplandı. Ne değişti? Murat Bey, bir de şöyle bir şey de yok mu aslında? Yani Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri, sen zaten en yetkili kurumun başındasın. Sen çağrı yapacaksan, hani bizimle Guterres arasında bir fark olması lazım. Senin yetkin olması lazım. Bu da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir isyan bayrağı çekti. Aynen. Sistem çöküşte dedi. Buna ne diyorsunuz peki? Yani şimdi genel sekreter... Normalde bu şekilde konuşuyorsa bu bir çaresizliğin ifadesi mi? Ya gene bir şey yapamayacağız veya hiçbir şey olmayacak. Ama ben de bunu, ki bu konuşmada gene işte ben mesela beklerdim ki madem bu kadar önemli sorunlar var. Mesela İsrail'le ilgili bir iki cümle bir şey geçsin yani, değil mi? Gazze'yle ilgili bu kadar insan öldü. Binlerce insan hayatını kaybetti. Yok. Yani şimdi Biden'ın mesela gene konuşmasına bakıyorum. Biden ne diyor? Umutluyum diyor. Umutsuz değilim diyor. Pardon. Şimdi savaş suçlarına karşı çıktım diyor. Biden. Çıktı mı? İşte yani ben anlaşılır gibi değil. Gerçekten o yüzden insanlık adına utanıyorum diyorum. Yani şimdi burada gerçekten çok tepki gösterilmesi gereken bir konuşma değil mi bu? Savaş suçlarına karşı çıktım diyor. Hangi savaş suçuna karşı çıktın? Bir de şöyle bir şey söyledi Murat Bey. Gazze'de masum siviller cehennemi yaşıyor dedi. Bunu söyleyen Amerikan Başkanı. O cehenneme odun taşıyanlar kim? O cehennemin ateşini harlayanlar kim? Sanki hiç haberi yokmuş gibi davrandı. Yani konuşmasında İsrail şunu yapıyor diye, ya da ben bilmiyorum, göremedim. İsrail'i açıktan eleştiren, ya şu da yanlıştır. Bunu da İsrail keşke yapmasaydı, yapmamalıydı dediği bir cümle... Ben görmedim. Yoktu. Kesinlikle. Yok, hatta yani... İsrail'i savundu. Dedi ki 7 Ekim gibi saldırılardan sonra her ülkenin kendini savunma hakkı vardır dedi. Yani bu kürsüden yine bir İsrail'i aklama çabasına girişti Başkan Biden. Girişti. Yani şimdi zaten sen açıktan ismini vermezsen, söylemezsen bu tamamıyla bana göre bir aklama çabasıdır. Aklama çalışmasıdır. Yani şimdi çıkıyorsun koskoca Amerika. Tamam, belki şunu söyleyebilirsiniz. Zaten birkaç ay sonra olmayacak. Aslında bu şu demek bir tarafıyla da, ya senin artık sırtında küfe yok ki. İstediğini söyleyebilirsin aslında. Yanlış mı düşünüyorum? Emeklilik konuşmasıydı. Sanki bir yıldır bütün bu soykırımda kendisinin parmağı yokmuşçasına, kim bu cehennemi yaratanlar, kim bu İsrail'e destek verenler? İşte ondan dolayı aslında dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, dedi ki suratına çarptı. Hiç sorumluluğu atmaya çalışma, sensin dedi. Aynen yani. Şunu merak. Barış iyi olur. İşte efendim taraflar anlaşsa iyi olur falan tadında. Murat Bey, Yunus.
Yani bu sorun nereye gider veya bu soruna bir katkısı olur mu? Murat Bey, Yunus, aslında evet, o kısma geleceğiz. Biden'ı konuşacağız ama ben şunu merak ediyorum. Evet, eminim diyorsun. Bütün izleyicilerimiz de bunu merak ediyor. Gazze'yi hangi lider Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan konuşacak diye merak ettik. Ve kim nasıl tepki verecek, ne söylenecek? Üstü kapalı mı? İşte sizin de söylediğiniz gibi Biden de konuştu ama sanki hiç bu işlerin içinde bilmiyormuş edasıyla. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net ifade etti. Hatta çözüm önerdi. Dedi ki gelin bunu 70 yıl önce ittifak kurdunuz, çözdünüz ve Hitler nasıl Hitler'e karşı bir ittifak kurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesine karşı da aynı şekilde ittifak kuralım, kurulsun açıklamasına bulundu. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bu açıklamayı yaparken salondaki bazı ifadelere kameralar çevrildi. İşte birbirlerine bakıyorlar. Hani böyle kafayla tasdikliyorlar ne kadar doğru. Siz oradaki atmosferi nasıl hissettiniz? Mesela oradan çıkınca ikili konuşmalar, temaslar, yine iki gazeteci olarak olarak ne gözlemlediniz? Neler söylenildi? Şunu söyleyebilirim aslında Murat Bey. Ben izlediğimde siz de takip ettiniz. Özellikle Gazze kısmında ben konuşmasının defalarca, sayamadım ama defalarca alkışlarla kesildiğini gördüm. Sizce de dünya gerçekten bir tepki vermedi mi o isyana, o haykırışa, o kürsüden? Tepki verdi ama ben şunu beklerdim açıkçası. Şimdi çok doğru ve sağlam bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı. Burada gerçekten tamamen objektif olarak söylüyorum. Herkesin içinden geçeni, kafasından geçeni söyledi. Ama hani şu Netanyahu Amerikan Kongresi'nde gitmişti, bir konuşma yapmıştı ya, hatırlıyorsun. Evet. Evet. Orada kaç kere kalkmışlardı ayağa? 70'den fazla kez ayağa kalkmışlardı. Şimdi ben burada şunu beklerdim gerçekten. Birleşmiş Milletler'de bir sürü mağdur olan ülke de var. Ezilen ülke var. Hiç oturmadan ayakta alkışlamalarını beklerdim. Yani bu şimdi bu ortamı görünce insan şunu düşünüyor. Bu nasıl bir korkudur ki gerçekten? Yani dışarıda tebrik ediyorlar benim gördüğüm. Ya gerçekten de çok harika bir konuşmaydı. Süperdi. Söylenmesi gereken şeylerdi. Ama orada da yani avuçların patlayıncaya kadar bana göre alkışla yani. Şöyle İnsanlık de İnsanlık için bence yani bilmiyorum. Benim Murat Bey şunu şöyle mi? Düşüncem bu. Şöyle mi söylüyorsunuz aslında? Biraz önce diplomatımızla konuştum. Netanyahu... Kendisi bir bilgi verdi. Buyur Yunus, tamam buyur. Evet. Şöyle bir diplomatımızla konuştum. Kendisi dedi ki bir Kuzey Afrika ülkesi diplomatının Türk evine geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını çok beğendiklerini, mesajları çok beğendiklerini söyledi. Sorun ama şurada değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına destek verenler, onu çok haklı bulanlar aslında pek de dünya arenasında gücü olmayan ülkeler. Gücü elinde tutanlar bir tepki göstermiyor. Ya biraz öyle, bir de bir taraftan da benim hani algıladığım şöyle bir nokta var. Hak veriyorlar ama öbür taraftan da acaba işte Amerika ne der veya buna benzer işte çeşitli kaygılarla ya umarım tabii devamında. Ya Murat Bey demiyorum, şunu demek istiyor herhalde değil mi Murat Bey? Diye adım attılar. Aslında Erdoğan söylenmesi gereken bana göre bugün. Belki Melik Yiğitel'de katılır, buyurun. Murat Yancı'nın da söylediğine ilave evet, olur. Aslında ben biraz duymakta zorlanıyorum bu arada ama. Evet. O zaman biraz daha yüksek sesle, çünkü orada siz Cemurların da olduğu bir alandasınız, haklısınız. Şunu mu demek istiyorsunuz Murat Bey? Herkesin önünde yapılan kabahatin tenhada özrü de olmaz. Yani ne alkış gördük, işte belki dünyada çok sesi geçmeyen ülkenin başkanları, liderleri geldi ama kim gördü? Hayır, alkış görmedik diye bir şey yok. Alkış var. Alkış gördük ama. Evet. Ben burada söylemeye çalıştığım şey şu, tamam alkış, tebrik ama burada hani benim beklediğim insanlık adına daha böyle bir yek vücut, daha böyle gerçekten bir duruş. Ben onu göremediğimi söylüyorum. Yoksa hani bir sıkıntı yok o noktada. Yani şimdi belki bundan sonra olur işte, Melik. Ya, sen de söyledin. Burada işte heyet üyeleriyle vesaire de konuşuyoruz. Birçok işte... Ya Murat Bey, şimdi Cumhurbaşkanı konuşması tam anlamıyla böyle şey evet, tadındaydı. Yani anne bak kral çıplak. Yani bütün her şeyi onlara böyle ayna tutan. Ama aynı zamanda çözüm evet, de öneren bir şeydi.
Ya mesela ne diyor? Diyor ki İkinci Dünya Savaşı'na kadar milletler cemiyeti vardı. Bir halta, o öyle demiyor da ben çeviriyorum. Yani bir işe yaramadı. Sonra BM oldu. Değil mi? Yani bir şeylere dur desin diye. Şimdi uluslararası kurumlar iflas etti diyor. Yani dünyaya yeni bir güvenlik mimarisi de öneriyor aslında. Bence burası da es geçiliyor. Yani evet, konuşma harika ama çözüm de içeren bir konuşmaydı. Bu anlamda gündem oluşturmasını bekliyor muyuz? Doğru. Ya tabii bunu gündem oluşturup oluşturmaması noktasında bir şey söylemek için çok erken. Çünkü işte biraz önce mesela Miçotakis olayında da değerlendirdik. Şimdi politikacılar geliyorlar, bir şeyler söylüyorlar. İyi diyorlar, pozitif diyorlar. Sonra başka bir süreç olabiliyor. Yani umudumuz tabii ki bu noktada işte zaten doğru. Aslında Cumhurbaşkanı yıllardır söylüyor. Ne diyor? Dünya beşten büyük sürdü. Evet. Burada zaten Birleşmiş Milletler'in işlevsiz kaldığını bana göre artık herkes hemfikir. Bu sene şimdi ben mi yanılıyorum bilmiyorum. Sen daha uzun süredir takip ediyorsun. Bu sene zaten bir de garip böyle bir sönük sanki. Yani geçtiğimiz yıllara göre böyle bir yanılıyor muyum? Şöyle söyleyebiliriz aslında Murat Bey. Burada Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, barıştan bahsederken, ki tabii hangisinin, hangi liderin daha samimi olduğunu biliyoruz. İsrail Lübnan'da masum sivilleri bombalamaya devam ediyor. Gazze'de katliama devam ediyor. Ondan dolayı burada sönük ve etkisiz, atıl, hantal bir durumda değil mi? Kesinlikle öyle. Yani şimdi baktığımız zaman bu kadar böyle çetrefil bir sorun varken, işte binlerce insan ölüyorken hala, çoluk, çocuk, kadın. İşte Biden ne diyor? Biliyorum dünya zor bir zamandan geçiyor ancak ben umutsuz değilim. Liderlerin böyle bir lüksü yok. Ukrayna'da, Gazze'de korkunç bir vahşet gerçekleşiyor. Günaydın. Günaydın. Yani burada peki senin çözüm önerin ne? Yok. Yani somut olarak ne yapacaksın? Temenniden öte ne söyleyeceksin? Ben bu noktada hiçbir şey göremediğim için işte gerçekten çok böyle insanlık adına karamsarlık hissediyorum. Yani Birleşmiş Milletler ne için kuruldu? Bir daha savaş olmasın diye en başta, değil mi? Savaştan olmasın diye. Peki son birkaç senedir işte hangi soruna, şöyle bir şey söyleyeyim, Birleşmiş Milletler'in yaptığından daha fazla mesela katkıyı, çözüme katkıyı mesela işte sağlık krizinde gördük. Bana sorarsan hani şimdi çünkü normalde baktığımız zaman bir, kesinlikle benim gördüğüm Birleşmiş Milletler'de bir diplomatik körlük de oluştu. Yani birilerinin yaptığı her şeyi böyle es geçme, ben diplomatik körlük diyorum, öyle adlandırıyorum. Birilerinin de işte mübah görme veya işte ne bileyim ya işte olur böyle şeyler diye geçiştirme. Yani New York'a geliyorlar, toplanıyorlar, konuşuyorlar, gidiyorlar. Aynen öyle. Ya yani ben benim kaygım umarım böyle olmaz bu sene diye düşünüyorum ama yani sanki biraz daha gene aynı şekilde herkes geldi, toplandı, konuştu. Ya şimdi normalde aslında baktığınız zaman işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nitelemesi Nazi. Nitelemesi çok sert bir niteleme değil mi? Bu Nazilerin aslında yaptıklarından sonra kurulmuş bir kuruluş. Ve şunu mu diyor sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada gizli bir mesaj mı var? Nazilerden sonra BM kuruldu ama artık bir Nazi daha yaşıyoruz biz, bir Nazi geçmişi daha oluşuyor Netanyahu ile birlikte. Bunun yıkılıp sanki yeniden bir kurumun, yeniden bir düzeninde kurulması lazım. Diyor ki 70 sene önce bu Nazi olayı nerede çıktı? Almanya'da çıktı. Öyle değil mi? Şimdi geldiğimiz noktada işte Almanya için en başta utanç baktığın zaman, geldiğimiz noktada peki Avrupa devletleri bu kadar böyle büyük bir işte Naziler her tarafa da saldırdı malum. Burada daha hani bu olayları yaşamış toplum olarak daha duyarlı olmaları gerekmiyor mu? Veya yöneticiler, liderler. Öyle değil mi? Yani şimdi kafayı kuma gömmek yerine. Çok garip yani. Ben İsmail Bey'in bir sorusu işte, var. Mehmet Akif Ersoy'un malum işte. Pazar hocamın da. Diyor ya medeniyet dediğin tek dışı kalmış yana var. Murat Bey, Yunus, bir müsaadeniz isteyelim. Evet, buyurun. Buyurun hocam. Teşekkür ederim.
Şimdi Hitler konusu ve Hitler benzetmesi aslında yeni değil. Daha önce de bunu söylemiştik. Çünkü soykırım noktasında ve insanlık suçu noktasında aslında ortaklar. Fakat belki şunu vurgulamak gerekiyor. Şimdi İsrail coğrafyanın güvenliği için ve coğrafyada özellikle Filistin, Lübnan ve diğer devletler için bir tehdit oluşturuyor. Fakat uluslararası sisteme baktığınız zaman hani ABD'nin buna ya da diğer büyük devletlerin buna bir parça sessiz kalması ya da aslında eleştirir gibi yapıp da geriye çekilmeleri, çünkü aslında büyük güçlerin güvenliğine tehdit oluşturmuyor İsrail. Ve onların da bundan kazandıkları bir kazan kazan noktası var. Silah sanayi anlamında var. Kendi güçlerini coğrafyada yansıtmak anlamında var. Dolayısıyla aslında bir ölçüde Cumhurbaşkanı'nın bugün ABD'ye yönelik bu söyledikleri de tam olarak bunu yansıtıyor. Yani birazcık eşyanın tabiatı bu şekilde. Zaten ABD'den farklı bir şey beklemek olası değil. İsrail şunu söylüyor. Eğer beni aşarsa bu iş diyor, zaten siz kapınızda bulacaksınız bunları diyor. Bir de böyle korkutuyor aynı zamanda. Evet. Yani dediğinizi teyiden ya da desteklemek adına söylüyorum bunu. Evet, evet, aynı fikirdeyim. Yani belki hani Yunus Bey'e onu sorabiliriz. Yani ABD ile İsrail'in güvenliği bu kadar ortakken artık 50 hafta geride kaldı. Birinci yılına gidiyor Gazze Savaşı. Ve kim gelirse gelsin ABD'nin bu devlet politikası değişmeyecek. BMGK'daki ağırlığı ve rolü de ortada. Yani aslında birazcık bir kere daha yüzlerine çarpılan bir şey oldu ama yani yeni de bir şey yok. Biz yine tekrar ettik NATO'da ettiğimiz gibi. Böyle düşün. Yani aslında utanç duymuyorlardı, evet, diyebilir miyiz Hasan yani, hocamın söylediğini? Devamı olarak ben gerçekten şunu merak ediyorum. Yani nedir hem Yunus uzun süredir takip ediyor. Murat Bey de orada bu ve benzeri toplantıları takip ediyor. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'den herkes şikayetçi benim gördüğüm. Herkes, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahil şikayetçi. Ataletinden, evet. Yani doğru. Evet, atalet dedi, hantal dedi. Yani Birleşmiş Milletler'le ilgili olumlu konuşan ben bir tek lider görmedim son süreçte. Yani yanılıyor muyum bilmiyorum ama görmedim. Peki sevgili Yunus, yani madem herkes şikayet ediyor, bu Birleşmiş Milletler hayatiyetini neden devam ettiriyor? Ya da Birleşmiş Milletler bir kalkan mı bu işleri için? O görevde mi o hala orada tutuluyor? Aslında şöyle de düşünüyorum ben İsmail Bey. Sanki bir düzen varmış gibi, sanki mazlumların, saldırıya uğrayanların hakkını arayabileceği bir yer varmış gibi bu mizanseni sürdürmek, bu tiyatroyu oynamaya devam belki etmek... Belki bir nevi afyon. Evet, afyon gibi sanki bu mazlumlara verilen afyon. Hani susun, gelin New York'a her sene bir bak, kere. Bak medeniyet var. Derdinizi anlatın, sonra geri dönün gibi. Ne güzel bir medeniyet var. Biz çok medeniyiz, tarafsızız. Ondan sonra demokrasi konusunda en ileri standarttayız vesaire. Gerekeni yaparız. Aslında ben öyle görüyorum, sen devam istersen şimdi ama. Şimdi Uluslararası biraz... Ceza Mahkemesi, şimdi BM'nin bir mahkemesi. Ve buradan bir yakalama kararı çıkartmak üzerelerdi. Amerikan senatörleri ve kongre üyeleri tehdit etti başsavcıyı. Ailesine kadar. Ama bir de şey dedi senatör. Bakın dedi, bu sefer İsrail'e dokunmalarına izin verirsek sıra bize gelir diye. Yani bu bütün kurumun, bu bütün düzenin mantığı güçlüye adalet olmasın. Yani mazlumlar hakkını arasın burada. Kendi başına oynasın gibi sanki Murat Bey. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ne derler? İlk şeyi vermek istemiyor belki. Hani İsrail'le tabii ortak bir sürü çıkarı var Amerika'nın. Biliyoruz zaten, destekliyor. Onlar desteklemese şu an çok o kadar böyle bir saçma sapan bir yere geldi ki 7 Ekim'den geçen seneden bu yana bu iş geldi Lübnan'a dayandı. Yani bakıyorsun hani bir tepki, bir anlamlı bir tepki. Yoksa sözde tepkiler oluyor. Ama yani, burada benim anladığım şu daha yani. Ses var, görüntü yok. Ses var, görüntü yok. Sürekli böyle bir BM'yi, afyonize etme. Çok özür dilerim. Ya şimdi BM tamam, hani hantallığını tartışabiliriz, işlevini tartışabiliriz ama yani daha iyisi olana kadar da en iyisi bu. Yani dünyadaki bütün devletleri bir arada tutan tek örgüt. Altında Lahey Adalet Divanı var, bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi. Başka yok. Şimdi siz bunu dağıtmak değil de bunu update edilmesi lazım. Yani güncellemek, yazılımını güncellemek.
Çünkü dağıtırsanız ben daha fena olacağını düşünüyorum. İtirazı olan varsa ben dinlerim tabii. Bir ama mecra olmasını iyi diyorsun. Dağıttığımız yani anda herkes kendi işini görmeye başlar. Ormanda şöyle hani Melik, aslan tavşanı ama, kovalıyor, ama ayı ceylanı Melik, kovalıyor. Melik, ona tamam döner. Doğru söylüyorsun da zaten şu anda 5 bilemedin 6 ülkenin dediği oluyor orada. Eyvah. Geri kalan 180 küsur tamam ülke işte hikaye. Yani Yunus'un söylediklerinden benim de gördüğüm Murat Bey'in de oradaki tanıklığı yani amiyane olacak ama amiyane. Gaz alma yeri ya. Hayır. Murat Bey'in de Yunus'un da söylediği bu Cumhurbaşkanı da söylüyor zaten hantallık meselesi. Herkes söylüyor işte, onu. Yani şu anda BM'nin olduğu nokta hani böyle bir çevre örgütü gibi bir şey. Yani Guterres gidiyor kapıdan dönüyor. Konuşuluk. Karar alıyor. Hayır bence Birleşmiş Milletler Örgütü Amerika'nın ve diğer ülkelerin özellikle Amerika Batı'nın birkaç ülkenin ideolojilerini, saplantılarını diğer dünya ülkelerine dayattıkları bir mekanizma. Tamam, başka şeyi bir işlev yok. Eğer bir işlevden bahsedeceksek ama bu var yani. Hayır, başka şeyi tartışalım. Yok. Yani 5 daimi üye işte Rusya, Çin, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın olduğu 5 daimi üye üzerinden meseleyi tartışalım. Ama BM'ye böyle çok da hani böyle Ankara'da bir dernek vardı. Erzurum Kıtlama Çay Sevenler Derneği. Bu muamele de yaparsak yok. Dünyanın kıyameti ya tamam, olur. O muameleyi benim yapmıyoruz ama hani o muameleyi yapmamak için de işin açık kendimi zor tutuyorum yani. Ama işte şey diyorum yani update hani bana, etmek, bana göre kıtlama derneği o daha faydalı yani, işler yapıyor merak ya. Ettim. Erzurum Çay Kıtlatmayı Sevenler Derneği. Melik Beyciğim şu derneği merak ettim gerçekten. Erzurum Kıtlama Çay Sevenler Çay derneği. Derneği. Galiba değil mi? Bunu derneği hakikaten ziyaret etmek istiyorum Türkiye dönüşte. Şimdi belki şunu ekleyebiliriz. Ya ben açıkçası şimdi şöyle bir olay var. Şöyle bir olay var. Ben açıkçası tabii ki şimdi Melik Bey şu dediği doğru. Şimdi sonuç olarak burada bir diplomasi yürüyor. Öyle ya da böyle. Liderler bir araya geliyor. Bu hani sıfırdan iyidir. Bir evet. Sıfırdan her zaman daha iyidir. Ama burada eleştirdiğimiz şey şu. Şimdi bu örgütün kuruluş amacı vaat ettiği şeyler ya da biz en azından öyle biliyorduk bilmiyorum. Vaat ettiği şeyler şeylerin neredeyse hiçbiri gerçekleşmiyor veya karamsarlık, umutsuzluk yaratıyor. İşte biraz önce bu teröristin açıklamasını o yüzden söyledim. Şimdi Murat yani, o da umutsuz böyle bir ya bu yürümüyor şeklinde tadında bir açıklama yapıyor. Şimdi dolayısıyla gerçi şimdi bir taraftan da konuşuyoruz mesela konuştuğumuz bazı insanlar belki hani bir revize olabilir bilemiyorum ne kadar doğru. Dün akşam bir birisiyle sohbet ettik. Görüşlerini güven. Yani hemen tabii bugünden yarın değil ama böyle bir revize olabilir. İşte malum işte güvenlik konseyi vesaire. Orada farklı bir yapılanmaya gidebilir gibi umut bir temenni midir onu da bilmiyorum ama. Şöyle bir perspektiften belki bakabiliriz. Hani Murat Bey'e soracağım, siz de belki oradan katılırsınız. Bugün ikinci sırada konuşan ABD Başkanı Biden'da, üçüncü sırada konuşan Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'da BMGK'nın değişmesi gerektiğini söyledi. Buraya kadar tamam. Ama benim duyduklarım Washington'da Amerika'nın planını şöyle gösteriyor. Bir tane Latin Amerika ülkesi alalım, iki tane de Afrika ülkesi alalım, genişletelim. Şimdi burada biz gerçekten siz de stüdyoda hepimiz Amerika'nın ve diğer ülkelerin gücünü tamam ya alın paylaşalım gücümüzü diyeceğini düşünüyor muyuz? Ya işte dün mesela sen de vardın galiba. Evet. Sohbette şöyle bir şey söyledi. Tamam bunu değiştirelim. Peki değiştirebiliriz belki ama bir taraftan da bizim de gücümüz, ağırlığımız, etkinliğimiz de kaybolmasın şeklinde bir bakış açısı. Ama şimdi bakış açısıyla gittiğin zaman hani senin dediğin şekilde o mesela. O zaman bu nasıl revizyon? O zaman bir revizyon olmayacak. Tam tersi yeni bir makyaj. O şekilde de işte bak falancayı aldık, filancayı aldık. İşte revize ettik. Artık dünya beşten daha büyük değil. deyip o makyajda birkaç sene daha gitmek ama sonrasında son tahlilde gene değişen ne olacak? Ya şöyle bir şey olacak, şöyle bir şey değişir. İşte birkaç ülke alırlar yani o daimi ülkelerin yerine. 5'ten 9'a çıkartırlar. Erzurum Derneği'nin dünya 9'dan büyüktür demeye başlarız. Bu defa
toplanıp gidecekler yani. O artı 4 üye süreli evet. Değişirse sistem oturabilir hocam. Zaten geçici üyeler. 5 artı 4. 4 üye sürekli değişerek. Kapsamlı revizyon gerekiyor. Yani şimdi aslında Erdoğan dünya 5'ten büyüktür demenin öncesinde de Birleşmiş Milletler sisteminin içerisinde değişiklik yapılması uzunca sürekli konuşuldu. Fakat bunun efkarı umumiyeye mal olması Erdoğan'ın konuşmasından sonra. Doğru. Şimdi kurulu yapıdan değişmesi de kolay değil. Mesela birincisi nasıl değişti? Savaş nedeniyle değişti. Çünkü savaştan önce aslında Milletler Cemiyeti fonksiyonlarını yitirmişti. Mesela Hitler Versay Anlaşması hükümlerine aykırı davrandığı halde bir yaptırımla karşılaşmamıştı. İtalya Habeşistan'ı işgal etmişti. Milletler Cemiyeti buna karşı bir varlık gösteremedi. Japonya Mançurya'yı işgal etti. Milletler Cemiyeti varlık gösteremedi. Hitler'e karşı o tarihte uluslararası sistemin hakim gücü olarak kabul edebileceğimiz İngiltere'nin başbakanı Chamberlain yatıştırma politikası izledi. Yani bu adam işte biraz çılgın, üzerine gidersek daha fazla çılgınlık yapar. Onun için görmezden gelelim falan. Avusturya'yı ilhak etti. En sonunda işte 1 Eylül'de Polonya'ya saldırdı evet. Ve savaş başladı. Şimdi bu yapının da yani tam da işte bugün kurulan 24 Ekim 1945'te faaliyete başlayan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kendiliğinden kendi içinde bir revizyona gitme ihtimali düşük. Bunu ne kadar zorlarsak zorlayalım. Hakikaten ya ama hocam işlevi çünkü olmadığı ve böyle yürümediği konusunda ağırlıklı bir görüş var. Ayrıcalıklı şöyle olanlar bunu kaybetmek edeyim. İstemiyorlar. Yani mesela teşkilata bakalım şimdi kuruluş tüzüğüne, ana çartırına bakalım. Şöyle yapalım. Reklama gidelim. Reklamdan sonra konuşalım. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunus Baksoy ve Murat Yancı'ya sorularımızı yönelteceğiz. Yorumlamalarımıza devam edeceğiz. Kısa bir ara. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne de gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yunus Baksoy ve aynı zamanda bize Yunus'un hemen yanında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler ziyaretini yakından takip eden Demirören Medya Grup Başkanı Murat Yancı da var. Sorularımızı yöneltiyoruz kendilerine. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında söylediği o sözleri dünyada yankılanan o sözlerini ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis arasında geçen görüşmede ikili ilişkilerin nasıl yansıdığını çünkü Türkiye Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının aynı zamanda yeni yılın ilk aylarında Türkiye'de yapılması da kararlaştırıldı. Bu önemli. Miçotakis'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi de sıcak temaslara, sıcak açıklamalara aslında sahne oldu. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ikili temaslar önemlidir. Zaman zaman sürpriz ziyaretler ve sürpriz görüşmeler de olur. Miçotakis'in CNN Türkiye yapmış olduğu o özel açıklamada da bunca yıldır aslında son yıllarda gerilen o gerilimli noktalardan sonra Miçotakis görüşme gayet iyi dedi. Hatta çok daha iyi dedi. Bundan sonra Yunanistan ve Türkiye arasında nasıl bir ilişki kurulacak, somut olarak sahaya nasıl yansıyacak bunu elbette takip ediyor olacağız. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde yapmış olduğu o konuşmanın yankı getiren tarihi konuşmayı bir kez daha dinleyelim. Dünyaya vermiş olduğu o çözüm önerisi 70 yıl öncesine dayanıyordu. Hitler'e karşı nasıl ittifak kurulduysa Miçotakis ve çok özür dilerim Netanyahu ve cinayet şebekesi insanlığın ittifakıyla durdurulmalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bir dinleyelim bir kez daha ardından döneceğiz Amerika'ya. Dost ve kardeş Filistin'in temsilcisini üye ülkeler arasında hak ettiği yerde görmekten duyduğumuz memnuniyeti burada ifade etmek istiyorum. Filistin'i tanımayan diğer devletleri de bu çok kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. Şu an çatısı altında bulunduğumuz Birleşmiş Milletler milyonlarca insanın hayatını kaybettiği
İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla kuruldu. Birleşmiş Milletler'in kuruluşuyla birlikte küresel istikrara, huzura ve adalete dair beklentiler yeniden yeşermiş, barış umutları yeniden filizlenmişti. Ancak üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha çok, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı beş ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır. 7 Ekim'den beri aralıksız süren İsrail saldırılarında 41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Çoğu çocuk ve kadın, 41 bin can, 41 bin insan hem de acımasız bir şekilde hayattan koparıldı. Yine çoğu çocuk, 10 binden fazla Gazze'linin nerede olduğunu kimse bilmiyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Buradan açık açık soruyorum. Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız? İsrail yönetimi temel insan haklarını içe sayarak bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, en temel hakları gasp edilen Filistinliler ise son derece haklı bir biçimde bu işgale, bu etnik temizlik faaliyetlerine karşı meşru direniş haklarını kullanmaktadır. İsrail üzerinde etki sahibi ülkeler tavşana kaç, tazıya tut politikasıyla bu katliama açıkça ortak oluyor. Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar, arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa,
Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Evet, devam edelim. İrfan Hocam'la da aslında reklamdan önce kalmıştık. İrfan Hocam, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yer önemli. Hitler vurgusu üzerinden benzeterek aynı şekilde insanlık nasıl o zaman ittifak kurulduysa, ülkeler nasıl ittifak kurduysa, bugün de aynı şekilde bir ittifak kurulmalı Netanyahu ve cinayet şebekesine karşı diyor. Peki aslında aynı yerde miyiz, aynı noktada mıyız? Tabii Erdoğan yani burada uluslararası toplumun vicdanı olarak, vicdani sesi olarak Türkiye'nin görüşlerini, kendi görüşlerini dile getirdi. Yani idealist bir durumu anlatıyor. Aslında uluslararası politikaya çıplak gözle baktığımızda bir orman kanunu olduğunu çok açık biçimde görmemiz lazım. Her ne kadar geçmişten günümüze çok önemli uluslararası sistemde ilerlemeler olmuş ise de halen uluslararası alanda şu an geçerli olan kural sosyal Darwinizm. Yani Darwin'in işte teorilerinden birisi güçlü olan ayakta kalır, zayıf türler ortadan kalkar ve ormanda nasıl ki aslan hakim ise ve aslanın diğerleri üzerinde tahakküm kurmasını ahlaki etik değerlerle yargılamıyorsak uluslararası sisteme de böyle bakmamız lazım. Şimdi şu an sistemin hakim gücü olan ABD'nin bakış açısı bu. Yani kendilerini adeta dünyaya işte medeniyet getiren millet olarak tanımlıyorlar ve bunu geçmişten bugüne kadar baktığımızda kutsal bir görev, manifest destiny yahut da işte beyaz adamın yükü, beyaz adamın gücü her tarafı gider, işte kalkındırır, dünyadaki geri kalmış bölgeleri kalkındırır gibi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Aslında bir güç yapılanması, yani bugünkü Birleşmiş Milletler sistemi de bir güç yapılanması, 1945'teki dengeler esas alınarak kuruldu ve o zamandan günümüzde dünya birkaç kez değiştiği halde buradaki strüktürün değişmediğini görüyoruz. 6 tane organı var. Mesela bir tanesi fonksiyonunu tamamen yitirdi. Vesayet Konseyi, çünkü böyle manda yönetim altında şu an bir ülke yok ama günün birinde Birleşmiş Milletler'in herhangi bir geri yönetmesi söz konusu olduğunda o görevi üstlensin diye bu kurumu da tutuyorlar. Şimdi Erdoğan tabii ki ideal bir durumun fotoğrafını çekti. Kolay değil bunun değişmesi. Yani bu yönde Müslüman dünyanın, ezilen halkların, güneyin sistemde hakları yenen, tahakküm altında tutulan tüm milletlerin Erdoğan bir anlamda konuşmasıyla temsilciliğini yaptı. Bu yeni olan bir şey de değil. Şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ana çartırına baktığımızda teşkilatı evet bir taraftan bu yapıdan dolayı suçlamamız lazım ama öte taraftan da Birleşmiş Milletler'in başardığı çok önemli işler de var. Yani mesela ana sözleşmeye baktığımızda amacı nedir diye baktığımızda uluslararası barış ve güvenliği korumak, devlet arasındaki ihtilafları güç kullanmadan, güç kullanma tehdidine başvurmadan çözüme kavuşturmak, işte kalkınmayı sağlamak, insan haklarının gelişimine katkı sağlamak. Mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu 10 Aralık 48'de Evrensel Beyannameyi yayınladıktan sonra tüm dünyanın pek çok ülkesinde evet, anayasalara girdi buradaki temel hak ve özgürlükler. İki tane uluslararası düzeyde medeni siyasi haklar sözleşmesi, ekonomik sosyal kültürel haklar sözleşmesi tüm dünyaya teşmil edildi. Bölgesel düzeyde insan hakları mekanizmalar oluşturuldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi. Şimdi tabii ki Erdoğan burada bir manifesto ortaya koydu. Bu çok açık. Yani bir taraftan Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılması. Öte taraftan Gazze'de bu akan kanın durdurulması ve yukarı tarafta Ukrayna'da ateşkes sağlanması. Yani bir bütün olarak baktığımızda merkezi, pergeli Ankara'ya koyup etrafımızdaki coğrafyada olan bitenleri mümkün olduğu kadar objektif bir perspektifle ortaya koydu ve Batı içinde şunu söyledi. Yani bizim Yahudilere yönelik bir antipatimiz yok, antisemitik değiliz.
Bizim buraya geleceğiz. Yahudi halkıyla da bir yönetimle sorunumuz var. Bunların ben soru sorabilir miyim? Amerika Birleşik Devletleri'ne değil mi? Murat Buyurun Bey. Soruları alalım Amerika Birleşik Devletleri'ne. Murat Bey bir sorum olacak. Şimdi bu tür uluslararası toplantıları Murat Bey de bir gazeteci olarak çok izledi. Ben de mesela birkaçını izledim. Şimdi bu genel kurul konuşmalarından çok özellikle bu ikili görüşmeler, diplomatik trafik de daha çok mesela ilgi çekiyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Miçotakis ile görüşmesi, işte birazdan Paşinyan'la görüşmesi bekleniyor. Bu diplomasi trafiğine dair, özellikle Erdoğan'ın bu yoğun diplomasi trafiğine dair gözlemleri nedir? Çünkü çok ilgi çekti ve hani böyle işte Olaf Scholz da var, işte Afrika'dan da var, işte Edi Rama da var. Ama asıl işte İran Cumhurbaşkanı çok merak ediliyor. Ya bu ne yapacak? Erdoğan'la görüştü. Yunanistan Türkiye ne olacak? Miçotakis Erdoğan'la görüştü. Azerbaycan Ermenistan ne olacak? Paşinyan Erdoğan'la görüşüyor. Ben buna dair daha çok gözlemini merak ediyorum işin doğrusu. Ya açıkçası şimdi tamamen objektif olarak söylüyorum. Aslında burada biz ev sahibiyiz. Amerika'da bana göre. Şimdi arkada Türkiye var. Evet. Malum. Gerçekten gurur duyulacak bir yapı. Hemen şu görmediğiniz tarafta da Birleşmiş Milletler binası var. Şimdi yani aradaki mesafe ne kadar? Bir dakika. Bir dakika. Bir 40 saniye, bir dakika civarı bir şey var, mesafesi var. Şimdi o kadar kritik bir noktada ki baktığın zaman Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan burada geldiği günden beridir çok fazla sayıda kritik görüşme gerçekleştiriyor. Burada liderleri ağırlıyor. Aynen. Sadece aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da değil, Sayın Emin Erdoğan da çok etkinlik yaptı. Ve hani şimdi bunu söyleyince birileri şey yapacak ama gerçekten kıskanılacak kadar önemli bir konu aslında bu. Çünkü bir yerim var. Ve tam en böyle stratejik, kritik noktada liderlerle birebir rahatça görüşme yapabiliyorsun. Ki zaten işte o kadar çok lider geldi, görüşme yaptı ki. İşte dün işte Pezeşkian mesela işte bir tanesi. Kim? Kuveyt Veliaht Prensi geldi. Kuveyt Veliaht Prensi geldi. Arnavutluk, Sırbistan, bugün Ukrayna, Ermenistan, Irak, Almanya, Hollanda, Almanya. Ev sahibiz diye o yüzden diyorum. Böyle bir... aslında baktığımız zaman psikolojik bir üstlük de sağlıyorsun. Çünkü senin binanı da kabul ediyorsun. Aynen. Çok kıymetli bir şey bana göre. Ve şimdi genel hava da şu. İşte delegasyonla vesaireyle de konuştuğumuz zaman dün akşam da bayağı bir sohbet etme imkanımız oldu. Sayın mesela işte ayaküstü Akif Çağatay Kılıç, Sayın Akif Çağatay Kılıç'la konuştuk mesela. Bir tanesi oydu. Yani görüşmeler gerçekten çok iyi geçiyor. Hava çok pozitif. İşte biraz önce Yunanistan Başbakanı'nı hep beraber gördük. İşte görüntüsünü yayınladık. Bize özel röportaj verdi. Vermek için de özellikle geldi diye zaten düşünüyorum. Çünkü gördüm nasıl geldiğini. Şimdi dolayısıyla şimdi bu genel kuruldaki konuşmanın havası ayrı ama onun dışında burada gerçekten çok ciddi bir diplomatik faaliyet yürütülüyor. Diplomasi yürütülüyor. Ve ben aldığım izlenimlere göre ve işte bilgilere göre mesela işte Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bulat bazı görüşmeler yaptı. Sayın Teknoloji Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır. Onlarla gene görüşmelerimiz oldu. Çok böyle pozitif bir, keza işte Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar. Çok böyle pozitif geçtiğine dair bir hava var. O duyumu alıyoruz, görüyoruz, konuşuyoruz. Yani aslında bizim açımızdan baktığımız zaman diplomasi açısından burada olmak, bu şekilde bu görüşmeleri yapmak Türkiye açısından kazançlı oldu diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Burası aslında tarafsız saha normalde Murat Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta. Ama siz bütün liderleri ayağınıza getirince bu bir diplomaside avantaj değil midir? Tabii. Yani kastettim aynen bu şimdi. Dediğim gibi biz aslında burada baktığın zaman Amerika'da gerçekten ev sahibiz şu anda. Yani
daha iyi nasıl anlatılabilir onu bilmiyorum. Amerika'da ev sahibi olmak. Aslında burada net o havayı alıyorsunuz Türkiye buraya gelince. Arkadaş, tabii. Yani liderler çıkıyorlar buradan. Bir bakıyorsun Türk evinde ya bir etkinliğe katılıyorlar. Ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyorlar. Veya işte bugün öncesinde işte görüşenler vardı. İnanılmaz hareketli. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan görüşmesi başlayacak Yunus. Murat Bey nasıl yani, oradaki hareketlilik? Biraz daha Ahmet Akpolat'tan da geniş görmesini isteyelim. Aslında Murat Bey'in söylediği. Ondan önce ben bir soru sorabilir miyim? Evet, İrfan Hocam'ın da şimdi, sorusu var. Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılmak için CHP Başkanı Özgür Özel ve dışişlerinden sorumlu başkan yardımcısı da şu an Amerika'da. Yani içerideyken yani ihtilaf halinde olabiliriz. Fakat dışarıda Türkiye'yi temsil ediyoruz şeklinde açıklamalar vardı. Acaba bir duyum alabildiniz mi? Yani Türkiye evini falan ziyaret etmeleri mümkün olabilir mi bu CHP başkanı heyetinin de? Paşinyan'dan önce CHP'den bir ziyaret var mı aslında? CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Türkiye'nin... Şimdi şöyle, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Sayın Ahmet Yıldız'dan, Büyükelçi Yıldız'dan bir randevu istediği ve bu randevu gerçekleştiği takdirde bunun da Türk evinde yapılacağı ya da diğer girişimleri, diğer temasları olursa yine burada olacağı bilgisi vardı Sayın Özel'in. Tabii bu da aslında şunu gösteriyor, biz hep bunu anlatmaya çalışıyorduk. Çok tabii tepkiler, eleştiriler de oluyor ama burası Türk'ün evi. Burası Türk halkının evi. Tabii. Parti ayırt etmeksizin, yetkili ayırt etmeksizin hepsi aslında gelip burada bu Türk evini, Türk'ün evini kullanabiliyor diye düşünüyorum ben Murat Bey. Ya sadece işte doğru söylüyorsun. Yani bütün muhalefet partileri, herkes kim varsa burada ben zaten işte geçen sene de benzerini görmüştük. Birçok etkinlik, görüşme, ya yani bu işte mesela lider eşlerine işte geçen sene de mesela benzer etkinlikler olmuştu. Bizi tanıtma, anlatma, yani her türlü organizasyon çok kıymetli bir şey. Şöyle yapalım aslında yani, Murat Bey. Dolayısıyla çok güzel özetledi. Yapılan en böyle stratejik işlerden bir tanesi bence burada bir Türk evi olması diye düşünüyorum. Murat Yancı'nın söylediği o ifadeden devam edelim. İsmail Bey, evet, lütfen sorunuzu da sorun da Murat Yancı şöyle bir ifade kullandı. Amerika'da ev sahibi olmak, bir Birleşmiş Milletler'le Türk evinin karşılıklı olması. Ahmet Akpolat'tan da rica edelim bize böyle bir geniş açıdan göstersin bir kez daha Türk evinin konumunu. Ben de gaza geldim, manşeti atayım mı? Atın. Bize her yer Türkiye. Güzel. Trabzon her yer doğru. Güzel. Bize her yer Türkiye. Bize her yer Trabzon'dan sonra değil mi? Türk eviyle Birleşmiş Milletler'in karşı karşıya olduğu aradan. Yani arası zannediyorum 60... Buyurun. Aradan bir yol geçiyor sadece. Şimdi evet, ne kadardır? 60-70 metre var mı? Çok yakınmış. Yok galiba. Ya. Sadece yok. Karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Karşıdan karşıya geçiyorsun. Şurada zaten görüyorsunuz işte. Karşıdan gelen. Ya bu müthiş bir avantaj yani. Şimdi gerçekten hem bir taraftan bizim adımıza gurur verici. Bütün Türkiye açısından baktığımız zaman işte hep dalga geçilir. Şöyle soralım o zaman Murat Bey'e ve Yunus'a yani soralım. Hareketlilik başladı mı? Saat 22'de böyle. Murat Bey, saat 22'de Paşinyan'ın gelmesi bekleniyordu. İkili görüşme olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Hareketlilik var mı? Şu an ne görüyorsunuz? Bize göre tabii hareketli gözüküyor ama siz orada hayır bir lider geldiğinde burası daha farklı bir atmosfer oluyor mu Göksu diyorsunuz? Tabii. Daha farklı bir atmosfer oluyor burada. Onu gördük. Bir anda her yer böyle güvenlik güçleriyle doluyor. Ondan sonra herkes olduğu yerde mıhlanmak zorunda kalıyor. Kıpırdayamıyorsun. Bir enteresan bu sene. Geçen sene bu kadar değildi galiba değil mi? Doğru. Bu sene keskin nişancıları aslında CNN Türk'ün görüntüleriyle göstermiştik izleyicilerimize. Ama şöyle bir şey de var aslında Murat Bey. Mesela bu arada Nikol Paşinyan'la görüşme başladı. Başladı mı? Önce Göksu. Ama tabii dün ve dünden önceki gün aslında yayınlarda gördük. Lidere göre muamelede var biraz. Doğru. Mesela Pezeşkiyan geldiğinde kuş uçurtulmadı. Ama savaşta bir ülkeden söz ediyoruz. Biden geçtiğinde hayat felç oluyor. Ama tabii Paşinyan olduğunda hani içeri girdiler.
Çünkü dün İran Cumhurbaşkanı'nın geldiğindeki o görüntü nişancılar da vardı. Devlet Başkanı da gelecek bugün buraya. O zaman çok daha farklı bir yer göreceğiz. Şimdi İran için aslında tehlikeli bir durum. İsrail'le savaştı mı, savaşacak mı? Nasıl adam ya. Yani İran'ın bütün kritik isimleri suikaste uğramışken Pezeşkiyan'da Birleşmiş Milletler toplantısına katılıyor. ABD İran ilişkilerini düşünürsek yani hani arada olmayan ilişkileri olmayan diplomatik temsilcilikleri. Ama aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. Trump'ın da suikaste uğradığı ve bir suikast denemesi daha yapıldığı noktada bence ABD'de her şey olabilir şu anda. Yani o noktada farklılık görmüyorum açıkçası. Peki. Şöyle yapayım. İsmail Bey'in bir sorusu vardı. İsmail Bey. Soru değil. Soru değilse şöyle yapalım. Biden gelmeden önce gündüz çok kısa bir şey söyleyeceğim. Evet. Sesim gitmiyor galiba. Evet. Gidiyor mu? Biden gelecekti. Yarım saat önce zannediyorum biz de Türk evine gidelim diye yola çıktık. Yunus Paksoy da hatta bir röportaj yapıyordu. Yarım saat kala bir anda böyle bir teyakkuz, bir alarm hali burada. Ondan sonra polisler baktı işte Ahmet Akpolat ve Yunus Paksoy'a doğru böyle bir alarma geçiyorlar, koldan ittiriyorlar. Falan. Canlı yayında tabii bunlar ekrana yansımadı ama ben müdahale etmeseydim galiba böyle bir ciddi. Çünkü çok da böyle bir şey alarm durumu da var. Hani işte Yunus daha iyi biliyor. Daha önce mesela bir Amerikalı muhabiri işte hemen yayını kes demişler ve kesmediği için götürdüler. Tutuklayıp götürdüler. Bir de şöyle mesela Başkan Biden geçeceği zaman kimsenin bir önemi yok yoksu. Bunu Murat Bey'le de gördük burada gözümüzde. İsterseniz İspanya'nın başbakanı olun, isterseniz Arnavutluğun cumhurbaşkanı olun. Umrunda değil Amerikan gizli servisinin. Başkan Biden geçtiğinde hiçbir kimse burada yürüyemez. Böyle sıkı bir güvenlik önlemi de var. O en ayrısı. Yani bazı isimlere ekstra özel güvenlik önlemi ama Başkan Biden buranın kralı. Hani söyleme doğru olursa. Peki şöyle yapalım. Belki yani şimdi Biden'da işte bugün gördük mesela Biden'a çok böyle ekstra. Mesela havada helikopter asılı duruyor. Ve dakikalarca ne kadar sürdü bilmiyorum. Hatta olduğu yerde duruyor yani. Dolaşmıyor. Olduğu yerde sabit bir şekilde bekliyor. Enteresan geldi bana. Peki şöyle yapalım Murat Bey. Her sene Birleşmiş Milletler zirvesinde Yunus'u yayın yapmak konusunda riskli alanlara sokuyoruz veya farklı alanlarda ve Yunus bize orayı gösterirse şimdi tekrar Türk evinin etrafını göstermesini isteyeceğim ama siz de yanındasınız. Yunus'a göz kulak olun, sahip çıkın. Bizim ya da için yüksek kıymetli. Müsaadenizle Yunus'u gözden çıkarabilir miyiz? Ya da evet bugün gerçekten Yunus'u Ahmet Akpolat'ı kurtardım diyebilirim. Bizi Amerikan polisinin elinden kurtardı yoksa. Öyle güzel. Söyleyeyim. Peki gözünüzü kulağınızı ayırmayın Murat Bey. Size, evet. Ama teşekkür zaman, ediyoruz. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da katkılarından dolayı Yunus'la devam edeceğiz. Benim muhtemde kendim. Peki. Şimdi şöyle yapalım. İsmail Cükeli'nin de bir çok sorusu vardı. Çok teşekkürler Murat Bey. Sağ ol. İyi yayınlar herkese. Murat. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Peki. Ya ben aslında güvenliği soracaktım fakat o arada zaten cevabını aldım. Aldınız yani mı? Evet. Dün işte karaslılar vardı, işte yani uzun namlulu silahlar vardı, nişancılar vardı, dürbünler vardı, yere kurulmuşlardı. Bugünkü havayı soracaktım fakat zaten Yunus verdi cevabını Murat Bey'le beraber. Dolayısıyla soru boşa çıktı yani. Peki. Şimdi Yunus Paksoy aslında bize Türk evini gösterecek etrafını ve oradaki görüntüleri ama bir konuşmaya devam edelim. Çünkü Biden'ın da konuşması önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına başlık açtık ama Melike İter size ayağı alayım. Tabii. Ayakta anlatalım bence. Buradan da böyle adım adım konuklarımız da Hazar Hocam, İrfan Hocam ve İsmail Dükel de bize katkı sağlasın. Şöyle Biden diyor ki, İsrail-Lübnan sınırı tam bir savaş riski altında. Gazze'deki masum siviller cehennemi yaşıyor. Hamas'ın başlattığı savaşı Gazze'liler istemedi. Artık ateşkes zamanı. Filistinliler iki devletli çözümü hak ediyor dedi Başkan Biden. Vallahi bu ya şu iki cümle beni benden aldı. Hangisi? Gazze'deki şu şöyle iki cümle. Benim. Yani, Gazze'deki masum siviller yani cehennemi yaşıyor. Bir de hangisi? Ha. Bir de şu. Ha Filistin'de ya hani şimdi Gazze'deki masumlar cehennemi yaşıyor. Ya biz 7 Ekim'den beri bunu söylüyoruz zaten. Sen ne yapıyorsun? Şimdi burada şey var. Göksu ya kusura bakma ama hani böyle biraz akıl oyunu var. Hani ben işte görünürde
ben de işte insan haklarında yanayım. Bu çocuklar ölmesin istiyorum. Ama görünürde mi? Öyle. Gerçekte böyle mi? Değil. İsrail'e silah vermeye devam ediyor musun? Ediyorsun. Para veriyor musun? Veriyorsun. İsrail kırmızı çizgim diyor musun? Diyorsun. İran'la gerildiği anda hemen Hürmüz Boğazı'nın açıklarına iki tane savaş gemisini gönderiyor musun? Gönderiyorsun. F-35'ler, F-16'lar havada gösteri uçuşu yapıyor mu? Gözdağı veriyor mu? Veriyor. E ne anlatıyorsun bize? Yani şimdi, bak, masum siviller cehennemi yaşıyor. Evet. Şimdi evet. Bu tartışmalar başladığında işte Amerika Birleşik Devletleri falan bu stüdyoda demiştim ki tavşana kaç tazıya tut. Bu Cumhurbaşkanı da. Şimdi şu konuşmanın bu kısmı tavşana kaç kısmı. Tabii. Senin biraz önce anlattıkların da tut kısmı. Tamam. İşte tutmuyor. Ha, tutuyor. Tutmuyor. Tutuyor, veriyor. Silahları ha, veriyor, veriyor, veriyor falan. Tamam, evet. Burada şöyle evet, bir açıklama tutuyor. Da yapıyor. Diyor ki ama suçlu burada Hamas. Da kaç kısmı işte tavşana kaç tazıya tut. Tamam, bir de diyor ki suçlu Hamas Gazze'liler değil. Hamas'ın başlattığı savaşı Gazze'liler istemedi. Suçu Hamas'a atıyor ama Gazze'liler istemedi. Ya şöyle. Suçlu Gazze'liler değil. Filistin bak, halkı değil. Ama tamam. İşte. Göksu, o, şimdi mesela 7 Ekim meselesini tartışabiliriz. Ama şöyle 7 Ekim gösterip 7 Ekim sonrasını atlamak insani değil. Bak, 7 Ekim'de olanları kimse tasvip etmedi. Yani silahsız insanların öldürülmesi karşımıza hangimiz tasvip ettik? Peki 7 Ekim'i bahane edip 41 bin tane insanın çoluğu çocuğu öldürmek, orayı cehenneme çevirmek, yani faşizmin dik alası. Ya sonrası da olanlar, tamam Gazze'liler istemedi, Gazze'liler niye ölüyor? Gazze'liler ölüyor. Yani tam bir, hakikaten bir samimiyetsizlik. İsrail-Lübnan sınırı tam bir savaş riski altında. Kim yürü diyor onları? Daha dün 500 kişi öldü. Evet. Güney Lübnan'ı boşalt. Ya kendi toprağında ne diyor ya? Efendim Hizbullah terör örgütü. Ya sana göre terör örgütü. Sana göre terör örgütü. Lübnan'a göre değil. Tabii. Meşru bir örgüt. Sen mi karar vereceksin? Yani kendi toprağında ne diyor? Boşalt diyor Güney Lübnan'ı. Olacak şey değil. Ve sen alkışlıyorsun şimdi diyorsun ki savaş riski altında. Evet, aynısını diyoruz. Filistin'den iki devleti çözüm hak ediyor. Evet, ediyor. Peki bunu hangi ara mesela İsrail'e dayattınız? Ne zaman dediniz yap diye? Bir tek Baba Bush döneminde Yasser Arafat'la o dönemki İsrail devlet başkanını bir araya getirdiler. Evet, yani böyle acaba yolu açabilir miyiz diye. Ondan sonra siz bu iki devletli çözümün tarafı olmadınız ki zaten. Melik Bey belki şunu ilave edebiliriz. Lütfen. Şimdi burada fail İsrail'ken ve İsrail'in bütün yaptıklarında mali, stratejik, istihbarati ve siyasi destek anlamında, güvenlik anlamında aslında diğer bir ana aktör de ABD. Ve aynen. Hatta zaman zaman şundan endişe etmişti. Hatırlayalım şu üniversite protestoları olduğu zaman da orada açılan pankartlarda şunlar yazıyordu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Amerika'yı da suçlu duruma düşüreceksiniz. İsrail'i evet. Bu kadar körü körüne desteklemeyin. Şimdi bu cümlelere baktığınız zaman ilk cümle dışında hiçbirinde İsrail geçmiyor. Yani geçmiyor. Sanki paragrafta sadece özne yok hocam, özne yok. Öyle. Yani bir kitabın yüzü olur fail. Ya tek tarafını okuyor sadece. Tabii. Doğal olarak. Ya fail kim? Fail. Fail kim? İsrail'le başlayan cümle yasak. Yok. Yaşatan kim? Nerede? Özne nerede? Ay bir başka konuşmasında da bunun devamı konuşmasında şey diyor. Ben diyor savaş suçlarına karşı çıktım diyor. Peki bu savaş suçlarını kim işledi acaba? Tabii. Aynen. Şimdi savaş suçları ve soykırım suçlarının tanımına baktığımızda hem cürümü işleyenler sorumlu hem de ona destek verenler, teşvik edenler, aynen yönlendirenler. Yani kendisi burada ABD Başkanı yaptığı konuşmada ikinci konuşma işte birinci Brezilya konuştu. Sonra işte Joe Biden yaptığı konuşmada aslında günah çıkarttı. Biliyorsunuz Katoliklerde ve galiba Ortodokslarda da papaza gidiyorsunuz. Hı hı. İşte papaz efendi ben dün gece geçen hafta şu günahları işledim diye itiraf ediyorsunuz ve sonra aklanıp çıkıyorsunuz. Yani tam ayrıntısını bilmiyorum. Işte. Ha işte burada da Joe hocam, Biden, bakın Amerika, Joe Biden kendi sorumluluğunu burada öne çıkarmadan
Aslında iki devletli çözümde yanayız. Aslında burada ihtilafın bir an önce ateşkes ve uzlaşıya varması, rehinelerin kurtarılması ve taraflar arasında uzlaşı sağlanması çabası içerisindeyim diyor. Kendisinin buradaki sorumluluğunun üstünü örterek bu konuşmayı yapıyor. Aynen hocam, kaldı ki şimdi iki devletli çözüm diyor ya, iki BM toplantısı öncesi hatırlayın, orada da daha bunlar yok. 7 Ekim yok, hiçbir şey yok. Hatırlarsın Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan haritaları kaldırıp gösteriyor. Filistin sınırlarının nasıl değiştiğini. Ve diyor ki işte 47 sınırına dönürsün, Doğu Kudüs başkent olsun, iki devletli çözüm. Böyle haritaları gösteriyor. 67 sınırı. 67. Gösteriyor hepsini böyle tek tek. Şimdi o günden bugüne ne yaptınız mesela iki devletli çözümü? Hiçbir şey. Sorun gittikçe kilitlendi. Sonra 7 Ekim'de saldırı oldu, Hamas'ın saldırısı. Siz 7 Ekim'den sonra bütün Filistinlere, sadece Hamas'a değil, Hamas'la savaşmadınız ki. Filistinlere hayatı cehennem ettiniz. Mesele orada. Çoluk çocuk öldü ya. Tepelerine bomba indirdiniz ve sizin o faşist hükümet kanadınız çıktı. Dedi ki ya gıda atacağımıza bomba atarız. İşte stand kurdunuz, silah dağıttınız millete. En iyi Filistinli ölü Filistinlidir diye falan. Faşizmin doruklarına çıktınız. Amerika ne yaptın sen şu ana kadar? Ne yaptın? Hadi diyelim ki çok basit bir şey. Amerika doğrudan İsrail'e dur diyemiyor. Değil mi? Hani diyor ya tutmayın beni. Birisi de ya tutma onu. Şimdi Amerika dese ki ya tutma onu demesin, o bile çözer. Nasıl? Şöyle diyecek ki kardeşim BM'de karar almasını engellemeyecek. Daimi komitede engellemeyecek. Lahey Adalet Divanı'nın kararını tanı diyecek İsrail'e. Evet. Bak ben demiyorum, diyor ki BM'de biz üyeler arasında itilafı çözmek için Lahey Adalet Divanı'nı kurduk. Lahey Adalet Divanı sana diyor ki bak Gazze'de insanlık suçu işiyorsun, derhal terk et. Lahey Adalet Divanı'nı dinle. Geçtim onu. Bak Uluslararası Ceza Mahkemesi Milosevic gibi seni sanık sandalyesine oturtacak. Genocide, soykırım bu. Oraya uy. Bunu dese bile yeter ya. Hadi o tutmasın ya. O tutmasın. Ama tutana da tutma demesin. Amerika tutana tutma demiyor diyor. İsrail'i tutma. Yani ne sen tutuyorsun, bir de tutana da engel oluyorsun. Nasıl çözeceğiz bu işi? Nasıl çözeceğiz bu işi? Yani akıl oyunlarına gerek yok ya. Doğrudan kendin durduramıyorsan bile uluslararası kurumların kararlarına atıfta bulun ya. Hayır, kararlar şöyle çıkıyor. Karar çıktı. Mesela 2735 sayılı 10 Haziran'da Güvenlik Konseyi karar verdi. Şimdi daha önce Güvenlik Konseyi'nde ateşkes tasarıları sunuldu. Evet. Bu tasarıları ABD veto etti. Aynen. Bazen İngiltere ile beraber veto etti. Aynen. Ama daha sonra Mayıs ayında dolaylı müzakerelerden bir fotoğraf ortaya çıktı. Yani Doha'da, Kahire'de İsrail heyetinin de katıldığı müzakereler oldu. Şimdi arabulucular bir tur İsrail heyetiyle görüşüyor, bir tur Hamas'la görüşüyor. Hani Hamas'ı tanımıyordunuz, siz dolaylı olarak tanımış oluyorsunuz. Aynen. Müzakerelere katılmış olmakla. Doğru. Şimdi ortaya bu müzakerelerden bir fotoğraf çıktı. Ve bu fotoğrafı esas alarak 31 Mayıs'ta Joe Biden dedi ki çok önemli açıklama yapacağım, gazeteciler gelsin dedi. Aynen öyle. Açıklamayı yaptı. Üç aşamalı bir çözüm yeterli planı olmadığı için Güvenlik Konseyi kararı çıktı. Kararda üç şey var. Rehinelerle tutuklular takas edilsin. Takas edilecek. Evet. Yerlerinden edilenler geri dönsün ve İsrail işgali tamamen Gazze'de sona ersin. Peki bu karar şimdi bağlayıcı değil mi? Bağlayıcı. Ama arkasında durmanız lazım. Ekonomik yaptırımlarla, askeri yaptırımlarla orada bir barış gücü olması lazım. Birleşmiş Milletler barış gücü. İşte bunlar olmadığı için İngiltere, ABD, Rusya, Çin, Fransa. Şimdi burada tabii Rusya, Çin karşı çıkıyor, gözüküyor. Zımnen onlar da örtülü olarak bundan dolayı sorumlular aslında. Hocam, şöyle yapalım, bir bakın. Yunus'a gidelim. Devam edeceğiz, biz konuşacağız. Yunus çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan bir araya geldi. Türk evinde konuşuyor dedi. Yunus tam olarak neredesin? Bugünün önemli başlıklarını, yansımalarını senden dinleyelim ve bize etrafı göstermenizi rica ediyorum Ahmet Akpolat'la.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşme devam ediyor hala. Şu an yerel saatte burada 15.20'yi geçtik. Yaklaşık 20 dakika önce başlayan bir görüşme var Ermenistan Başbakanı ile. Bugün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan-Ermenistan arasında diyaloğu desteklediklerini, burada bir barış iklimi oluşmasını desteklediklerini, ayrıca Türkiye-Ermenistan arasında da önümüzdeki dönemde olumlu adımlar atılmasını temenni ettiğini söylemişti. Burada o ikili görüşmenin gerçekleşiyor olması da yine tabii Türk evine Nikol Paşinyan'ı getirmekte tarihi bir öneme sahip, onu söyleyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Akpolat gösteriyor bizim nerede olduğumuzu. Hemen Türk evinin önündeyiz. Burada çıktığında Nikol Paşinyan aslında kendisini görme, belki de kendisine yine görüşme nasıl geçti, nasıl mesajlar verdi orada, onu da sorma fırsatımız Yunus, olacaktır. Ancak rica ediyorum, aslında yakalamanızı da istiyorum açık açık söyleyeyim. Çünkü az önce Miçotakis'ten de burada konuşmamıza ve tartışmamıza da sebep olacak açıklamaları da aldınız. Bu anlamda da başarılı bir gazeteciliğe imza attınız. Ama şunu da merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan şu an ne konuşuyorlar? Hatta şöyle bir atıfta da bulunan Paşinyan, geçtiğimiz günlerde de bu Türkiye ile ilgili ilginç açıklamalar yapan, Ermenistan'ın oluşum politikasına aykırı açıklamalar yapan bir isim. Bizim açımızdan da olumlu bir lider diyelim. Şu an mesela içeride iki lider, iki isim ne konuşuyor? Bunun dediğim gibi aslında şifrelerini biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisinden aldık Göksu. Yani iki farklı konuya değindi. Sadece Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkiler değil, aynı zamanda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkiler de. İki ülkenin arasında tabii savaşlar yaşandı, çatışmalar yaşandı, ancak bundan sonra bu iki ülke nasıl bunu barış dolu bir iklime çevirebilir? O bölgede nasıl bir barışa ulaşılabilir? Aynı zamanda keza Türkiye-Ermenistan arasında nasıl o ilişkiler daha iyi bir noktaya getirilebilir? Mutlaka bu konuların konuşulacağını, tabii bu noktada Ermenistan'a da çok yararı olacak ekonomik yönler olacak, Türkiye'ye de yararı olacak ekonomik yönler olacak. Ondan dolayı siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin masaya yatırılacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Bu noktada tabii çıktığında bizim bunu bir de Paşinyan'ın kendisinden, kendi ağzından teyit ettirme fırsatımız olursa, bu da tabii tarihe geçecek önemli bir kayıt olur. Çünkü Miçotakis'i sen de bahsettin. Onun ilişkiler geçmişe göre çok daha iyi durumda demesi bize bir fikir verdi. Yani demek ki o badireli, krizli, sürekli çatışmalı, hatta çatışmaya girebileceğimiz, her gece bir gece ansızın gelebiliriz dediğimiz noktadan aslında çok daha iyi bir noktaya gelindiğini kendisi söylemiş oldu. Ermenistan Başbakanı da bu yönde bir açıklama verebilir bize diye tahmin ediyorum Göksu. Peki Yunus'a sorularımız var mı? İrfan Hocam, İsmail Bey, Hazar Hocam. Bu şeyde Miçotakis kalabalık oldu Türkiye'de. Meselesi değil de özellikle Paşinyan'a dair. Sevgili Yunus, bu Ermenistan-Azerbaycan sorununun kalıcı anlamda çözülmesi ve normalleşmesine dair bir beklenti var aslında. Bir şey bekliyor muyuz, bir çözüm haritası ya da bir çerçeve? Şimdi şuna dikkat çekmek lazım aslında. Paşinyan kendi ülkesinde özellikle radikaller tarafından yerden yere vurulan, hainlikle doğru suçlanan biri. Neden? Çünkü Türkiye ile ilişki kuruyor. Ermenistan olarak Azerbaycan'la ilişki kuruyor. Şimdi aslında Türkiye evinden sonra bir posta ülkesi, daha dayak yiyecek Yunus. Doğru. Bence kesinlikle çok doğru için bir tespit. Türk evine, yani önünde Türk bayrağı, ay yıldızı olan, Türk evi yazan bir yere geldiği için Ermeniler büyük ihtimal radikal olanlar diyelim, çok ciddi biçimde yine dayak atacak Paşinyan'a. Ama bu cesareti göstermesi, bu inisiyatifi alması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tamam ben gelirim Türk evinde de görüşürüz demesi bence tarihi bir öneme sahip. Bana şunu gösteriyor: bana bu kadar iyileşme yetmez, daha da iyileşelim, ilişkileri normalleştirelim, ticari ilişkiye girelim, şu artık geçmişi arkada bırakalım mesajı alıyorum ben Melike İtel. Bilmiyorum, sen de aynı şekilde düşünüyor musun? Doğru. Ben yani bu normalleşme meselesinde Türkiye ile normalleşmesi, aynı zamanda Azerbaycan, Ermenistan hızla normalleşmesinde önünü açacak. Ve hele Paşinyan gibi bir, ya bir de Ermeni diasporası çok acımasız. Öyle böyle değil. Yani bak, o çok önemli bir konu. Linç o, mahalle baskısı falan değil. Bayağı linç ediyorlar. Melike İtel'in söylediği, Yunus buna katılıyor musun? İtirazı olan konu.
Linç edilmek başka bir şey, aforoz edilmek başka bir şey. Hayır. Linç mi ediliyor, aforoz mu? Hayır, ben katılmıyorum. Şimdi Ermenistan'da Nikol Paşinyan güçlü biçimde destekleniyor. Mesela Dağlık Karabağ işgali 30 yıla yakın sürdü. Dağlık Karabağ'ın etrafındaki Azerbaycan rayonlarının işgali işte en son kurtarıldı. Fakat Dağlık Karabağ'ın merkezi kurtarılmadan önce, Han kentinde Azeri hakimiyeti tesis edilmeden önce aslında 2021 yılı Haziran ayında seçim yapıldı. Şimdi parlamenter demokrasi de tek başına bir partinin %54 hem de savaşı kaybetmiş iken bir sonuç yakalaması mümkün değil. Çünkü Ermenistan halkı da biliyor ki yani reel politik açıdan bakmak lazım. Bu zamana kadar Sovyet Devleti dağıldıktan bu zamana kadar hep hayallerle yaşadılar. Bir taraftan önemli ölçüde Ermenistan'ın iç işlerine Rusya karışıyor aslında. Birinci Dağlık Karabağ Savaşı Rusya'nın geniş ölçüde askeri, lojistik desteğiyle başarıldı. İkinci olarak diaspora yönlendiriyor. Dışarıdan işte kaynak, ekonomik takviye yapıyor. Ve içeride daha önce Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Koçaryan, Sarkisyan, bunlar aşırı milliyetçi, Büyük Ermenistan'dan bahsediyorlar. Doğu Anadolu, Ermenistan, Dağlık Karabağ üçünün birleşmesinden oluşan Büyük Ermenistan'dan bahsediyorlar. Ve Nikol Paşinyan'ı bu Koçaryan, Sarkisyan çetesi, bunlar aynı zamanda Ermenistan'da yolsuzluk yaptıkları için halk tarafından bunların siyasal partileri çok fazla desteklenmiyor. Şimdi bunlar Başbakanı Nikol Paşinyan'ı adeta şöyle suçluyorlar. Yani bu şekilde basında kullandıklarını da ben gördüm. Erdoğan'ın Ermenistan valisi. Yani bir takım böyle konuşmalarına baktığınızda tepki doğuracağını zannediyorsunuz. Fakat Ermenistan halkı tecritten ve bu işgalden kaynaklanan ekonomik sıkıntılardan son derece bunalmış vaziyette bir barış istiyor. Şimdi Nikol Paşinyan'ın kullandığı ifadelere bakalım. Mesela diyor ki Doğu Anadolu Ermenilerin anavatanı değildir diyor. Soykırım olmamıştır diyor. Bunlar önemli. Mesela Putin'le şu an Ermenistan'ın arasında derin bir güven bunalımı var. Nikol Paşinyan'ı ben yani bir Türk olarak cesaretinden dolayı da tebrik ediyorum. O da şu, Türk evine gelmesinden dolayı değil. Tabii bu da önemli. Şimdi Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi tam bir yıl sonra 2023 yılı Mart ayında Putin için tutuklama kararı çıkarttı. Bakın kolaylıkla çıkarılabiliyormuş. Ama Mayıs'tan bir hiç çıkmadı. Şimdi bu karar çıktıktan sonra Putin Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki BRICS toplantısına katılmadı. Oraya Sergey Lavrov gitti. Lavrov dedi ki yani işte buraya gelirse başımıza tutuklanma tehlikesi var, belalar gelebilir ve telekonferans yöntemiyle katılmasını uygun gördüler. Moskova'dan katıldı Putin 2023 Ağustos ayındaki toplantıya. İşte tam o dönemde Nikol Paşinyan kendisinden beklenmeyen bir cesaret gösterdi. Ermenistan daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğünü kabul etmişti. Yani uluslararası anlaşma statüsünde, fakat onaylamamıştı. Tam o günlerde bu metni meclise sevk etti ve meclis Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmasını öngören bir metni kabul etti. Var. Yani şu anlama geliyor. Putin Erivan'a gelirse tutuklanacak teorik olarak. Şimdi, bu Gazze'yi büyük bir meydan okumaydı. İsrail'i konuşuyoruz. İsrail Suriye'de Tarsus'u vurdu. Son dakika gelişmesi. Tarsus'un önemine de aslında konuklarımıza soralım Hazar Hocam. Şimdi evet. Son dakika gelişmesi olarak Suriye'de. Neyin istihbaratı? Üç cephede nasıl yapabiliyor? Evet. Hava saldırısı yapıyor. Üç cephe ya. Hayır, neyi yani sorguluyorsunuz Lübnan, burada? Güney Lübnan, şunu Gazze, Suriye. Etkinliğin açısından mı yoksa? Nasıl İrfan bu kadar Hocam, gücü var? Yani aslında yoksa bu. İsrail'in bunu tek başına yapabileceğine mi inanmıyorsunuz? Evet. Yani bunu mu sorguluyorsunuz? Evet. Tek başına yapmıyor. Force edilmeden. Hayır, tek başına yapmıyor. Amerika'nın güçlü ekonomik ve teçhizat cephane desteğiyle yapıyor. Rus bir de kara harekatı yapamaz. Yani hava saldırısı yapıp geri çekilir. Bu kadar. Tarsus'taki Rus üssünü de unutmayalım. Şimdi ben bir an dedim hani direniş ekseni vesaire oradan mı gidiyor Tartus. Ama. Tartus. Evet. Rus üssü var orada bir de. Evet, Rusların üssü var. Evet, deniz Rusların üssü. Deniz üssü var. Bir de Huneymim'de hava üsleri var.
Evet, şimdi bilgiler gelmeye başladıkça aslında izleyicilerimize aktaracağız. İsrail Suriye'de Tartus'u vurdu. Önemli bir bilgi. Şimdi Melik Yiğitel'in söylediği gibi Lübnan'a çevirmiştik gözümüzü. Yani acaba orada bir kırılma olacak mı sorusunu sorduk. Gelmiştir. Yani burada işte Hizbullah sempatizanları, savaşçıları var diye bir istihbarat gelmiştir bunun üzerine. Hava saldırısı yapılmıştır. Yazında yapmıştı. Yazında. Evet. Şöyle, bu tekrar seve tekrar söylüyoruz aslında. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan katıldığı editör masası programında soruları yanıtladığında Anadolu Ajansı'nda gazetecilerin bölgeye hızlı bir şekilde yaymak istediği vurgusunu yapmıştı. Ve Melik Yiğitel bunu nasıl da yapıyor? Şimdi ve bir ülkenin bunu sadece şöyle söylemişti Sayın Fidan. Etkin gücüyle ya da sahadaki gücüyle değil, istihbarati açıdan da gücü olduğunu da bize gösteriyor bu saldırıları yaptığını. O çağrı cihazı da gördük. O çağrı cihazını da aynı şekilde. Muazzam bir istihbarat ve teknoloji. İstihbarat gerekiyor. Nanoteknoloji. Burada evet. Ne? Burada bir şey söyleyeceğim. Burada ne, Tartus'ta ne gibi bir istihbarat almıştır Hazar Hocam? Şimdi şöyle, Suriye olduğu için öncelikle herkesin... Ayağı alalım Melik Bey, sizi alalım. Hazar Hocam, sizi alayım. Şimdi birazdan herkesin... da harita getirir arkadaşlarımız, oradan da devam ederiz. Buyurun. Şimdi herkesin Suriye'de olduğunu unutmayalım. Şimdi önce şunu söyleyelim. İçeride sıkışmışlığından çok uzun süre bahsettik İsrail'in ve aylardır Lübnan'la olan karşılaşmasını izliyoruz. Fakat ilginç bir şekilde şunu sorguluyoruz. Şimdi gücün unsurları var. Yani şimdi gücümüzü... şöyle yapalım. Yerini tam anlatalım. İrfan Hocam, sizi de alayım. Hocam sizde galiba şey yok değil mi? Lazer yok mu hocam? Var. Lazer alalım o zaman hocam. Şurada. Aha, burada. Tamam. Şunu şimdi şöyle bir bilgi Buyurun. Var. Onu da aktarayım. Belki onu da tamamlarsınız. Hizbullah'a bağlı El Mayadin örgütü Akdeniz kıyısındaki Suriye'nin Tartus kentinin hava sahasında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Lübnan'a yakın bir Suriye toprağından mı söz ediyoruz? Evet, nerede yani tam hocam? Burada. Nerede? Yani. Kamerayı bir yaklaştırabilir miyiz arkadaşlar? Jimmy'den bir rica edelim. Tam yerini İrfan Hocam göstersin. Deniz kenarında. Ha, tamam. Şimdi şöyle, aslında şimdi şuraya odaklanalım. Burada biz bir savaşı 50 haftadır izliyoruz ve son 4 aydır da aslında buradaki karşılaşmanın çok sıcak bir hale geldiğini görüyoruz. Şimdi Lübnan ve İsrail arasında olan ve İsrail'in bu cepheyi genişletme arzusunu içeride 50 haftadır gücünü tüketen İsrail'in hangi gücüyle acaba Hizbullah'la karşılaşacak sorusuna cevap arıyoruz. Şimdi bir taraftan da aslında hatırlayalım, birkaç ay önce yine Mısır'la da işte Golan Tepelerinde de Suriye'de de ve yine ABD desteğiyle Irak'ta Haçlı Şabi ile de aslında eş zamanlı ve tabii ki Tahran'ı, İran'ı da unutmayalım. Mütemadiyen bir bölgede sinir uçlarıyla oynama halinde olduğunu İsrail'in görüyoruz. Peki şimdi gücün bir tanımı vardır. Yani sizin ne kadar güçlü olduğunuz, ben çok güçlüyüm demekle olmuyor. Tabii bir algı vardır, o ayrı bir konu ama. Yani mesela asker sayınızdır bir anlamda. Savunma sanayinizin durumudur bir anlamda. Ekonominizin kırılganlığı ya da kırılgan olmamasıdır bir anlamda. İçerideki sosyolojik sıkıntıların kaşımaya ne kadar müsait olduğu ya da olmadığıdır bir anlamda. Ve bir de tabii ki dış desteğinize ne kadar güvendiniz. Şimdi biz tam olarak bu noktaya bir odaklanalım. İsrail ABD'den duyduğu dış desteğe fazlasıyla güveniyor ve güvenmekte de haklı. Çünkü aslında İsrail'in bu gücünün tüm parçalarına baktığımız zaman Husilerle, Hizbullah'la, Hamas'la, Haçlı Şabi'yle ya da direniş ekseninin tüm parçalarıyla Tahran'a kadar olan bu mücadeleyi tek başına yürütmesi mümkün değil. Değil İsrail aslında, yani kim bu kadar ayrı aktörle, İsrail'in de bir nüfusu var, 9 milyon nüfusu var. Unutmayalım, evet. Nisan ayında bu nüfusun milyona yakını çift pasaportlular Avrupa'ya ve ABD'ye gittiler. Yine İsrail'in kuzeyinde yerinden edilmiş 200 bin insan bugün Tel Aviv'de. Hocam oraya İran'ı da ekleyin ya. Tabii. Yani burun buruna geldi, tamam sıcak çatışma yok ama. Nisan'da bunu yapmaya çalıştı. Şimdi bunu tekrar yapmasın. Haniye'yi Tahran'da öldürdüğünde daha güçlü bir şekilde tekrar bunu yaptı. Çünkü Nisan'da İran rehberi şunu söylemişti. Bir daha kırmızı çizgiyi geçmeyin. Bunu yaparsanız aynı sabrı göstermeyeceğiz demişti. Şimdi hala İranlı yetkililer bunu vurguluyorlar. Yani
İsrail'e bir cevabımız olacak. Direniş ekseniyle birlikte ya da tek ama İsrail'e cevap vereceğiz diyor. Fakat burada neden Hizbullah bugüne kadar durdu ki dün artık en yüksek noktaya geldi bu? Şimdi Lübnan'da siviller öldürülüyor ve Lübnan'da bir anlamda bir Gazze ve bir Batı Şeria'ya dönüştürülmeye çalışılıyor İsrail tarafından. İsrail bunu neden yapıyor? İsrail biliyor ki bütün bu eksenin parçaları eğer İsrail'e vurursa ABD isterse seçimine 24 saat kalsın. Yine de İsrail'e destek olmak zorunda kalacak. Yani cepheyi genişletme çabası gücüne güç katmak için. Yani bu kadar provokasyon, çünkü bunun başka bir mantığı olamaz. Çünkü hepsi topyekün vurduğu noktada zaten Demir Kubbe'nin etkilenmemesi mümkün değil. Zaten Hizbullah'ın o sınırda 40 yıldır İsrail'i durdurma çabası var. Yani bir parça bunu bu şekilde okuyorum. İrfan Hocam, burada tam da aslında Hazar Hocam söyledi, Tartus'ta bir Rus üssü de var. Şimdi oradan mı bir istihbarat aldı bununla ilgili, Hizbullah kaynakları bir açıklama yaptı? Yoksa farklı denklemler de olabilir mi burası için Tartus? Şimdi aslında Suriye'nin böyle rejimin kontrolünde olduğu bölgelerin hava sahası koruması da Rusya'nın inisiyatifinde. Rusya 2015'ten itibaren bu Suriye'deki iç savaşa rejim lehine müdahil oldu, katıldı. Halen bu yönde rejimi korumaya, kollamaya devam ediyor. Acaba Ruslara bir mesaj mı diye düşünmemizi gerektiren bir şey yok. Yani Rusya zaten burada Sovyetler Birliği döneminden beri Tartus'ta üssü var. İşte onu genişletti. Şimdi bir de Huneymim'de hava üssü kurdu. Rusya zaten burada tutunmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'deki rekabette kendisi de bir alan edinmeye çalışıyor. Benim kanaatime göre çok iyi bir istihbarat ağı var. İşte haber almıştır Suriye'nin içerisinde, Suriye iç savaşına müdahale eden Lübnan kökenli Hizbullahlar halen önemlice bir kısmı Suriye içerisinde. İşte orada önde gelenlerden birisinin bulunduğuna yönelik bilgi almıştır ve onu elimine etmek için bir operasyon, hava saldırısı yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü burada İsrail'in stratejisi bir kara işgali şeklinde olmayacak benim kanaatime göre. Şimdi İsrail'in kuzey tarafında Hizbullah saldırılarından dolayı işte rakam değişiyor. Evet, Hoca 200 bin dedi. Bazı kaynaklar 100 bin diyor, 80 bin diyen var. Ama kayda değer bir nüfus. Evet, önemlice bir nüfus. Buradan sürekli hava unsurlarıyla, füzelerle, şöyle roketlerle yapalım. Paşinyan saldırıya Cumhurbaşkanı için. Erdoğan görüşmesinden ilk fotoğraf geldi. İki lider bir araya geldi Türk evinde. Kameralarımız bir diğer yanda da Türk evinin önünde. Her an çıkabilir Paşinyan. Cumhurbaşkanımızın yüzüne bakalım. Az önce Miçotakis'le olan toprantıdaki şeyden çok daha farklı bir ifade. Nasıl bir ifade hissettiniz? Yani şöyle... Tabii ki şimdi Türkiye'nin... Başında gülümseme var ama böyle bir hafif bir gülümseme. İşte bunlarda da hep bir anla, hani bu beden dili uzmanları hep bunu söylerler ya, tabii benim öyle bir uzmanlığım yok ama yani Miçotakis'le olanla bile karşılaştırdığınız zaman şu anda ilişkilerde daha farklı bir hava olduğunu anlayabiliriz diyebilirim. Evet. Ya yorgunluk işaretleri var. O da tabii yani şu an aslında. Ben yani temelde işte yani mutlaka açıklama yapılacak ama... Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan barışını destekliyor. Tabii. Ermenistan-Azerbaycan arasında kaydedilen ilerlemeye paralel olarak ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde Türkiye'de Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirmeye gidişat çalışacak. Gidişat bu yönde, evet. İşte büyükelçi atayacak, sınır kapılarını açacak. Bunların konuşulduğunu düşünüyorum. Ve bir de yani aksayan bir 10 Kasım 2020'deki ateşkes anlaşması içerisinde yer alan fakat aksayan bir mesele var. Zengezur koridoru, o meselenin de gündeme gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Zengezur koridoruna aslında Ermenistan da zaman zaman ayak direse de onların da lehine olacağı için taraf gözüküyor. Şu an itibariyle İran güçlü biçimde karşı çıkıyor. Onun blokajı var. Açıklama yapıldığında daha da vuzuha kavuşacak. Müzakerede, görüşmelerde ele alınan konular. Evet, şimdi peki gazeteci Güngör Yavuz Aslan bize Ürdün'den yayınımıza katılıyor. Aktaracakları var, sıcak bilgiler geliyor sürekli olarak. Güngör Yavuz Aslan'ı dinleyelim.
Merhabalar. En sıcak gelişme artık İsrail sadece Lübnan'ı değil Suriye'yi vuruyor. An itibariyle Arap medyası ve Tel Aviv medyasına baktığımızda İsrail uçaklarının Tarsus'u yani Rus üssünde bulunduğu Suriye'nin Tarsus bölgesini vurduğu yönünde bu pazartesiden sonra en dikkat çekici gelişme. Bölgede de uçuşlar durdurulmuş durumda Göksu Hanım. Onu belirteyim. Yani Amman Havalimanı'ndan birçok bölgeye özellikle bu çatışmaların olduğu lokasyona akşam saatlerinde uçuşlar durduruldu. Bölge ciddi anlamda gergin. Gün içinde İsrail'in yoğun şekilde güney hattına saldırıları yanı sıra Hizbullah'ın misillemelerini gördük. Hizbullah da Hayfa başta olmak üzere Akka'ya kadar birçok noktayı vurdu. Teyide muhtaç olsa da İsrail medyası, Tel Aviv medyası Göksu Hanım şunu geçiyor. Kuzeye geldiğini Netanyahu'nun ve buradaki komutanlarla toplantı yaptığını, olası bir kara harekatının değerlendirdiğini, yani eğer bu doğruysa sınırdaki gerginlik giderek artıyor. Bugün İsrail askeri yetkililerinin şöyle bir açıklaması vardı Tel Aviv'e. Kuzeye Hizbullah saldırıları durmazsa, bakın kuzeye belirtiyor, yoğunlaşarak saldırılarımıza devam edeceğiz. Peki neden Tarsus'u vuruyor? Rejim unsurlarını vurmuyor. Orada Rus üssü var, kritik bir nokta. Bölgede bulunan İran destekli milisleri hedef aldığı yönde görüşler var. Ne kadar etkili olur şu anda Suriye hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu ve müdahale ettiğini söylüyor ama ben etkili olmayacağını düşünüyorum. Bazı şöyle görüşler var. Tabii bu da ileriki günlerde takip edeceğiz. Teyit etmek lazım. Golan'ın karşısına, Golan lokasyonuna 30-40 bin civarında Şii milisin geldiği yönünde bazı haberleri okuyoruz ki Orta Doğu'nun etkin haber siteleri de bunu geçmeye başladı. Artık bölgesel bir krizin tırmanarak gittiğini görüyoruz. Pazartesiden itibaren bölgeye baktığımızda yoğunlaşan, giderek artan. Güneyde Göksu Hanım, Güney Lübnan'da sivil noktaları vuruyor. Yani Hizbullah noktaları değil, Hristiyan köylerini vurdu. Sivil yerleşkelerini vurdu. Sayda'dan binlerce kişi yani güneyden kuzeye doğru hareket halinde bugün de devam etti. Yani Güney Lübnan boşalıyor. Latina Nehri'ne ve üst tarafına doğru giden sivilleri görüyoruz. Herkes İsrail'in durdurulmazsa, müdahale edilmezse Güney Lübnan'a saldıracağını söylüyor. Yine bazı yakın bölgelere, kuzeyde yakın bölgelere İsrail askerlerinin hareketlendiğini görüyoruz. Bu da çok dikkat çekici, çok dikkat çekici bir durum. Şöyle yapalım mı Güngör Yavuz Aslan? Aslında Tartus dediğimiz bölgede işte İrfan Hocam da doğruladı, Hazar Hocam da Rusya'ya ait üslerin olduğu. Fakat Hizbullah geliyor değil mi sesim? Ve Hizbullah tarafından evet, da doğrulandı. Şimdi stratejik açıdan çok önemli bir nokta, kilit bir nokta ama şimdi İsrail savaşı, yaşananları farklı bölgelere mi yaymaya çalışıyor sorusunu Suriye'de neden Tartus'u seçti? Örneğin mesela İsrail Rusya'yı savaşa karıştırarak ya da karıştıracak mı? Ne amaçlıyor? Neden bu bölgeyi seçti? Nasıl okumak gerekiyor? Sesim geliyor mu Göksu Hanım? Bölgede İran destekli Şii milisler var. Şimdi orada vurduğu noktalar rejim değil. Zaten Rus üstüne yaklaşamaz bile. Yani Rus üstüne bir bombardıman ihtimali yok. An itibariyle S-300'lerle Suriye hava savunma sistemleri müdahale ediyor. Ama o büyük ihtimal İrfan Hocam da katkı verecektir. F-35'leri kullanıyor. Yani F-35'lere onun etkilemesi müdahale değil. Çünkü Lübnan'a da F-35'lerle saldırdılar. Yani ABD'nin sadece İsrail'e verdiği bölgede F-35'ler şu anda bu saldırıları kullanıyor. Ama bu yeni bir durum. Bakın haritaya bakalım. Artık güneyde değil. Kuzeye ve daha üst tarafa Suriye'nin iç derinliklerine saldıran bir İsrail var. Bir soru soralım. Şöyle Güngör Yavuz Aslan, bir İrfan Hoca'ya ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi İrfan Hocam, İsrail'in Tartus'u vurması aslında İsrail'in Rusya'yı vurması anlamına mı geliyor? Bizim tahminlerimizin ötesinde Rusya ile İsrail'in yakın ilişkisi de var. Yani ABD ile Rusya arasında bir düşmanlık var diye İsrail Rusya düşman değil. Yani burada benim kanaatime göre Rusya bir mesaj vermekten daha çok Tartus'ta işte o bölgede bilmiyorum tabii saldırının boyutlarını, eğer münferit saldırıysa mutlaka Hizbullah'la bağlantılı üst düzey yöneticilere ilişkin bir istihbarat. Şimdi bir ihtimal gitmiştir. İnsan üzerine olabilir. Yani listesinden öldürmek istediği herhangi birileri olabilir. İddialardan biri de şuymuş hocam. Aha.
Şimdi bir süre önce İsrail medyası demiş, şöyle bir iddia ortaya atmış. Irak'tan ve Yemen'den 40 bin savaşçı Suriye üzerinden Golan'a aktarılıyor. Hizbullah'a. Yani dolayısıyla Golan biraz oraya uzak bir evet, yerde. Yani uzak bir yerde. Bayağı uzak. Barat üzerine de Suriye'ye fokuslanmışlar. Şimdi şu da olabilir. Ama bir ya Rus deniz üssü var. Stratejik bir güzergah. Belki hani coğrafyada bölgede Rusya ile alakalı olan herhangi bir silah taşımacılığı vesaire bununla alakalı. Yani sadece insan olmayabilir. Belki silah üzerinde de bir patlatma olabilir. Ya Güngör şimdi Arap medyasını, Orta Doğu medyasını iyi takip ediyor. Ben de hani çok güvendim gazeteci. Paşinyan Türk evinden çıkışı gerçekleştiriyor. Şu an itibariyle Amerika o kadar çok sıcak bilgi akıyor ve o kadar sıcak bir dünyada gündemdeyiz ki. Bir yanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplantılar yapıldı, açıklamalar geldi, liderler bir araya geliyor. Türkiye'nin burada yapmış olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar ve liderlerle bir araya gelmesi ve kritik öneme sahip Türk evinde yapılan konuşmalar. Şimdi dünya gündemine damga vuruyor. Aslında bizim konuştuğumuz işte her tarafımız yangın yeri, çember derken Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir görüşme trafiği tabii gerçekleştiriyor ki ikili ilişkilerimizi de bir anlamda bölgesel konular diyoruz. Bölgesel konulardan bir çıkıyoruz. Suriye'deki gerginliği konuşuyoruz. Şimdi bize sıçraması ne olacak? Çünkü İsrail adım adım İran'a mı saldıracak? İran buna nasıl cevap verecek? Lübnan'a döndük. Tüm ülkeler nereden baksanız Akdeniz kıyısında komşumuz olan ülkelere böyle yukarıya doğru çıkıyor. Aslında Göksu Hanım şunu söyleyebiliriz. Şimdi Türk dış politikasının artık bu sene geldiği, son dönem geldiği noktada etrafındaki bütün savaşlarla alakalı olarak barış, arabuluculuk ve tansiyonu düşürme çabaları. Öte taraftan bu arabuluculuklarda aktif bir dış politika, aktif bir diplomasi kullanması. Şimdi bir taraftan da ilginç bir şekilde BM'ye bağlamak istiyorum. Şimdi BM kuruluş çartırından bahsetmiştik başladığımız zaman yayına. Ve oradaki en temel iki kalemden bir tanesi dünyada barış ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesiydi BM açısından. Ama asıl önemli olan şey şuydu. Neden BM yapısı oluşturuldu? Çünkü bir dünya savaşı çıkmıştı ve önceki sistem çökmüştü. Şimdi o kadar ilginç ki biz aylardır coğrafyada bir anda ateş çemberinin çok fazla ülkeyi içine alabilecek şekilde yayılması riskini konuşuyoruz. Bunu Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da söylüyor. Bunu Avrupa'dan liderler de söylüyor ve çok ilginç Guterres de konuşmasında bunu söylüyor. Yani Guterres ki yani o BM'nin başındaki kişi patlamaya hazır bir bomba gibi dünya diyor. Biz reformu ararken BM böyle bir şeyle yüzleşirse o zaman varlığı zaten büyük bir tehlikeye girmiş oluyor. Şimdi Yunus iki liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan'ın fotoğrafını getirdik. Aslında Hazar Hocam dedi ki buradan bile her şeyi anlayabiliriz. Az önce Miçotakis'te verilen karelerden sonra diye. Paşinyan nasıl çıktı? Sen nasıl gözlemledin? Rahat, gayet olumlu bir havada mı yoksa gergin miydi? Ne konuşuldu ve oradan çıkışı nasıldı? Türk evinden çıkışı. Açıkçası hızlı bir şekilde dışarı çıkardılar. Kendisine Sayın Başbakan görüşme nasıldı diye sorduk ama hiç tabii oralı olmadan direkt hızlı adımlarla buradan çıktı. O konuda tabii çok bir izlenime sahip olamadık. Herhangi bir şekilde gazetecilerin yüzüne bakıp bir mimik, bir jest yapıp ayrılmadı. Hemen buradan kapıdan çıktıktan sonra etrafında da bir korumalarıyla buradan ayrıldı. Hiç kimseyle de muhatap olmadı, onu söyleyebiliriz. Ancak görüşmenin 45 dakika civarı sürdüğünü söyleyebiliriz. Buradaki tecrübelerimize, gözlemlerimize dayanarak 45 dakikalık bir görüşmenin de iyi bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Hani uzarsa 1 saate kadar uzayabiliyor ama 45 dakikada aslında birçok konunun konuşulduğu, birçok konunun masaya yatırıldığı bir görüşme diyebiliriz. Peki, Yunus'a soru var mı? İsmail Bey, katkılarınız var mı Paşinyan görüşmesiyle? Yani tabii içeriğini henüz bilmiyoruz ama yani Ermenistan'la bir normalleşme süreci yaşadık. O normalleşme sürecinin de nereye evrildiğini bilmiyorum. En azından hani görüşme öncesinde belki diplomatik çevrelerden bununla ilgili. Çünkü Ermenistan'ın bazı tezleri vardı. Bu tezlerden vazgeçti mi, geçmedi mi bunları bilmiyoruz. Şu ana kadar somut
böyle ayakları yere basan bir açıklama da gelmedi Ermenistan'dan. Bu konuyla ilgili sana kulağına çarpan bir şey var mı yok mu, onu sadece merak ettim. Tabii daha görüşme yeni bitti. Tabii ki. Bütün görüşmeye katılan yetkililer de yukarıda, henüz inmediler. Mutlaka buraya geldikçe tabii ayaküstü çok kısa sohbet etme fırsatı bulabiliyoruz ama tabii bu konuşma ve özellikle 18.30'daki yani Türkiye saatiyle 01.30'daki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmesi de çok önemli olacak. Bunlarla ilgili alabildiğimiz bilgileri yetkililerden fırsat bulduğunda almaya çalışacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim tabii. Bahsetmiştim gelen liderlerin önem derecesine ya da altında oldukları tehlikeye göre güvenlik önlemleri de artırılıyor diye. Ermenistan Başbakanı buradayken giriş ya da çıkışta biz olağanın üstünde bir güvenlik önlemi görmedik ama tabii şimdi Zelenski'nin gelmesine 2 saat 40 dakika var. Onun gelmesi yaklaştıkça burası yine büyük ihtimal uzun namlulu tüfekler, gizli servis, iç güvenlik polisleri, New York polisi hepsi burası yine müthiş bir güvenlik kontrolüne sahne olacak diye düşünüyorum. Hazır hocam, buyurun. Yunus Bey, kolaylık diliyorum. Diaspora gruplarından protestolar var mı Paşinyan'a? Bir de Ermeni lobisi nasıl yaklaşıyor Paşinyan'ın bu revizyonist, reformist politikalarına? Ve ılımlı. Şöyle söyleyebiliriz. Şöyle söyleyebiliriz. Geçmişte, bu geçtiğimiz yakın dönemde Paşinyan ne zaman yaklaşmaya çalışsa, ne zaman iletişim kurmaya çalışsa, ne zaman bu üç ülkenin Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan daha iyi bir geleceğe sahip olması için bir açıklama bile yapsa buradaki ANKA yani Ermeni lobisi Amerika'daki ağzından ateşler püskürerek adeta eleştiriyor. Paşinyan'a nefretle yaklaşıyor. Aslında güzel bir soru tabii, burada protestolar oluyor mu olmuyor mu, onları buraya yaklaştırmıyorlar bile. Göksu hatırlayacaktır, pazar akşamı yaptığımız programda hatta direkt denemeli, uygulamalı olarak göstermiştik. New York polisine gittik, dedik ki şurada protestolar yapılıyor biliyoruz, oraya gidebilir miyiz, oraya bile gidemezsiniz. Yani basının bile görüntü almasına izin vermiyorlar. Onlar orada toplanıyor, bağırıyor, çağırıyor, hiç kimse göremiyor, duyamıyor gibi bir ortam yaratmışlar. Ondan dolayı Ermeni lobisi burada Paşinyan'ı ne kadar eleştiriyor, buraya geldiler mi onu görmek bile mümkün değil. Yani ne başbakan görüyor, ne basın görüyor, öyle bir şey yok. Şöyle yapalım, Yunus Paksoy'a teşekkür ederim. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan'a gideceğiz. Bir diğer yanda İsrail'in gerçekleştirdiği Tartus'taki o saldırıyla ilgili olarak Güngör Yavuz Aslan'da bir son dakika bilgisi var. Bir dinleyelim, ardından yorumları ve soruları alalım. Güngör Yavuz Aslan. Göksu Hanım. Şam kaynakları da saldırıyı teyit etti. Şöyle diyorlar, Suriye hava savunması liman kenti Tartus'a hedeflenen saldırıdaki İsrail füzelerini önledi. Yani bu saldırının olduğunu teyit ediyor. Füze saldırısı diyor, uçaklardan ya da karadan karaya atılan füze. Şöyle bir değerlendirmem var. Uzun süre biz bu bölgeye, Tartus bölgesine İsrail saldırılarını görmüyorduk. Genelde Şam ve çevresine, daha yakın lokasyonda olan Golan bölgesinin Kuteyra bölgesine saldırıyor. Yani haritada gördüğümüz Suriye tarafına. Lübnan'ın üstüne çıkarak bu var. Bu olası, az önce hocalarımdan biri de değerlendirdi. Bu bölgede Rus üssü var. Esad'ın çok ciddi bir kendine göre askeri yapılanması ve İran destekli milisler var. Buradan Lübnan'a gelecek lojistiği, bu Şii milisler ellerindeki birçok militan ya da silahı Lübnan'a sevk ettiği artık sağ gerçeği. Bunu önlemeye yönelik olabilir. Çünkü İsrail istihbaratı Orta Doğu'da her yer. Bu artık bir atasözü gibi oldu. Ya da saldırıların olası bu bölgeden gelecek desteğe. Yani Hizbullah Suriye'deki Şii unsurlardan destek alıyor. Buna önlemeye bir saldırı. Ama nedeni ne olursa olsun uzun süreden sonra bu bölgeye bir İsrail saldırısı geldi. Bunu Şam kaynakları resmi açıklama olarak kendi medyalarına güvenlik kaynaklarına dayanarak teyit etti. An itibariyle artık saldırılar güneyde değil, Suriye'nin içine kadar, Tartus kadar, sahil bölgelerine kadar yaklaşan bir saldırılardan söz ediyoruz. Ben tam Güngör'ü överken Paşinyan çıktı, güme gitti. Ya şu Orta Doğu'yu, hakikaten Orta Doğu'yu iyi bilen bir gazeteci, medyayı da takip ediyor. Şu ana kadar sen de söyledin, sadece mesela Golan'ı bombalıyordu. Bu Tartus
nereden çıktı? Mesela savaşın yayılma ihtimalinden bahsediliyor. Daha ne kadar yayılacak ya? Yani Güney Lübnan. Şimdi ben bir haftadır kadar yayılacak? Melik abi ben bir haftadır buradayım. Ürdün, Batı Şeria sınırına gittik. Gazeteci, görevli kimle görüşürsek artık Orta Doğu'da bu savaşın İsrail'i yayacağını. Amerika aslında Suriye'ye saldıracak. Bir gün sonra Tartus'a saldırdı. Yani İsrail'in hedefinin sadece Güney Lübnan değil, Suriye'de Golan ve Kuteyra bölgesi olduğuna genişlemek ve işgal için bunu yapacağına. Şöyle diyorlar, Hizbullah bu işin bahanesi. Bunların Gazze'de olduğu gibi, Filistin'de olduğu gibi hedefleri büyümek, işgali genişlemek. Güney Lübnan var, Golan bölgesi var ve bu hatta. Peki dedim, bunu neden böyle düşünüyorsunuz? Suriye'yi bir daha böyle yakalayamazlar. Suriye dediler paramparça. Karşılarında bir ordu yok. Eğer oraya bir saldırdıklarında gene Şii milisler olacak ve onlarla mücadele şeklinde gelişecek. Neden dedim Hizbullah'ın bu gerginliği ya da önleyemeyeceğini düşünüyorsunuz? 2006'da dediler bir savaş oldu, İsrail çekildi. Hizbullah da 2006'daki Hizbullah değil. Daha şartlar değişik. Ondan diyorlar İsrail bu çağrı cihazları ve komutanları ve daha farklı bir saldırı şekli yürütüyor. Yani artık savaşın şekli gelişti, değişti. Herkes burada bunları çatışma, gerginlik, füze, bomba değil, bir Hizbullah ve İsrail çatışması olarak görüyorlar. Gerçekten yani tarihi anlara ve geçiş dönemine şahitlik ediyoruz. Bana göre bu Tartus'a olan saldırı çok önemli. İleriki günlerde eğer Suriye'ye, Golan bölgesine de benzer saldırılar olursa bu bölgeden, sadece Güney Lübnan'dan değil, bu bölgede bulunan unsurlar da unsurlar İsrail'i vurmaya başlayacaktır. Bu da savaşın seyrini başka bir boyuta geçmesi demek. Şimdi kaynaklarda şu var. Tartus'un stratejik önemini konuşmuştuk ya. Özellikle iç kesimlerle iyi gelişmiş bir yola ve otoyol ağına bağlı olduğu. Şimdi 2018'de Sputnik bir haber yapmış ve demiş ki İran'ın Tartus'ta füze fabrikası haberi. Esad'la birlikte o dönem İran Savunma Bakanı bir araya gelerek Suriye'de bir füze fabrikası inşasını görüştü. Aynı şeyde kaynak olarak diyor ki Suriye'deki Rus askeri üslerine 50 kilometrelik bir mesafede bulunuyor diyor. Bakacağız. Şimdi Tartus'un özelliklerinden birisi, evet, Ruslar var. Bir kere Suriye'nin ikinci önemli liman kenti. Bir üstünde Lazkiye var. Lazkiye'den bir karış sonrası da zaten Türkiye. Sınırımızsa geldi yani, işin o tarafında konuşmak lazım ya, neyse. Tartus'ta Ruslar var, bu doğru, ama İranlılar da var. Biraz önce hocamın ifade ettiği gibi yani İran güçleri de var orada. Ve aynı zamanda bunları İranlılar tarafından koordine edilen Hizbullah var. Yani şu anda İsrail'in doğrudan hedeflerinden birisi Tartus. Bu noktada özellikle savaşı yaymak istiyorsa zaten. Neden? Bir deniz yoluyla bir de karayoluyla, ki oraları hakikaten gelişmiş yerler. Lübnan'daki Hizbullah'ın bir biçimde lojistiğini de kesmek gibi bir derdi var. İçeriyle doğru, Suriye'ye doğru olan lojistiğini kesmek gibi bir derdi var İsrail'in. Dolayısıyla Tartus şu anda tırnak içinde İsrail için önemli bir hedef. Ha. Önümüzdeki süreçte ne olur? Golan zaten bildiğimiz yer. 1800 kilometre karenin 1200 kilometre karesi zaten işgal altında. O iş ayrı. Orada kendi yolunda gidiyor. Ama bu yeni bir cephedir ve kırılma noktasıdır. Hep söyledik. Yine bir kez daha söylemekte fayda var. 7 Ekim Orta Doğu'da sonun başlangıcıdır. Şöyle, Suriye'deki S-300'ler de tetiklendi. Altyazı da aslında arkadaşlarımız son dakika gelişmesi olarak da geçti altında. Şimdi Suriye'de S-300 var. Yani Suriye'nin hava savunma sisteminin aktive edilmiş, aktive etmiş. Evet. İsrail kaynakları şimdi da böyle söylüyor. Sesim geliyor mu? Evet, buyurun. Şimdi Tartus'daki durumun bir başka özelliği de Rusya'nın Hemin ve Tartus en önemli üsleri. Tartus'ta S-400'ler de var. Önceden Ruslar bunu Hemin ve Tartus'taki S-400'leri aktif etmişti. Bu F-35'leri İsrail bölgede kullanamamıştı. Eğer bunlar F-35'ler ya da füze saldırısı şeklindeyse Rusya'nın bu süreçte sadece izlediğini söyleyebiliriz. S-300'ler bunlara ne kadar etkili olabilir? Şimdi Suriye askeri kaynakları kendi medyalarına yaptığı açıklamada vurduk diyor. Füzeleri önledik ama bazılarında düştü. Bize doğru gelenleri diyor önledik diye bir açıklaması var. Asıl soru bundan sonra Suriye'nin içine Şii milisleri bahane ederek Tartus, Alevi'nin etrafı, Şam,
Golan'ın yakınlarında, hatta grupların isimlerini de söyleyeyim. Zeynep'in, Fatımi'nin olarak adlandıran gruplar. Şimdi bu akşamki saldırıyı şöyle de okumak lazım. Tel Aviv medyası da 40 bin Şii milisin Irak, hatta Yemen üzerinden bir şekilde bölgeye geldiği yönde görüşler var ve Hasan Nasrallah'tan işaret beklediklerine, Golan'a. Şöyle bir soru soralım. Hasan Nasrallah dedi ki size kuzeyde rahat yok. Size dedi kuzeyde rahat bırakmayacağım. Kuzey haritaya baktığımızda kuzey hattına kaç günden beri roket atıyor. Ama kuzeyde Golan'da var. Yani Güney Lübnan, Lübnan'ın kuzeyinde işgal altındaki Filistin toprakları artı işgal altındaki Golan var. Hizbullah Golan'a Suriye'den mi saldıracak yoksa Güney Lübnan'dan mı saldıracak? Çünkü Nasrallah açıktan tehdit etti. Şimdilik roketlerle vuruyor. 3 gün önce Golan'ı vurdu. Bugün Hayfa'yı vurdu. Artık şunu da söyleyeyim. Hizbullah sadece 40-50 kilometre roketler atmıyor. 100-200 kilometre işgal altındaki toprakların derinliklerine inecek roketler atabiliyor. Ama buna karşı çok şiddetli bir İsrail saldırısı görürüz. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın pazartesinden bugüne kadar verdiği ölü sayısı 500'ü geçti. Yanlış söylemiyorsam en son 520 civarında açıkladılar. 2000'den fazla yaralı var. Ve her gün, her dakika sivil kayıplar artıyor. Biz bunu nerede gördük? Gazze'de gördük. Yani 3 Ekim'den sonra. Benzer bir senaryonun tekrarlandığını görüyoruz. Bölge gerçekten barut fıçısı gibi. Arap medyası sürekli canlı yayınlarla bölgeyi veriyor ve şunu kullanıyorlar. Bugün İsrail-Hizbullah savaşında şu bölge vuruldu. Bugün İsrail-Hizbullah savaşında çatışmalar şu şekilde oldu diye. Artık bölgenin bakış açısı bir savaş. Tabii içinde bulunduğumuz Ürdün, hatta Mısır da tedirgin. Hakan Fidan biliyorsunuz Mısır ve Ürdün bu işin dışında kalamaz. Sınır bölgesine gittiğimizde biz bu insanlarla konuştuğumuzda tedirginliği de görüyoruz. Biz Salt'a gitmiştik, hocalarım bilir. Salt'tan baktığımızda hava açıkken Batı Şerif'i ve Kudüs'ü görebiliyorsunuz. O kadar yakın hava açıkken. Ama aynı zamanda bu gece bu roket saldırılarına, bu silah seslerinde sınır bölgelerinden durabiliyorsunuz. Artık ne barış ne ateşkes, savaş Suriye'ye mi sıçrayacak, Beyrut'a mı kadar uzayacak, herkesin burada konuştuğu bu. İrfan Hocam. Yani İsrail hava gücünde üstün olduğu için hava saldırılarını yapıyor, yapacak. Eskiden beri yapıyordu zaten. Ta İran'ın işlerine kadar yapıyor. Yaptığı daha önceden. Ama şimdi, böyle farklı bölgelere sıçratması ne anlama geliyor? Özellikle Tartus'un amacı ne? İsrail'in stratejisi şu. Netanyahu açıkladı ve bu konuda askerlerle başbakan arasında bir görüş ayrılığı da var. Askerler, hatta işte istifası gündeme geldi. Yoav Gallant'ın iki cepheli savaşa biraz daha mesafeli yaklaşıyorlar. Hizbullah dar bir mantıkada 360 kilometre karede gerilla savaşıyla 11 aydır direniyorsa, direnci kırılamamış ise Hizbullah'ın 10 katı kadar potansiyeli olan ve tecrit edilmemiş bir coğrafyada bulunan Hamas'ın Hizbullah. Hamas'ın 10 katı kadar potansiyeli olan ve tecrit edilmemiş dışarıdan bağlantı kurabilen bir coğrafyada Lübnan'da olan Hizbullah çok daha fazla direnir, İsrail'e çok daha fazla zarar verebilir. Ben yani İsrail'in bir kara harekatı yapacağı kanaatinde değilim. En fazla şunu yapabilir. Litani Nehri'nin alt tarafına doğru, yani sınırdan Litani Nehri'ne kadar olan kısımdaki oradaki Hizbullah yerleşimlerini oradan uzaklaştırma ve bir tampon bölge oluşturmayı planlayabilir. Ama içeri girerek yapalım. Şimdi, yani evet ama yani işte neticede o askeri güvenlik bölgesi falan yaparak zaten şu an itibariyle saldırılar oradan. Çok özür dilerim hocam. Nüfusun, 2006'daki gibi böyle bir kapsamlı bir kara harekatı değil de bir tampon bölge oluşturarak mı yapabilir diyorsun? Şimdi savaş amaçları. Melik hocam onu şu şekilde diyorlar, sözünüzü kestim. İsrail mavi hattın üstüne, İrfan hocam o bölgede önceden de analiz yapmıştı. Burayı bir cep ya da tehdit olarak sizin dediğinizi söylüyor. Ama bu bir kara savaşı demek ve karşısında Hizbullah'ı bulacak. Yani girdiğinde karadan bu cepleri ya da bu güvenlik hattını nasıl oluşacak? Zaten Hasan Nasrallah dedi, sizi güneye bekliyoruz. Gelin güneye dedi. Hani açıkça bunu da söyledi. Evet, kara harekatı yaparsa cehennemin kapılarını açmış olur. Şimdi hava harekatı bir yere kadar teknolojik üstünlüğü var. Doğru. İşte kabul görebilir fakat dehşet kayıplar verir ve geri çekilmek zorunda kalır. Onun için burada yani temel amaç aslında
Netanyahu açıkladı. Bizim işte 3 tane Gazze Savaşı'nda ulaşmak istediğimiz hedef var. Bunları saydı. Dördüncüsü İsrail'in kuzeyinde yerlerinden edilen yerleşimcilerin yani Yahudiler kuzeyden Hizbullah saldırıları nedeniyle tehdit vermedikleri için iç tarafa doğru geldiler. Bir kısmı kamu misafirhanelerinde, bir kısmı otellerde kalıyor. Bunlar bir baskı oluşturdu. Evet tamam işte Hamas'ı bir şekilde kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tam alamadık ama daha büyük tehlike var. Hizbullah. Şimdi bu kamuoyu baskısına karşı Netanyahu ve aslında savunma bakanı 2 ay kadar önce böyle tankların önünde fotoğraf verdiler. Yeni hedef Lübnan diye. Bu büyük ölçüde blöftü. Şu an itibariyle de temelde İsrail'in en fazla yapabileceği şey benim kanaatime göre o yerlerinden edilen Yahudi yerleşimcilerin tekrar oraya dönmesini sağlamak için bir böyle asker şeyden arındırılmış, Hizbullah'tan arındırılmış bir tampon bölge oluşturma. Yani Lübnan'ın içine nehri aşarak girecekleri kanaatinde değilim ve bunu yapamazlar. Yaptıklarını düşünelim. Çünkü yani 5,5 milyon nüfusu var. Lübnan'ın bunun 2 milyona yakın Şiilerden oluşuyor. Evet Şiilerin hepsi Hizbullah'ı desteklemiyor. Daha önce Emel örgütü yani biraz daha laik çizgide olanlar da var. Onlar biraz daha marjinal kaldılar. Fakat bu Hizbullah bu çatışmayı izah ederken ne diyordu? Yani Hamas saldırılarına destek için orada İsrail'le mücadele eden kardeşlerimize destek için biz füze gönderiyoruz diyordu. Ve biraz daha Sünnilerden de destek aldı. Tabii karşı çıkanlar da var orada işte Maroniler falan. Şimdi tamam, baktığımızda... Yorumlayın ama buradan çıktığımız başlıkta mesela şu an gördüğümüz işte İsrail her yerde Hizbullah yetkililerini vuruyor. Nokta operasyonlar yapıyor, gerçekleştiriyor. Hizbullah'tan da bugün açıklama geldi. Savaşacağız, savaşmaya hazırız gibi. Nasrallah da geçtiğimiz hafta o siber saldırı üzerine yaptı ama şimdi daha Hizbullah'ın ya da İsrail'e karşı atağa kimsenin geçmesine izin vermeden İsrail hani derler ya daha burnunu göstermeden tak bir hamle. İşin sonuna bakmak lazım. Yani daha bitmedi. Daha şu an bunlar şov. Yani bunlar şimdi teknolojik üstünlüğünü kullanarak şov yapıyor İsrail şu anda. Havanın şimdi, sonu yok, havadan vurmanın sonu yani yok. Yani çünkü bir bunun maliyeti evet İsrail'e faturası 70-80 milyar dolar. Fakat tamamca sağ olsun. Yani her konuda destekleyen Amerika herhalde bunun da faturasını öder. İsrail'de normalde çok büyük ekonomik sıkıntıların yaşanması lazım. O konuyu da ikinci plan atmış durumdalar. Çünkü aslında İsrail hepimiz gördük. Amerika'nın bu bölgedeki eyaleti. 51. eyaleti. Evet. Şimdi peki acaba ABD ile danışıklı dövüş halinde Lübnan'daki ihtilafı tırmandırarak İran'ı da çatışmanın içine çekerek acaba İran işte rejimini, İran'ın bekasını tehlikeye mi atmak istiyor? İran'ı birkaç parçaya bölmek mi istiyor? Evet bu tip planları var. Var fakat, ama İran sanki buna düşecek gibi değil. Fakat şu anda ABD bakımından işte seçim arifesinde ve başka angajmanları da var. Ukrayna var, Tayvan var. Hı hı. Uygun bir zaman değil İran peki ile mücadele için. Bu açıdan baktığımızda ben buradaki şovun sınırlı kalacağını ve İsrail'in kuzeyindeki Yahudilerin güvenliğini sağlama amacıyla sınırlı kalacağını, yayılmayacağını düşünüyorum. Yayılacağını düşünsek bile İsrail kara harekatı yapabilecek asker altyapısına sahip değil. Hı. Bir Güngör Yavuz Aslan'a gidelim. Güngör Yavuz Aslan sesini açalım. Şimdi bir son dakika var. Gene Şam medyası saldırıların devam ettiği. Yani Tartus'ta Suriye hava sistemlerinin aktif olduğunu yani bu bir dalga değil. İsrail'in füzelerinin oraya devam ettiğini söylüyor. Bu da artık hani İsrail'in sadece Lübnan'a, Beyrut'u değil, Tartus'a kadar Şam ve etrafına saldırmaya devam ettiğini gösteriyor. Artık bölgede yeni bir durum var. Yani artık Gazze'yi konuşmuyoruz. Sadece Güney Lübnan'ı, Beyrut'u değil, Tartus ve Şam etrafına konuşuyoruz. Eğer Tel Aviv medyasına kadar yansıyan o 40 bin savaşçı olarak verdikleri Şii milisler Golan üzerinden yeni bir cephe açarsa
Gazze, Güney Lübnan ve Golan'da üçlü bir çatışmanın bölgeye devam olduğunu görüyoruz. Bu da Hakan Fidan'ın, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın uyarısının ortaya çıktığını gösterdi. Evet. O dedi artık bu bölgesel bir tehdit. Biraz bu önce söylediğin aynısını söylüyor Güngör Bey. Atıfta bulunur. Bölge çok gergin. Artık bu bölgesel bir kriz haline mi dönüştü hocam? Daha geçtiğimiz hafta söylemişti Sayın Fidan. Evet, aslında son birkaç aydır tekrar söylüyor. Ve yani, Türkiye'nin bu anlamda dikkatli olması gerektiğini. Evet, yokmuş gibi davranamayız diyor. Şimdi biraz önce hocamın açtığı yerden bir iki şey eklemek istiyorum. Öncelikle İsrail havadan vurmaya devam edebilir. Bunun maliyeti çünkü kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Fakat İsrail için. Evet, fakat karadan Lübnan'a bir giriş ABD desteği olmadan yapılabilecek bir şey değil. Şimdi bekliyor musunuz? Şimdi bu havadan, şimdi tabii hava harekatı dediğimiz işlem, Hazar hocam belki diğer konuklarımıza, İsmail Bey de, önce aslında bölgeyi etkisizleştirip temizleyip daha doğrusu ardından kara harekatı yapabilmek daha kolaydır. Şimdi bunları yapıyor Lübnan'a ve Suriye bölgelerine bazı noktalara. Kara operasyonuna da girebilir isterse. Ya, giremez. Giremez. Yani çok çok büyük dehşet kayıp verir. Buna İsrail dayanamaz. Yani Gazze'de önce bile rakamı tam açıklamadılar. Aslında İsrail'in çok büyük askeri kayıpları var. İstediği kadar yakıp yıksın. Kara harekatı yapmadıktan sonra o bölge üzerinde hakimiyet, tahakküm kuramaz. Kara harekatını yapamayacak. Şimdi yapamayacak. Şunu bir söyleyelim. İsrail'de kayıplar noktasında, aslında ben defaatle burada söylüyorum bunu, kayıpları gizlemek noktasında müthiş bir sansür var. Yani biz şimdi İsrail kaynaklarına baktığımız zaman ölümlerini ve kayıplarını açıklamadığını görüyoruz. Fakat Hizbullah, Nasrallah konuştuğu zaman mesela bugün de askeri bir üssü vurdu Hizbullah İsrail'de. Ama şimdi İsrail bunları gizliyor. Şimdi 9 milyon nüfusu olduğundan bahsediyoruz. İçeriden insanların göç ettiğinden bahsediyoruz. Şimdi rezerv ordusu var. Evet, ama bu ordu artık yorgun ve bıkkın ve gidişat da siyasi olarak zaten protestoları gözlemliyoruz. Şimdi siz Lübnan Hizbullah'ıyla karadan bir cephe açtığınız zaman içerideki ordunuzu ikiye böleceksiniz. Şimdi zaten yorgun, insan gücüne nihayetinde ihtiyaç var. Ne kadar teknolojik olursa olsun İsrail'in elindeki teçhizatlar. Şimdi ABD olmadan bunu yapamayacağını söylüyoruz. Bu arada ABD'den de şöyle bir açıklama var. Associated Press'ten bu. ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı diyor ki, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimden çıkış yolu bulmak için müttefikimizle görüşüyoruz diyor. Yani İsrail ile hali hazırda bu yaptığı şeye ABD'nin şu anda bir arzusu yok. Aylardır söylediği gibi gelip destek vermek gibi bir arzusu yok. Ancak olur da İsrail vurulursa ABD'nin de gelmekten başka şansı yok. Yani o açıdan İsrail'in eli iki kere rahat. İsrail vurulduğu anda işte mesela o İran'la gerilimin arttığı dönemde zaten Amerika bunun işaretini verdi. Yani İsrail'e dokunduğun anda İran'a, evet, topa girerim dedi. O yüzden zaten 31 Temmuz'dan bugüne kadar beklenildi. Her türlü topa girerim. Zaten mesele işte İsrail'in bu kadar şımarmasının, evet, nedeni bu. Yani kimse bu cevap vermiyor. Ya bu Kemal Sunal filminde vardı. Şimdi Kemal Sunal böyle iri yarı adama bile meydan okuyor. Hatta şey diyor, bu fasulye niye kuru değil? Adı kuru fasulye. Tam adam bindirecek, bir tokatla gidecek yani Kemal Sunal. Arkada adam silahın ucunu gösteriyor. Herkese dayılanıyor, arkada adam silahın ucunu gösteriyor. Şimdi bu Göksel İsrail işi öyle yani. Hakikaten bir sıkımlık canavar ama Amerika var ya. Peki. Şöyle Amerika var ya. Bir son dakika gelişmesi var hemen arkadaşlarımız onda. İsrail gazetesi Harris son dakika bilgisi de ekranda görüyor izleyicilerimiz. Ordunun Suriye, Irak ve Yemen'den yaklaşık 40 bin savaşçının Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın savaş çağrısını bekleyerek Golan bölgesine gelmesini endişeyle izlediğini bildirdi. İsrail gazetesi Harris son dakika gelişmesi olarak duyurdu bunu. 40 bin savaşçı Golan'a geldi. Suriye, Yemen ve Irak'tan Golan'a 40 bin savaşçı geldi İsmail Bey. Ya şimdi yani bugün konuştuklarımızı aslında biz, yani daha doğrusu bugün yaşadıklarımızı dün söylüyorduk. Böyle 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 olacak diyorduk. Bugün yaşıyoruz. Olay bu. Bu iş bugün başlamadı. Bu iş 2006'da başladı. Hatta 1990'ların ortalarında başladı. Amaç ne? Orta Doğu'yu yeniden çizmek, haritayı yeniden belirlemek. Bunun için de en uygun aparat İsrail.
Amerika ve Batı bunu kullanıyor. Bugün sadece biz görüyoruz. Yani yaşıyoruz. Bu plan çok öncesinden çizildi. Plan için bugün düğmeye basıldı mı? O gün yani, bugün mü İsrail hayır, için? Hayır, o tarihlerde basıldı. O tarihlerde basıldı. Arap Baharı bunun bir parçasıydı. Tamam ama son kırılmada yani, mı, son düzlükte mi İsrail hayır, ya kafasında bakın, etap, yoksa? Etap, step step gidiyorlar. Biz o planı bu sistemine şu anda tanıklık ediyoruz. Hmm. Olay bu. Başka bir şey değil. İsrail, Hanım, evet. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şimdi bu Tel Aviv'de yansıyan başlık çok önemli. Ben son notlarımı da toparlayayım isterseniz. Eğer bu Suriye'ye atıfta bulunarak bu 40 bin savaşçı gündemlerine getirirse Golan'ın öbür tarafına saldıracaklar. Zaten Tartus'taki bu saldırı bunun şifresi. Yani zaten Suriye'de bu 40 binden daha fazla İran destekli milis gücünün olduğunu biliyoruz. Yani İsrail artık el yükseltiyor. Cepheyi çok bir şekilde genişletiyor. Biz artık Güney Lübnan'ı değil Suriye'de de çatışmaların olacağını öngörebiliriz. Çünkü bir daha İsrail bakış açısı Suriye'yi böyle zayıf yakalayamaz. İç savaş var, güvenlik zafiyeti var ve karşıda Suriye ordusu yok. Kim var? Şii milisler var. Bunun için bu haberler bana göre ilerideki adı yapacakları saldırıların öncüsü. Şöyle arkadaşlar bir Golan Tepelerinde gösteren bir harita var. Onu alalım. Güngör Yavuz Aslan'a, gazeteci Güngör Yavuz Aslan'a Ürdün'den bize aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. İsmail Bey de o sırada sözlerini tamamlasın. Step step aslında adım adım yapıyor adım bunu adım ve biz gidiyorlar. Bunu yaşıyoruz. Yani nihai noktada yani bugünün bu stepin nihai noktasında ben İsrail'in bir kara harekatını böyle geniş çaplı yapacağını düşünmüyorum. Ona gücü de yetmez zaten. Kara gücü, hava gücü başka bir şey. Kara gücü nihayetinde insandan oluşuyor. Hava öyle değil. Atıyorsunuz roketinizi, vurup geçiyorsunuz. Olay şu, belli bir yere kadar Lübnan'da girer, 30 kilometre, 40 kilometre o nehre kadar gelir. Nehri doğal sınır zaten kabul ediyor. O nehrin öncesinde de yerleşimcilerini koyar. Bugünün hedefi yani şu kısa vadedeki, en kısa vadedeki hedefi bu. Ama uzun vadedeki hedef, bu 90'ların ortalarında söylediler bize, anlattılar. Gizli kapaklı bir şey yapmadılar. Hep gözümüzün içine bakarak söylediler bunları. Evet, bugünü anlattılar. Ama bazılarımız uyanamadı bir türlü. Ha bugün şaşırıyorlar. Ya nasıl olur bu? Oldu. Olacağını söylediler bize. Kandırmadılar bizi yani. Söylediler. 2000'de ama söylediler. Işte 2005'te, 2006'da söylediler. 2014'te söylediler. 2016'da söylediler. Biz böyle yapacağız dediler. Şimdi tamam. Nihayet ama filmin sonu nasıl bitecek bence hala da. Filmin sonu şöyle bitecek. Onu da söylüyorlar zaten. Onlar onu söylüyor ama. Evet onlar söylüyor. Onların filmini söylüyorum zaten. Hani herkes bir plan yapar ama bir de Allah'ın planı vardır. Bu başka bir şey. Ben o planından bahsediyorum. Ha, filmin sonu Orta Doğu'yu yeniden şekillendirerek bitecek. Bakın. O İsrail askerlerinin kolundaki haritaya bakacak olursak o filmin sonu bize de dokunuyor. Şimdi öyle bir şey de var. Evet nihai hedef bu. Bunu hiç gizlemediler ki. Nihai hedef bu. Yani eğer delirip o... Ya şimdi bakın arkadaşlar. Yani bakın biraz önce bir şey söyledim. Biraz önce bir şey söyledim Melik. Nereyi vurdu? Tartus'u vurdu. Onun arkasında Laskiye var. Ondan hemen sonra. Bak hemen sonra kim var? Türkiye var. Peki Türkiye ile o çizgi arasında ne var? YPG, PKK var. Ya evet. Bu çizgiyi birleşirse eğer... İsrail bizim komşumuz. Ha bunun yarın olmayacak tabii bu. Bunun bir süreç ediyorum. Var. 5 yıl. 10 yıl nerededir konuşuyoruz. Ben 10 yıl sonra olacağı söylüyorum size. Ya yani bizim çocuklarımız görecek. Hayır biz de göreceğiz. Daha ömür verirse işte. Allah biz de göreceğiz şöyle, yani. Golan meselesi hocam nedir? Neden biz günlerdir Golan tepelerini ve Golan'ı konuşuyoruz? Çünkü çok stratejik bir nokta. İsrail neden burayı işgal etmek istiyor ve 40 bin savaşçıdan söz doğru ediyor Golan'da. Yani. Hatta diyor ki Harris şöyle yazıyor. Onu da aktaralım. 40 bin savaşçı Nasrallah'ın emrini bekliyor. Bu ne demek hocam? Şimdi dahası var. Biraz önce birçok yerden desteğe gelecek olanları, gelmiş olanları İsrail haberinden verdiniz. Bir de işin mesela Irak'ta Sistani tarafı var. Ayetullah Sistani de eğer Şiilere bir cihat emri verirse bir de Irak'taki Şiilerin de oraya katıldığını düşünürseniz o zaman bu bir stadyum dolusu insan olacak size birkaç stadyum dolusu hocam, insan. Hocam harita başında da gösterelim mi? Böyle Golan tepelerini gösterelim. Nerede? İsrail neden burayı işgal etmek istiyor? 40 bin İsrail işgal etti savaş. Zaten.
zaten Golan Tepe'de. Şöyle hocam, şuradan devam edelim. Şimdi Nasrallah'ın emrini bekliyor diyor 40 bin savaşçıdan. Hı hı. İsrail acaba buradaki o savaşçıları gördüğü için mi bu bölgeye bu akşam ya da işte Suriye'ye tekrar bir vurma planı gerçekleştirdi? Ne oldu bu akşam? Öncelikle Suriye'de o biraz önce vurduğunu söylediğimiz limanla alakalı haberlere baktığımız zaman hocamla tahmin ettiğimiz gibi oranın özellikle silah taşınması anlamında, silah üretimi, silah bakımı anlamında önemli bir lojistik koridor üssü olduğu. Hatta 3 sene önce yine haberlerde yer almış. O zaman da İsrail orayı vurmuş. Çünkü biliyorsunuz Suriye'de iç savaş başladığından beri Suriye'de bütün dünya var. İran'da var. Şimdi dolayısıyla bütün bu karşılaşmalar olurken tabii ön alıcı bir şekilde içeride de facto olarak birçok parçaya ayrıldığında Suriye, tabii İran'ın olduğu coğrafyalarda gücünü arttırdığı yerlerde İsrail açısından bir ön alım olarak saldırılar gerçekleştirmiş. Tam olarak konuştuğumuz noktada da bir silah sevkiyatı sebebine 3 yıl önce bu saldırı yapılmış. Dolayısıyla bu akşamki de böyle bir şey çıkabilir. Tamam, o zaman şöyle mi? 40 bin savaşçının Golan'a geldiğini İsrail tespit etti ya da bir istihbarat aldı. O yüzden de bu akşam Tartus'a bir saldırı gerçekleşti. Şöyle şimdi İsrail olabilir mi? Ya da İsrail'e bir amaç oluşturmaya mı çalışıyoruz? Biz? Bahaneye ihtiyacı yok. Şimdi önce şunu söyleyelim. Mossad'ın böyle bir bahaneye ihtiyacı yok. Aynen öyle. Şimdi yani Mossad'ın şimdi... Ama işte Tartus'u seçmesinin özellikle bir amacı var. Tabii. Yani şu ana kadar hep Golan'ı vurdu ya şey hocam. Evet. Yani Tartus'u vuruyorsa mutlaka bir amacı vardır. Ya ki John'un postalı Orta Doğu'ya fiilen girmedikten sonra İsrail bu işin peşini bırakmayacak. O John'un postalını sokacak oraya. Bu Golan Tepeleri... Şimdi lojistik bir merkez olma ihtimali yüksek. Golan Tepeleri konusunda 1996 yılında ben bir bilimsel makale yazdım. Avrasya Dosyası dergisinde yayınlandı. Halen merak edenler onu bulabilirler. İnternette de biraz zor bulunuyor ama. Hı hı. Şimdi burayı 67 savaşında İsrail işgal etti. Suriye toprağı ve 67 savaşından sonra işte iki tane ülkeyle, Mısır'la, Ürdün'le barış anlaşması yaptı. Hukuken şu an İsrail hem Suriye ile savaş halinde, hukuki bakımdan bir barış anlaşması olmadığı için uluslararası hukuka göre savaş halinde, Lübnan'la da savaş halinde. Yani ayrıca savaş ilan etmesine gerek yok. Şimdi burayı neden tahliye etmiyor? Bir kez Şam'a 40 kilometre, Şam'ı tepeden görüyor. Çok önemli bir su kaynağı. İsrail'in aşağı yukarı tatlı su ihtiyacının 1/3'ünü tek başına karşılıyor. Bir tarafı nehir, bir tarafı göl. Evet, tek başına karşılıyor. İsrail'in güvenliği açısından Suriye ile arasındaki olan sınır açısından çok önemli bir burada, bölge. Burada Yahudi yerleşimciler sonra yerleştirildi ama Suriye vatandaşı olan Dürziler de burada ikamet ediyorlar. Bunlar tabii böyle bir takım konularda genel ana akımın dışında olan kendilerini işte Müslüman olarak gören bir mezhep. Yani biraz görüşleri tartışmalı olmakla birlikte. Şimdi kanaatime göre burası şu an itibariyle İsrail'in işgali altında ve Trump buranın ilhak edilmesi yönünde işte ben tanıyacağım falan dedi ama uluslararası hukuk açısından burası hala tabii Suriye toprağı. Ve aslında sadece burası değil. Hakan Fidan da söyledi çatışmaların başında. Biz dedi gerçeklik nedir? Onun net biçimde uluslararası topluma anlatılması için çaba göstereceğiz. Yani şimdi Aksa tufanı patlak verdiğinde burada Batı basını ne yazdı? İsrail'in toprak bütünlüğü, territorial integrity saldırı halinde. Yani buralar, şu İsrail'in sahip olduğu İrfan topraklar... İrfan hocam, ayağı alayım daha buradan yakın gösterin lütfen. İsrail'in hatta sahip olduğu topraklar sanki yani hukuki bakımdan sanki buralar kendisinin tapulu malıymış gibi bir anlam çıkarmaya çalışıyorlar. Ama aslında işgal dedi ki, ettiği bir yer. Tabii. Yani bir coğrafyayı, bir bölgeyi işte 30 sene, 40 sene, 70 sene, 80 sene İşgal etseniz orası sizin oluyor mu? Olmuyor. İşgal altındaki toprak. Tabii. Yani Hamas aslında burada İsrail'e yönelik bir saldırı başlattığında yöntemini tasvip etmeyebiliriz. Fakat bu saldırı işgal altındaki ana vatanı kurtarma operasyonu.
evet yöntemi şiddet kullanıyor falan, onları tasvip etmeyebiliriz. Netice olarak İsrail'in zaten mevcut 22 bin kilometrekare coğrafi genişliği üzerindeki hükümranlığı hukuki temele dayanmıyor, uluslararası hukuka dayanmıyor. De facto olarak orada hakim. Şimdi bu Gazze'yi ve Batı Şeria'yı 95'te Gazze-Eriha Anlaşması'yla, yani Oslo'daki anlaşmanın devamı olan anlaşmayla İsrail, o tarihteki İşçi Partisi, Filistinlilere verdi. Ve şunu da konuştular, 5 yıl içinde bu Kudüs meselesini de konuşacağız. Başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bir Filistin devleti kurulmasını İsrail kabul ediyor dedi. Kim dedi bunu? O tarihteki İsrail'in başbakanı Yitzhak Rabin. Ama daha sonra bu adamı fanatik bir Yahudi genci katletti. Niye katlediyorsunuz kendi başbakanınızı? Şundan dolayı Tanrı'nın emirlerine karşı geliyor. Tanrı ne diyor? Onlar tabii Tanrı demiyorlar. Yehova, arzı, Yahve. Arzı mevut. Yahve. Tanrı diyor ki işte 26 kitaptan oluşuyor Tevrat. Onun bir bölümünde diyor ki Nil'den Fırat'a kadar olan toprakları İsrail oğullarına verdim. Vaat edilmiş topraklar. Şimdi buradan bir anlam çıkararak bir ideoloji ortaya attılar. Yani 19. yüzyılın sonunda. Değil mi? Siyonistler. Yani tüm dünyada Yahudiler eziliyor. Bunların her tarafta tahkikata, soruşturmaya uğruyorlar. Zenginlikleri her tarafta kovuşturuluyor. Bir devleti olması lazım. Orada Rothschild dedi ki yani devlete falan gerek yok. Arjantin'in yarısı benim. Buyurun orada bütün Yahudiler toplansın. Theodor Herz de şunu söyledi. İyi ama Tanrı öyle demiyor. Yahva diyor ki Yahova Nil'den Fırat'a kadar. Ve sonra satın almalarla falan, sonra İngiliz mandası altına girdiği zaman da İngiltere dünyanın her tarafından buraya Yahudi göçünü teşvik etti. Bu meseleyi İngiltere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye devretti, Birleşmiş Milletler'e devretti. BM kararıyla kuruldu İsrail. Aslında iki devlet kurulacaktı biliyorsunuz. İşte şey devleti kurulamadı İsrail Filistin devleti. Filistin devleti kurulması öngörülen toprakları da işgal ettiler. Yani hukuki bakımdan demek ki o işgal ettikleri toprakların hukuki bakımdan hakimi değiller. Şimdi burada işte Filistin mücadelesini anlamak için bu boyutlara dikkat çekmek lazım. Buraya geliyoruz. Burada da bir işgal var. Bu işgal kaç sene sürerse sürsün hukuki bakımdan bir anlaşma olmadığı BM ateşkes gözlem gücü orada ne yapıyor hocam? Efendim? BM'nin ateşkes gözlem gücü seyrediyor. Tabii. İşte gözlemci adı üstünde görev tanımları öyle. Yani çatışmalara dahil olmadan görev tanımları Azar bir hocam. Tampon şimdi bölge oluşturmak. Nihai amaç ne? Evet, şimdi birazcık aslında İrfan hocam şöyle bize nasıl gerçekleşti, neden işgal ettiğini, kim İsrail devletini kurdu, burada değillerken, onlara başka bir toprak verilirken vaat edilmiş toprakların burası olduğunu söylediler ve buraya bir şekilde İngiltere ve diğer ülkeler vasıtasıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle geldiler, yayılıyorlar ve aslında her geçen gün dehşet ve korku da saçıyorlar. Evet. Bundan sonraki nihai hedef ne? Şimdi, ne olacak? Yine vaat edilmiş topraklar işte Tanrı'nın dediği yer, İsmail Yücel'in söylediği gibi Orta Doğu'ya mı yayacaklar şimdi, bu savaşı? Şimdi İsrail birkaç bölgeyi ve birkaç ülkeyi birden vuruyor ve vurmaya devam ediyor. Bu akşam da bunun olduğunu görüyoruz. Fakat şimdi bakın bölgedeki sinir uçlarıyla oynadığınız zaman, çünkü uzun süreli bir kışkırtma halinde İsrail. İran'dan başlayarak birçok devleti ve birçok örgütü ve birçok yapıyı sürekli kışkırtıyor. Şimdi bütün bunları yaptığınız zaman tabii ki istihbarat anlamında Mossad'ın bir listesi var. Endişeleri var, takip ettiği sevkiyatlar var. Birçok şey var ve Mossad deyince Mossad'ı yalnız da düşünmeyelim. CIA, MI6 ve işbirliği içinde olduğu bütün istihbarat örgütlerinden beslendiğini de unutmayalım. Şimdi bugünkü olanın böyle ihtimal bir haber olmuş olabileceğini konuşuyoruz bu Tartus meselesinin. Ama birazcık geriye gidelim ve şuna bakalım. Hani diyoruz ya Hizbullah Hamas değil, Hizbullah'ın bir arkası var. Hizbullah'a ulaşan bir lojistik koridor açık var. Çünkü baktığınız zaman Gazze burada kısıtlı ve kapalı kalmış. 7 Ekim öncesi yarı açık cezaevi dediğimiz bir yapıydı Gazze. Fakat Hizbullah öyle değil. Hizbullah Lübnan'ın içerisinde ve arkasında uzun yıllardır
onu besleyen, uzun yıllardır ona silah veren, uzun yıllardır orada İsrail'i durdurması için o sınırda onu var eden bir inanç var. Şimdi neden Sistani'den bahsettim Irak'ta? Biraz önce sizin verdiğiniz haberin bir devamı olarak bunu görebiliriz. Yani o Hizbullah'a gidecek rotada ona katılabilecek daha, hatta daha başka ülkelerden de birçok insan desteğe gelebilir. Eğer o emir verilirse dini anlamda. Bir de şunu ek olarak konuşalım. Şimdi Suriye'de dedim ya, bütün dünya Suriye'de 13 senedir. Evet. Şimdi Rusya'nın o kadar stratejik bir noktada bir üssü var ve sonuçta Suriye'de Şam bugüne büyük ölçüde Tahran ve Moskova desteğiyle geldi. Bütün dünya karşıydı Esad'a. Dolayısıyla şu anda orada eğer bir lojistik stratejik koridordan bir geçiş varsa, Mossad da bunun haberini aldıysa onu da imha ediyor olabilir. Gözdağı veriyor olabilir. Gücünü göstermeye çalışıyor olabilir. Yani her gün yaptığı farklı farklı eylemler var basketinde aslında. Bir gün dijital giriyor, bir gün komutan öldürüyor, bir gün sınırda Mısır askerini öldürüyor. Pardon, yanlışlıkla oldu. Bir gün başka bir şey yapıyor. Suriye'ye zaten hiç istemiyor ki Ankara Şam normalleşsin. Hiç işine gelmez böyle bir şey. Ya sanki bütün tuşlara da basmış gibi aslında. Kesinlikle hiç öyle. Yani bazı planlar vardır. Ama önce işte sorusu, havayla başlar, hava harekatıyla. Göksu'nun sorusu önemli. Yani mesele İsrail nerede duracak? Nerede duracak? Eğer gerçekten bu arz-ı mevut dediğimiz meseleye odaklandıysa. Eyvah eyvah. Yani burası ateş topuna dönecek. Tabii. Kaçınılmaz olarak. Tabii. Şimdi bakın dünyada. Ya şimdi 14, önce Gazze. 14 milyon Yahudi var. Şöyle başlayalım işte İsmail Dükel'in biz kısım kısım, ama bu arada İsmail Dükel öyle bir şey dedi ki biz kısım kısım step step izliyoruz ama sanki çok hızlı film kopuyormuş gibi. Hani böyle filmin bir sahnesi vardır ve orada her şey kopar, ondan sonra da tak dersin son bir anda gelir. Anlamazsınız nasıl geldiğini. Gazze, Lübnan. İran'a çok uğraştılar bu ama arada. İran gelmedi çünkü 90 milyon. Eleştirdik, eleştirmekte de acaba doğru mu yaptık onu da şimdi bugün gördüğümüz tabloda artık o bile kafamıza bulaşmıyor. Bu arada çamura sıçrarsan, yani basarsan sıçrar hesap. Hiç diyor bana ne yapıyorsa yapsın. Oradan geldi Suriye'ye. Ve sanki çok hızlı bir şekilde film kopuyormuş gibi. Aslında Suriye'yi başka kez vurmuyor. Başka bir iddia daha var. Şu ara işte sabahtan beri konuşuluyor. Yani doğru mudur değil midir bilmiyorum ama Hizbullah İran'a gel bir el at bu işe diye bir çağrıda bulunmuş. 30-31 Temmuz'da da hatırlıyor musunuz Nasrallah'ın açıklamasını? Beraber yapmamız gerekiyor. Husiler de katılmıştı. Evet, yani bu son çağrı cihazı operasyonunun arkasından tekrar Hizbullah'ın İran'a dönük böyle bir çağrısı ya ben şunu var. Merak ama ettim. İran'da yok. Peki, ben şu anda bulaşmayacağım o şey. Konuşacağız. Diyor. Çok merak ediyorum. Yunus'a da gideceğiz Amerika Birleşik. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var. Ve bu seçim sonrası ne olacak? İsrail duracak mı yoksa yok, daha yok, mı? Yok. Heh, yok. Daha yok, mı yok, bu yok, işe devam edecek? Hiç düşünmüyorum öyle. Tamam, bir şey. Şöyle devam aynen edelim. Devam aslında yani. Mesele şu. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimine kadar vurabildiği kadar yeri vuracak. Yapacak onu. Ardın, hatta yani görev, bütün tuşlara şimdi basacak. Seçim değil, görev devir teslime kadar durmayacak. Ocak ayına kadar. Peki seçimden sonra ne Kasım'da olacak? Kasım'da seçim, Ocak'ta devir teslime kadar durmayacak. Ya seçimden sonra Kamala kazanırsa aynı politika devam edecek. Aynen öyle. Trump kazanırsa daha da sertleşerek devam edecek. Yani İsrail'e destek daha da artarak devam edecek. İsrail kazan. Seçimle niye bağlantı kuruyor bunu anlamıyorum mi? Öyle ben. Mi? Ya şu Amerika Trump. Birleşik Devletleri seçimine ne kadar vurabildiği kadar yeri vuracak. Bütün tuşlara basacak işte Hazar Hocam'ın söylediği gibi. Suikastlerini gerçekleştirecek, havadan bombalarını atacak. Çünkü ama bir yerde ayrışıyorsunuz. Bir tek karadan operasyon başlatmayacak. Çünkü İsrail'in gücü karadan operasyonu tek başına yapmaya yetmez. Peki, hocam da onu söylüyor ama. Ne olacak? Seçim sonrasında eğer Trump kazanırsa Trump Joe Biden'ın başarmadığını başaracak. İsrail'i bu saldırganlıktan vazgeçirecek. Belki Netanyahu iktidarı kaybedecek. Onu bilemiyorum. Seçimler olabilir. Hükümetin devrilmesi olabilir. ABD yok hocam, biraz daha size uyumlu bir lider Likud içinden iş başına gelebilir. Şimdi Trump'ın stratejisi şu. İsrail'in coğrafi olarak genişlemesi gerekmiyor. İsrail'in siyasi etkisinin, ekonomik etkisinin Orta Doğu'da yayılması İsrail'in gücünün artması anlamına gelir. Trump 2020 yılı Eylül ayında
Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne baskı yaparak bu iki ülkenin İsrail'i tanımasını sağladı. Daha önceden zaten anlaşmayla Mısır ve Ürdün tanıyordu. Şimdi bunların yanına 2020 yılı Eylül ayında ikisi daha geldi. Trump devam etti. 5 ülke daha tanıdı. Tam Suudi Arabistan'ın tanıma hazırlıkları devam ederken yani Joe Biden döneminde de devam etti. Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmesine ABD'nin katkısı. Reklama gidelim. Reklamdan sonra. Ve Trump iş başından gelirse bu cümleyle bitireyim. İsrail'in etkisini, nüfuzunu barış içerisinde komşularıyla İsrail'in tanımak suretiyle, irtibatı, ilişkisini arttırmak suretiyle sağlamaya çalışacak. Peki şöyle yapalım. Reklama gidelim. Amerika Birleşik Devletleri seçimi sonrası İsrail'in tavrını konuşacağız. Ve bu 40 bin kişi buraya gelene kadar İsrail neredeydi, ne yapmıştı? Hepsini ve daha fazlasını soracağız, konuşacağız. Kısa bir ara. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuşacak çok soru var ve sorulacak aslında çok konular, başlıklar yoğun. İsrail'le ne yapıyor, ne yapacak bundan sonra sorusunu soruyoruz. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri mi bekliyor sorusuyla reklama gittik. Ve seçimden sonra daha saldırgan bir İsrail mi olacak yoksa aynı düzenine devam edecek veya seçime kadar vurabildiği kadar yeri vuracak, girebildiği yere kadar girecek. Bütün tuşlara bastı mı İsrail? Amerika Birleşik Devletleri seçimine kadar. Şimdi iki tane izah tarzı var. Birincisi, az önce İsmail Bey de söyledi. Yani ABD bu coğrafyada İsrail için tehdit oluşturan devletleri ya barış anlaşması yoluyla pasifize ediyor ya işte savaşlarla istikrarsız hale getiriyor. Mesela Mısır bugün pasifize olmuş bir devlettir. 111 milyon nüfusu var. Ama 79'dan beri aslında İsrail'e karşı herhangi bir şekilde kafa tutacak bir pozisyonda değil. Ürdün de öyle. Aslında Trump döneminde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Sudan, Cezayir gibi ülkelerde, Oman gibi ülkelerde şu an itibariyle İsrail'le ilişkisi oldukları için İsrail için tehdit oluşturmuyorlar. Ve onlara da dostum diyor. Evet, tehdit Neden oluşturmuyorlar. Şimdi tehdit oluşturan, İsrail'i sık sık tehdit eden Saddam, 2003'te işte Irak'a yapılan operasyonla ortadan kaldırıldı. Irak'ta bambaşka bir yapı kuruldu. Şu an Irak kendini toparlamaya çalışıyor. Arap Baharı döneminde Suriye, İsrail ile değil mi tehdit oluşturuyordu potansiyel olarak. Ne kadar antidemokratik, totaliter bir yapısı olursa olsun Hafız Esad veya oğlu İsrail için tehdit oluşturuyordu. Şu an başarısız devlet statüsünde. Libya'da Kaddafi keza yine o da Libya'dan Arap Baharı döneminde iktidardan uzaklaştırıldı, katledildi. Şu an itibariyle İsrail'i potansiyel olarak tehdit eden iki aktör var. Türkiye ve İran. İran rejimini 1 Şubat 79'dan beri hedefe koymuş durumda. Uygun bir ortam, konjonktür bulduğu zaman İran'ı birkaç parçaya ayırmayı ABD kurguluyor. Bizim için de çok hayırha bir yaklaşım içerisinde değil. Biliyoruz en azından bir bölgemizi bizden koparmak istiyor ABD müttefikimiz. Bunu her şekilde biliyoruz. İşte 36. paralel Irak'ın kuzeyinde ta bundan 30-40 sene önce Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra 90'larda orada bir çaba gayret gösterdi. Arap Baharı sonrasında Suriye'nin kuzeyinde aynı çaba gayreti sürdürüyor. Şimdi birinci izah tarzı bu. Yani İsrail bu coğrafyada ABD'nin himayesi altında bir ileri karakol. Bu bölgedeki ABD. Tabii ABD'nin bu politikasını eleştirenler de var. Mesela Marshmayer'in bir kitabı var, Uluslararası İlişkiler Hocası. Amerikan dış politikasında Yahudi lobisinin etkisi, rolü falan Türkçe'de çevrildi. Bu kitap diyor ki, ABD aslında irrasyonel davranıyor, ayaklarını ateş ediyor. Niye ayaklarını ateş ediyor? Çünkü İsrail'i bu coğrafyada desteklemek için çılgın olmak lazım. Yani bırakın Arapları, Arap olmayan Müslümanlar da
buna tepki gösteriyor. Türkiye, İran, Pakistan, işte daha uzak doğudaki başka Müslüman ülkeler. Amerikan karşıtlığı artıyor. Şimdi evet, birinci izah tarzı bu. Yani acaba bu olan biten, işte İran'a yönelik, Türkiye'ye yönelik çok önceden kurgulanan projenin, planın acaba pratiğe aktarılmasının bir aşaması mı? Bunu yani net söylemenin zorlukları var. Biraz daha böyle elimizdeki merciyi, bu coğrafya tuttuğumuzda, haritaya merciyi tuttuğunuzda değil mi? Orada köyleri falan görebilirsiniz. Şimdi biraz daha yakın ve markaj, yakın plandan baktığımızda da şunu görüyoruz. Gazze Savaşı'nda İsrail hedeflerine ulaşamadı. Aslında başarısız oldu. Tabii. Ne Reyneleri kurtarabildi, ne oradan Filistinlileri sürüp çıkarabildi. Bunun pazarlığı da yapıldı. Bir takım ülkelere ekonomik vaatler, kredi kolaylıkları falan, Afrika'daki bazı ülkelere avantaj karşılığı, buradaki Filistinlileri kabul etme pazarlığı yapıldı. Hamas'ı yok edeceğim dedi, hedefim evet, dedi, yok edemedi. Edemedi, müzakere yapıyor, perde gerisinde dolaylı müzakere yapıyor. Burada kesin bir başarısızlık var ve rehin aileleriyle başlayan gösterileri, savaş karşıtları, askeri alınmaya karşı çıkan Heridiler, Hasidikler, İsrail'in çıkarlarına Netanyahu'nun zarar verdiğini söyleyenler katıldı. Acaba içeriden Netanyahu devrilecek mi falan diye düşündük. Ama 30 Temmuz'da ve 31 Temmuz'da Netanyahu elini güçlendirdi. Önce Hizbullah'ın 2 numarasını, değil mi, Fuat Şükrü'yü, evet, Beyrut'ta katletti. 31 Temmuz'da da hani Tahran'da Hamas'ın liderini, siyasi büro şefi İsmail Haniye'yi katletti. Bunun üzerine içeride 1-2 puan artmış gibi bir vaziyet var. Fakat Knesset'te, İsrail parlamentosunda şu an itibariyle 64/120. Yani koalisyon bu şekilde dar bir marjda ayakta duruyor. 28 tane üst düzey yönetici Mayıs ayında Doğu Kudüs Mahkemesi'ne başvurdu. İşte Netanyahu'nun azledilmesi başvurusu. Mahkeme bunu kabul etti, reddetmedi. Ve rafa alıp koydular bunu günü geldiğinde kullanmak üzere. Niye başvuruyorsunuz kendi başbakanınızın azledilmesi için? İsrail'in çıkarlarına zarar veriyor. Tüm dünyada antisemitizm arttı. Siyonist olmayan Yahudiler bile Yahudi olduklarını söylemekten korkuyorlar. Batı Avrupa'daki tüm dostlarımız bir bir İsrail'i destekleyenler. İşte bunun son örneği İspanya, Slovenya, Norveç gibi bir takım ülkeler tanıdılar, Filistin devletini tanıdılar. Yani tüm bunlar neden oluyor? Çünkü Netanyahu'dan oluyor. Netanyahu başbakan ve Netanyahu, hemen bitireceğim, Netanyahu başbakan ve bu başbakan her şeyden sorumlu. Peki 7 Ekim'de bir buradan işte topyekun total bir saldırıya Hamas hazırlandı. Peki CIA ile birlikte çalışan Mossad bunu haber almadı mı? Aldıysa Mossad bu işin neresinde? Acaba teşvik mi etti? Atladı bir, mı? Bir kurgu muydu? Atladı mı, yol mu verdi? İşte bunu ileride araştırılacak bu mevzu. Biraz hocam zaten teknik iki kırılma noktası var. 11 Eylül İkiz Kuleler CIA atladı deniyor. 7 Ekim bu Gazze meselesi Hamas, Mossad atladı deniyor. Her ikisinde de mutlaka bir kuşku yani, tarafı var. Atlandı mı, yol mu verildi? Belgelere ulaşıldığı zaman buzuğa kavuşacak. Yani şimdi geldiğimiz nokta şurası. Burada mutlak bir başarısızlık var. Ve ABD bir taraftan işte ateşkes için baskı yapıyor, bir taraftan İsrail'i destekliyor falan, çelişkili tavır tutum içerisinde. Şimdi dikkatleri buradan uzaklaştırmak için Netanyahu'nun, İsrail'in bir başarıya ihtiyacı var. Ve bir taraftan da İsrail'in kuzeyinde yerlerinden eden Yahudilere karşı hükümetin ilgisiz kaldığı şeklinde eleştiriler. İşte netice olarak Hizbullah'a yönelik hava harekatı saldırısının amacı bu. Yoksa yani 11 aydır bir taraftan Gazze Savaşı devam ederken öte taraftan İsrail'in kuzeyinde dar bir şerit ve Lübnan'ın güneyinde dar bir şerit, düşük yoğunluklu çatışma bölgesiydi. Yani Hizbullah oradan bu tarafa doğru füze atıyor, hı hı, ve İsrail de hava kuvvetleriyle oraya saldırı yapıyordu. Evet. Şimdi bunun bir tırmanmasına tanık olduk.
bir kademe tırmanmasına tanık olduk. Şimdi bu daha fazla Lübnan'a, Suriye'ye yayılarak topyekun bir savaşa gider mi? Ben o kanaatta değilim. Bir tampon bölge oluşturmaya çalışacaklar şurada. Yani Lübnan topraklarında dar bir şeritte ve bu tampon bölgenin varlığından mütevellit yerlerinden ayrılan Yahudilerin geri dönmesini sağlamaya çalışacaklar ve Hizbullah'ı etkisiz hale getirdik şeklinde propagandaya başlayacaklar. Fakat tam tersine cehennemin kapısını da aralamış olabilir Netanyahu. Peki İsmail Bey, buyurun. Şimdi daha 3-5 gün önce 4000 Hizbullah orta ve üst yöneticisinin teknolojik bir saldırıyla bertaraf edildiğini gördük. Bunun takibini yapan kim? Mossad. Ondan önce İran'da Hamas liderinin öldürüşüne tanık ettik. Bunu kim yapan? Hamas. Ondan önce Mossad. Ondan önce yine Hizbullah'ın üst düzey komutanlarını nokta atışıyla oyun dışı bırakan bir Mossad gördük. Şimdi Mossad böyleyken 7 Ekim'i atladığını söylemek, hocam kusura bakmayın, belgeye ihtiyaç yok. Peki, o zaman bunun belgesi olmaz. Bir saniye, bir ayağı alayım. Yok, bitirmeniz, ayağı alayım. Siz devam edin buradan. Şimdi onun için belgeye ihtiyaç yok. Yani bu çok bana göre, en azından bana göre çok net. 7 Ekim Gazze'nin anahtarıydı. Şuna da katılmıyorum. Yani bu söylediğim de lütfen yanlış anlaşılmasın. Stüdyodaki arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Sosyal medyadaki trollere. Ben başka bir şey söylüyorum. Gazze ve İsrail Gazze'de başarılı olmadı tezine de inanmıyorum. Neden? 7 Ekim Gazze'nin anahtarıydı. Gazze Lübnan'ın anahtarı. Lübnan Hizbullah'ın anahtarı. Hizbullah Orta Doğu'nun anahtarı. Bakın bir zincir söylüyorum. Yani Lübnan'a bugün Tartus'a saldırıyı niye yaptı? Hizbullah'a saldırdığı için yaptı. Hizbullah'a niye saldırdı? Hamas'a destek veriyor diye saldırdı. Hamas'a niye saldırdı? 7 Ekim'i yaptı diye saldırdı. 7 Ekim niye oldu? Aha bunlar olsun diye oldu. Bakın bir zincir bu. Bu bir seri. Ama şuradaki, bu step gidiyor. Ama İsmail yani abi şuradaki, her olayı kendi, şuradaki tam tutmadı. Yani hedef şu. Ya Melik'im, başlayınca Melik'im, hayır burayı insansızlaştırmak. Melik 41 buraya sıkıştırmak. Orada beceremedi. Yani ya, hakimiyeti sağlayamadı. Bak oradaki temel amaç şuydu. Hani ben Gazze'yi de bu arada insansızlaştırdım. Amaç neydi? Sinar Çölü'ne göndermek. Evet. Olmadı o. Olmayınca yaktı, yıktı, perişan etti. Gazze diye bir şey bırakmadı. 41 bin insan öldü, çoluk çocuk. Hani ya, anlatabiliyor tamam. muyum? Kara ordusunun bir bölümüyle orada. Bina taş üstünde kalmadı ya. Taş üstünde kalmadı. İsrail askerinin postalı orada her yere değdi. Umurumda değil artık. Ama hala hakimiyeti artık sağladı değil. Mı emin değilim. Ya hakimiyet sağlamanın peşinde değil. Ben bunu anlatamıyorum kimseye. Ya hakimiyet sağlamasa da olur. Zaten orada çevirmiş, kalmış, kapatmış olduğu gibi. Ya arada bir gidiyor 3-5 bomba atıyor şimdi. 3-5 çocuk daha öldürüyor. Katliam hanesine biraz daha ekleme yapıyor. Ama hakimiyet sağlamak derdinde değil. Asla değil. Çünkü o Gazze görevini Hizbullah'a giden yolda açtı. Görevini yaptı orada Gazze. Şimdi sıra Hizbullah'ta, Lübnan'da daha doğrusu. Sonra da Orta Doğu'ya gidiyor. Ya bu çok basit bir şey. Böyle hani birbirinin arkasında basa 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 gidiyor. Yok, hani bir dereyi geçerken hani ufak bir çay bulursunuz da taşlar vardır orada. İşte 5-6 tane dizi böyle birer adım boyuyla koymuşlar. Atlaya geçerseniz karşı kıyıya. Ya bu o. 7 Ekim ilk taş. Gazze ikinci taş. Lübnan, Hizbullah üçüncü taş. Aha girdi Suriye'ye. Dördüncü taş. Ondan sonra Orta Doğu. Hangi nüfusla yapacak peki İsmail ya, Bey bunu? Bakın nüfusun 7 nüfus milyon Yahudi şu ana var. Kadar şu ana kadar hangi nüfusla yaptıysa şu ana kadar şu ana kadar 22 bin kilometre karenin dışına çıktı. Bakın ben bir önceki saatte şunu söyledim. Joe'nun botunu oraya sokacak.
Elbette 8,5 milyonla 5,5 milyon nüfusla bunu yapamaz. Elbette bir yerleri işgal edemez. O başka bir şey. Biraz önce siz söylediniz ki katılıyorum. Bir kısım Arap ülkelerini terbiye ederek, evet, İsrail'e eklemledi. Bir kısmını da döverek eklemlemeye çalışıyor. Kalan kısmı da döverek eklemleyecek. Kim yapacak bunu? Amerika yapacak. Batı yapacak. Amerika da tek başına değil. Bunun yanında İngilizleri koyun en başa. Arkasında dizin aklınıza gelen bütün Avrupa ülkeleri. Hepsini. Yani şimdi bu o kadar bariz, o kadar görünüyor ki bunun dışında daha ne söylenebilir? Hakikaten bilmiyorum. Ya bu bir zincir. Peki sana yani şunu anlamadım İsmail abi. Şimdi söyle abi. Gazze'yi tamam birinci cepheyi açtı. Sonra Güney Lübnan. Tamam. Sınırım var. Temizlemem tamam. lazım. Tehlike tamam. geliyor. Gidiyor işte. Hatta hocam diyor. Orada 9 tane yerleşim yerini boşalttı ya kendi yani vatandaşı. Işte, 60 bin. Tampon bölge kurmaya çalışıyor. Tabii kendi 60, yerleşim 60 yerini. 60 yani kendi vatandaşını aşağıya indirdi. Evet. Dedi ki bu tarafa orada gelin. 200 bine kadar çıkıyor. 200 bine evet. var. Diyen de var. Ben ama burayı temizleyince geri dönersiniz dedi. Tamam. Ondan sonra Suriye, Golan zaten özetten beri problem. Yani zaten şimdi, istila etmiş. Hayır senin dediğine göre ya İsrail'in şu kaç cep o cep oldu? Bir, iki, üç cepi temiz. Aşağıda Eferullah var, Husiler var. Husiler var, ona bakarsan İran var hocam. Hı-hı. Şimdi tamam. İran, bitmeyen an, bir şeyden bahsediyoruz. Dışarıda Husiler Babülmendap Boğazı'nda, Aden Körfezi'nde geçişi tıkadılar. Mısır'ın çok önemli bir gelir kaynağı %50'den fazla azaldı. Aynen öyle. Süveyş'ten geçişler azaldı. Ve dedi ki sadece İsrail'in gemileri değil, İsrail'e destek verin gemileri evet, de benim tabii. hedeftir dedi. Tabii. Ya şimdi arkadaşlar yani olayı sadece Gazze özelinde tartışırsak doğru eksik olur daha doğrusu. Sadece Gazze değil bak şimdi Gazze'den o tarafa doğru saydık. Öbür tarafta ne oldu? Ne oldu öbür tarafta? Irak 3'e bölündü. Bak şimdi Irak 3'e bölündü. Orada bir Kürdistan oluştu. Doğru mu? Doğru. Suriye 3'e bölündü. Bir Kürdistan olma yolunda adamlar seçimlerden bahsediyorlar. Şimdi diyeceksin ki izin vermeyiz. O işin ayrı tartışma ama tarafı. Ama de facto bir şekilde kontrolünde bir evet. bölgeler var. Bir bölge var. Var mı? Var. Amerika boş durmuyor. Orta Doğu yeniden çizmek adına boş durmuyor. Aşağıdan da İsrail'le çalışıyor. Bu İsrail'le İsrail'i götürecek. Öbür tarafta Kürdistan'la birleştirecek. Anlatabiliyor muyum? O Kürdistan dedikleri yerle birleştirecek. Al sana bela. Yani iki... Ve ondan sonra da oturup çizecek. Buna itiraz edebilirsin. Buna karşı koyabilirsin. Bunlar başka şeyler. Ben sadece şu anda yapılmak isteneni anlatmaya gayret ediyorum. Şu anda bu yapılmak isteniyor. Sen buna direnç göstereceksin elbette. Bu dirençte biraz önce... Siz söylediniz değil mi? Yani Türkiye de var. Türkiye'nin de bir tarafı yok o haritada. İran'ın da bir tarafı yok. Ya, orayı böyle kocaman dedi, bir Kürdistan yapıyor. Dedi, burayı da kocaman zaten, bir İsrail yaparsa bitti. O zaten iki, İsrail dediğin şey olursa ona o bağımsız Birleşik Kürdistan bakın, dediği yani, Irak, Suriye, aslında, İran ben ve şunu, bizden bir parça koparmak. Ben söylemeye çalışıyorum. Biz planın ne olduğunu doğru, sağlıklı koyalım ortaya. Ondan sonra tezlerini, bu bir tez, ondan sonra antitezlerini geliştirelim. Ama olayı doğru koyalım ortaya. Yani teşhisi eksik doğru koyalım, tedaviyi evet. doğru uygulayalım. Bunun karşısında Türkiye'nin yapması gerekenler var. İşte Türkiye'nin Suriye ile işbirliği halinde olması lazım, bilmem ne vesaire. Bunlar sonra ikinci aşamada konuşacağımız tamam, bu, şeyler. Tamam, bence bunları şimdi de konuşabiliriz. Tabii ki şimdi de konuşabiliriz. Cumhurbaşkanı hepsini işte sizin söylediğiniz gibi bir zincir halkası üzerinde durursak, bu konudan en çok Gazze'ye işte saldırı. Bu işin bir insani boyutu var, bir de diplomatik ayağı var sizin de söylediğiniz gibi diplomasi ayağı. Türkiye en başından itibaren hassasiyetle yaklaşıyor insani doğru. boyutunda, işte diplomatik açıdan da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de de söyledi ama bir karşılığı yok. Sanki herkesin işine geliyor gibi. Ya şöyle, pratikte hani henüz tam sonuç alınmamış olabilir ama ben İsrail'e olan özellikle Batı desteğinin Türkiye'nin çabasıyla kırıldığı kanaatindeyim. Şöyle... şimdi Hakan Fidan mesela tek başına işte Avrupa'ya iki tur döndü. Evet. En son... Refah sınır kapısına da gitti. Oraya da gitti. Evet, hepsini... Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı aynı çatı altında toplantı Riyad'da. Orada bir komisyon kuruldu.
8-9 ülkenin dışişleri bakanlarını oraya dahil ettiler. Evet. Onlar bir tur ayrıca döndü. Şimdi İsrail hızla bir nefret objesi haline geldi. Yani şu anda İsrail'i kolluyup kollayan Amerika. Avrupa'da büyük ölçüde halkla şeylerde de toplumlarda da tepki var. Bir baskı var. Var, tepki var. Mesela Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı, Cumhurbaşkanı'yla biz işte Cumhurbaşkanı'nı takip ettik İspanya'da, Madrid'de. İçeride görüştüler hocam. Çıktılar şeyin sarayın bahçesinde. Hatırlıyorum. Pedro Sanchez ilk sözü aldı ve dedi Filistin'le açtı konu. Evet. Ve döndü dedi ki Sayın Erdoğan'a ben cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Öbür ülkelerin de cesaret sağlamasını temin etti ve önünü açtı dedi. Bu kabul edilemez diye. Şimdi bu diplomasi anlamda bir böyle meseleyi, düşünceyi örgütlemeyle sağlayabileceğim bir şey. Şey konusunda sana katılıyorum, itirazım yok. Yani neşteri vurup meseleyi tümüyle belki ortadan kaldırmayı beceremedik. Yani İsrail'i ama bunu zaten tek başımıza yapmamız ya da yapabilmemiz çok zor. Şu bu coğrafyada çok bu konjonktürde. Yani kardeş geçiniyorlar işte Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Doğru sana... mu? Kardeş İsrail'e kardeş geçiniyorlar. Şimdi bu coğrafyada İsrail'e yani ancak kendi sınırlarını çok sağlam tutarak koruyabilirsin kendini İsrail'de ve Amerika'da. Ya çok hazin bir şey. Ama o sınırları bence içerideki birlik beraber bunların hepsini bir topyekun düşün. Tabii o da böyle sınırı düşüyor bir, evet. Bir ve beraber tutmak. Ya çok hazin bir şey söyleyeyim. Yani Riyad'da İslam İşbirliği ile Arap Ligi toplantısını izlediğimizde Hakan Fidan iki gün önceden gitmişti. Orada Dışişleri Bakanları'yla yoğun müzakereler. Biz de o toplantıyı izledik. Toplantıda içeride harıl harıl çalışıyorlar. İçeri giriyorlar çıkıyorlar. Ya kardeşim bu bildiri niye çıkmıyor dedik. Kaç saat geçmiş. Bir de iki gün, üç gün önceden bildiriye çalışmışlar. Son şeklini liderler görecek, çıkacak. Bize açıklayacaklar bunu. Olmuyor bir türlü. Bir de bu Arap dışların bakanları çıkan terliyor. Ya bir terini siliyor falan. Ne oluyor dedim ya bizim bizimkiler bunları Filistin askından mı alıyor? Ne yapıyor? Hani elektrik mi veriyorlar bunlar? Ne oluyor ya dedi. Sonra öğrendik ki bildiriye biz birkaç tane sert ifade koymak istiyoruz. Korkudan onlar. Bunlar sert ifade başımıza iş açar. Getirdikleri metin dilek temenni ya. Dilek temenni. Bizim zorumuzla gerekirse insani yardım aslında abluka kırılabilir. Bu mesele uluslararası alana taşınmalıdır. Mısır üzerinden insani yardımdan taşınmasının yol ve yöntemi bulunmalı. Yahudi yerleşimciler Filistinleri yerlerinde zora ederse bu bir ceza konusu olsun diye. Bunların hepsi bizim zorumuzla metne girmiş. Metne girmiş. Ben bunu oturdum yazdım. Hiçbir itiraz da gelmedi. Tam tersi dolaylı yönden teyitler geldi. Yani niye anlattım bunu? Şimdi düşünün. Arap Ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı hocam tarihinde ilk kez tek çatı altında toplanıyor. Birlikte ilk kez oluyor. Hepsi orada. Ya arkadaş yani böyle ve cayır cayır Gazze'de insanlar ölüyor. Ama mübarek azıcık cesur ol ya. Birleşmiş Milletler'den ne farkı kaldı şimdi? Azıcık cesur ol ya. Yani şimdi dolayısıyla şey konusunda sana hak veriyorum Göksu. Yani İsrail durdurulamadı bölümüne hiç itirazım yok. Ama İsrail'e desteğin kırılması noktasında bence ciddi bir iş becerdik. Yani Avrupa'da mesela tam tersi açıklama geliyor. Bırakın desteği. Aksi yönde açıklamalar geliyor. Onun dışında İsrail çok ciddi bir nefret objesi haline geldi. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeceğim ama ne olur bu yanlış anlaşılmasın. Bir öngörü inşallah olmaz. Ya ben hani gerçekleşsin diye istediğimden değil ama bakın İsrail'in hesap etmediği şeyler. Bu katliamlar devam ederse bir süre sonra Yahudi toplumu, STK'ları hedef haline gelirse kimse şaşırmasın. Arzu ettiğimiz bir şey değil. Ama böyle adım 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 geliyor Göksu. Adım 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 geliyor.
Yani o zaman işte zaten ben hani düşünmek daha istemiyorum öyle bir tabloyu. Bunu hesap etmiyor İsrail. Bunu hesap etmiyor Netanyahu. Yani mesele buradaki 7 milyon ya da 9 milyon Yahudi değil. Dünyanın farklı yerinde yaşayan Yahudiler var. Yahudi toplumları var. STK'lar var. Ya bunların hepsinin böyle İsrail'in bu saldırıları bir süre sonra onları nefret objesi haline getirecek. Başka kırılmalar olacak. Yani şimdi Hizbullah. Ya Hizbullah hani silah kullanan bir örgüt. Sempatizanları var. Başka radikal birimleri var. Kardeşim sen buna devam edersen o durmayacak ki orada. Mesele başka bir yere doğru gidiyor. Ve ben bunun çok ya çok akli melekeleri bilmiyorum abi ondan da emin değilim. Arzu Mevut işte şey kıyameti tetiklemek falan bunlar delice işler. Ama bize böyle delice gelen işleri arzu edenler ülkeyi yönetiyor. Bir Amerika Göksu. Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Yunus Paksoy'un sorularını yanıtlayacak CNN Türkiye özel röportajı gerçekleştirecekler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yunus söz size bırakıyorum. Teşekkürler Göksu. Şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'la birlikteyiz. Efendim, burada bütün görüşmelere girdiniz. Hepsine haiz oldunuz. Özellikle tabii dün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan göreve geldikten sonra ilk kez Cumhurbaşkanımızla görüştü. Bölge yangın yeri, barut fıçısı. Pezeşkiyan Cumhurbaşkanımıza neler söyledi? Kendisi gerçekten bir savaş ihtimalinden çekiniyor mu? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum Türkiye'deki izleyicilerimize ve stüdyodaki herkese. Dediğiniz gibi tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Biz de o toplantılara eşlik ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı'yla daha önce telefonda görüşmeleri olmuştu Sayın Cumhurbaşkanımızın ama tabii yüz yüze seçimden evet. Sonra seçilmesinden sonra ilk kez bir araya geldiler. Tabii ki çeşitli konular değerlendirildi. İkili konular, bölgesel konular. Ve aynı zamanda ileriye doğru nasıl, geleceğe doğru nasıl çalışabileceğimiz. Tabii ki bölgemizde ciddi bir gerilim var. Maalesef İsrail'in hem Gazze olsun hem Lübnan'daki sınır tanımaz, hiçbir şekilde bir durdurulamaz bir şekilde ortaya koymaya çalıştığı katliamların sonucunda bölgemizdeki gerilim alt safhaya ulaşmış vaziyette. Dolayısıyla tabii ki bu konuların hepsi değerlendirilip görüşülüyor. Hepimizin ve tüm dünya liderlerinin genel kurulda da biraz evvel uluslararası bütün liderlerin bir arada olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık bir şekilde büyük yankı bulan konuşmasında net bir şekilde daha bu yangını durdurmak için neyi bekliyoruz şeklinde ve neyi bekliyorsunuz Güvenlik Konseyi'ne seslenerek bir çağrıda bulundu. Dolayısıyla tüm konular tabii ki görüşülüyor. Bizim de tüm ümidimiz, isteğimiz bir an önce çatışmanın, savaşın durması ve bu noktada geleceğe doğru da bir diplomasinin hayata geçmesi. Gazze ve Filistin konusunda duruşumuz net. Yani burada iki devletli bir çözüm gerçekleşmediği sürece zaten çözüm ulaşılmış bir çözüm olmayacak. Ama şu anda devam eden katliamın da bir an önce hemen şu anda durması lazım. Bütün ümidimiz ve çalışmamız o yönde. Pezeşkiyan yemin ettiği gün Hamas siyasi büro lideri Haniye katledildi bir suikast sonucu. Evet. Pezeşkiyan bir anda sanki avucunda bir ateşten top buldu. Hı-hı. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasıl bir mesaj verdi? Yani Türkiye'nin burada oynayabileceği bir rol var mıydı? Bir şey talep etti mi? Yani tabii şimdi görüşmenin içeriğiyle alakalı olan mahrem bir görüşmenin içeriğini burada sizlerle paylaşmam doğru olmaz. Ancak dediğim gibi iki ülke arasında ülkelerin içerisindeki çalışmalarda geleceğe doğru hangi amaçlar doğrultusunda hedeflenen programlar olduğu konusu tabii ki gündeme geldi. Bölgede herkesin birbirine yardım edip bu ateşi, bu yangını bir an önce bu katliamı durdurmak için çalıştığı zaten aşikar. Dolayısıyla bu anlamdaki konular tabii ki gündeme geldi. Genel anlamdaki değerlendirmeler içerisinde. Göksu, birazdan Sayın Kılıç Başkan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la bir görüşmeye girecek. Bunu da ilk kez CNN Türk ekranlarından duyuruyoruz.
Bu konuda da aslında birkaç şey sormak isterim. Efendim, lütfen. Son birkaç günde ciddi bir iddia ortaya atıldı. Ya da ciddi mi, ciddiyetsiz mi, onu da siz söyleyeceksiniz tabii ama Yunan medyası tarafından. S-400'leri İncirli'ye yerleştirin, biz de size F-35 verelim. Yani böyle bir şeyin aslı astarı var mı? F-35 konusunda hani insanları heyecanlandırabilecek bir gelişme var mı şu an? Yani tabii soruyu sorarken değerli Yunus kardeşim, sen orada zaten medyadaki bir takım iddialar olarak dedin. Şunu söyleyelim, F-35 ile ilgili bizim duruşumuz bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, Dışişleri Bakanımızın ve Savunma Bakanımızın da müteahhit defalar dile getirdiği şekilde belli. Biz ödemesini yapmış olduğumuz bir savunma sanayi ürünü, ki F-35 de bir savunma sanayi ürününün bize teslim edilmesi konusundaki bir düşüncemiz, görüşümüz ve bu noktadaki resmi duruşumuz mevzubahis. Dolayısıyla o konuya biz bu şekilde yaklaşıyoruz. Diğer iddiaya edilen, ortaya atılan iddiaların içeriği konusunda iddiayı ortaya atan Yunan basını zannedersem, onlara sormak lazım. Çünkü iddia ettikleri konunun da arkasında bir şey var mı yok mu, onların bunu ortaya koyması gerekir. Bizim F-35 ile ilgili duruşumuz net bir şekilde, biraz evvel dediğim gibi, açık ve net. Son birkaç kısa sorum daha olacak. Sullivan'la, Biden'ın ulusal güvenlik danışmanıyla çok yakın bir ilişkiniz olduğunu biliyorum. Burada ilişkinin havasını nasıl açıklarsınız? Çünkü insanlar merak ediyor. ABD ile kavgalı mıyız, iyi miyiz, yoksa limoni miyiz? Nasıl bir hava var sizce? Yani Sullivan'la görüştüğünüzde nasıl bir karşılık alıyorsunuz? Şöyle, tabii ki yani diplomaside herkes herkesten görüşüp, herkes herkesten bir istişare içerisinde oluyor. Ama spesifik olarak tam doğrudan bizim ilişkilerimiz açısından sorduğunuzda anlaşamadığımız konular, anlaşabildiğimiz konular, üzerinde müzakere ettiğimiz konuların varlığını bütün dünya biliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle, ben işte kendi muhatabım, Sayın Bakanımız muhatapları, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanla, diğer tüm kurumlarımızla kendi muhatapları sürekli görüşüyorlar tabii ki. Burada şunu görmemiz lazım. Anlaşabildiğimiz konular üzerinde çalışmaya devam edip ortaklaşa gidiyoruz. Örneğin biliyorsunuz yakın zamanda 155'lik top mermilerin üretimiyle alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulacak bir üretim hattı ile ilgili Türkiye'den destek alındı. Bu bir işbirliği. Veyahut da farklı alanlardaki, sanayi alanlarındaki, işte havacılıkta, ekonomik alanlarda işbirlikleri zaten devam ediyor. Anlaşamadığımız konulara gelince bunları da ayrı kompartmanlara tabiri caizse koyarak onlardaki karşılıklı görüşümüzü net bir şekilde ortaya koyduktan sonra müzakeresine devam ettiğimiz, anlaşabildiğimiz konular üzerinde gidiyoruz. Zaten diplomasinin de, uluslararası ilişkilerin de özü bu. Dolayısıyla bizim görüşmelerimiz her zaman karşılıklı nezaket içerisinde, diplomasinin gerektirmiş olduğu nezaketin, fikir alışverişinin, açık fikir alışverişinin, yani bunu altını çiziyorum. Burada önemli olan konu bence bu. Biz görüşümüzü, düşüncemizi, fikrimizi açıkça birbirimize ifade ediyoruz. Bu sadece benim için geçerli değil. Dediğim gibi Dışişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer kurumlarımızla karşılıklı olarak yaptıkları görüşmelerde açık ve net bir şekilde görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çözebildiğimiz konular var, çözemediğimiz konular var ama karşılıklı nezaket içerisinde yürümeye devam ediyoruz. Bir de son bir sorum olacak. 1 saat 15 dakika sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanımızla Türk evinde görüşecek. Zelenski buraya gelmeden önce bir barış planını hem Kamala Harris'e hem de Donald Trump'a, iki başkan adayına sunmak isteyeceğini söylemişti. Burada Zelenski Cumhurbaşkanımızdan da acaba barış konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir rol oynayabileceğini düşünüyor olabilir mi? Yani bu görüşmeye ne kadar önem veriyoruz? Şimdi sizler de takip ediyorsunuz. Uzun zamandır bir barış planı üzerinde, zaten biliyorsunuz İsviçre'de yapılan bir uluslararası zirve vardı. Buraya Hakan Bey, Dışişleri Bakanımız, Türkiye'yi temsilen katıldı ama onun hazırlık aşamalarında olan toplantılar vardı. Farklı şeyler vardı. Onlar da bizler iştirak etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Ukrayna-Rusya savaşındaki tahıl koridoru anlaşmasını hayata geçiren lider. Yani bütün bu savaş ortamının ve olumsuzlukların içerisinde tüm dünyanın faydasına olan, tüm insanlığın faydasına olan en önemli, tabiri caizse başlığı hayata geçiren dünya lideri olmuş olan Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, fikirlerinin
zannederim ki Sayın Zelenski'nin de üzerinde çok önemli etkisi var. Tabii görüşmeden önce ne talep edileceğini bilemem veyahut da görüşme içerisinde ne konuşulacağını, ama tabii ki oradaki savaşın da sona ermesi için burada bir takım görüşmelerin, önerilerin olacağı malum. Tabii bizim buradaki net yaklaşımımız şu, yani bir adil çözümün kaybedeni olmaz. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman hem Ukrayna ile hem Rusya Federasyonu ile olsun bir iletişimin kurulması için hep kendisinin bu konuda hazır olduğunu dile getirdi. Ve dediğim gibi savaşın başından itibaren bugüne kadar ki tüm insanlık için, tüm dünya için en önemli bir anlaşmayı da hayata geçirmiş olan lider. Dolayısıyla bu çerçevede hem bölgenin hem de oradaki kişisel anlamdaki ilişkiler ağı içerisinde de önemli bir ağırlığı olan Cumhurbaşkanımızla Sayın Zelenski'nin görüşmesinde birçok konu gündeme gelecektir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. İyi görüşmeler. Salamında iyi görüşmeler diliyorum. Göksu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika ve güvenlik başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile canlı yayında birlikteydik. Tabii birçok görüşmede bulundu. Buradaki bütün görüşmelere girdi. Şimdi de Başkan Biden'ın ulusal güvenlik danışmanıyla görüşmeye gidiyor. Çeşitli konuları kendisiyle değerlendirmiş olduk. Evet. Yunus Baksoy'a döneceğiz. Kendisiyle bağlantımız devam edecek. Çok sorumuz var. Teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'la özel bir röportaj gerçekleştirdi CNN Türk ekranlarında. Sayın Kılıç'a da katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ve şöyle yapalım. Lübnan aslında önemli konulardan biri konuşuyoruz. İlerleyen dakikalarda da Amerika Birleşik Devletleri'nde Zelenski Türk evine gelecek. Bu da çok önemli bir başlık. Takip ediyor olacağız CNN Türk yayınlarında. Ama Hazar Hocam sizi ayağa alayım. Şöyle ki İsrail Lübnan'ı 1500 kez vurdu. İsrail bir günde 569 kişiyi öldürdü. Lübnan yangın yeri. Gazze'den sonra şimdi burada. Her gün kaç kişinin hayatına kastediyor İsrail sorusunu sorduğumuz bölgelerden biri görüyoruz. İşte adım başı bombaladığı yerler Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntülerle. Ne oluyor hocam? Yani aslında Gazze'de görmeye çok alıştığımız görüntüleri coğrafyada görmeye devam ediyoruz. Yeni Gazze, Lübnan mı? Yani şimdi biraz önce son şey reklamdan önce şunu konuşuyorduk. Şimdi coğrafyada birçok ayrı ayrı noktaya İsrail'in müdahalesini, kışkırtmasını görüyoruz. Neden bunu yapıyor İsrail? Yani biz hedefini konuştuk aslında, İsmail Bey de onu vurguladı. Ama baktığınız zaman ortada oturmayan bir şey var. Şimdi İsrail neden bunları yapıyor? Yani bu kadar problemi ve sıkıntısı varken daha fazla sorun açacak eylemleri neden yapıyor? Şimdi baktığınız zaman 7 Ekim günü Netanyahu'nun açıkladığı bazı siyasi ve askeri hedefler vardı. Bu siyasi ve askeri hedeflere Netanyahu'nun ya da İsrail'in ulaşamadığını görüyoruz. Şimdi hedeflerinin ötesinde şu anda 7 Ekim öncesi ve sonrası İsrail'in durumunu karşılaştırdığımız zaman İsrail'in güvenliğinin eskisinden çok daha problemli bir noktada olduğunu görüyoruz. Şimdi şu anda güvenliğine tehdit oluşturacak içeriden, kuzeyinden, daha uzak coğrafyalardan ve hatta 2000 kilometre güneyde Husilerin bile defaatle İsrail'e hem somut sert güçle zarar verdiğini gördük, vurabildiğini gördük, demir kubbeyi geçtiğini gördük Husilerin gönderdiği füzelerin. Hem de Kızıldeniz'de yine az önce bahsettiğimiz İsrail'e yük ve mal taşıyan gemilere Husilerin müdahil olabildiğini gördük. Şimdi bunlar somut eylemler olarak İsrail'e zarar veren şeyler. Dolayısıyla İsrail diyor ki benim etrafımdaki bana problem oluşturacak bütün yapılarla benim sıkıntım var, derdim var ve onlara müdahil olmaya devam edeceğim diyor. Etmek olmak zorundayım diyor. Çünkü belki uzun vadede denildiği ve konuşulduğu gibi daha fazla planı var, daha fazla işgal arzusu var, topraklarını genişletme yahut işte gücünü yansıtma arzusu var. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi 20 yıl önceyle kıyasladığımız zaman şu anda coğrafyada artık
sadece bir iki güç olmadığını görüyoruz. Şu anda gelinen noktada nasıl dünya çok merkezli bir dünyaya gidiyorsa, bütün o BRICS ve Şangay toplantılarında hep bunu konuştuk. Yani artık tek bir güç merkezi yok dünyada. Birçok güç merkezi var. Mesela Çin'in de söylemeye çalıştığı, işte BRICS'te ya da Şangay'da ortaya koymaya çalıştığı bu. Orta Doğu için de bu geçerli. Yani şu anda 10 yıldır mesela somut olarak işte Rusya'nın oraya güç yansıttığını görüyoruz. İşte Türkiye olmadan bölgedeki bu sorunların konuşulmadığını az önce Melik Bey çok güzel anlattı. Yani Arap Ligi'ni ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bile itici faktörü olarak Ankara'nın ortaya çıktığını görüyoruz. İran'ın Netanyahu'nun deyimiyle bir ahtapot gibi İsrail'i kollarıyla sardığını görüyoruz ve bundan İsrail'in son derece rahatsız olduğunu başta ABD'deki ziyaretinde ve tüm konuşmalarında hep İran diyerek bunu dile getirdiğini görüyoruz. Onun haricinde Husilerin bile artık konuşulan bir aktör olduğunu görüyoruz. Hizbullah'ı keza konuşuyoruz. Yani eskisi kadar kolay değil coğrafyayı tasarlamak ve dışarıdan gelip coğrafyada bir takım işgalleri yapmak, bir takım. Evet, İsrail söz konusu olduğu zaman çok pervasız davranabiliyor ama başka dünyada hangi devlet İsrail gibi davranabilir? Ya da başka hangi bir devlet İsrail gibi davranır mı? Bu da ikinci soru aslında. İkisine de cevap vermek ama kimsenin sesi, ya dönüyoruz dolaşıyoruz aynı soruya denk geliyor. Evet. Yani. Neden İsrail kimse hiç sesini çıkarmıyor? Tamam, Amerika Birleşik Devletleri hadi çıkarmasın, hadi birlikte hareket ediyor. İngiltere de işte İrfan hocamın dediği gibi geldi, bıraktı Orta Doğu'nun kalbine. Ondan sonra da vekil olarak dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne sen sorumlusun. İngiltere sadece burada istediğini alıyor. Güç kaynaklarını satın alıyor. Kendi işine yarayan bölgelerde var. İşine yaramayan bölgede sessiz sakin. Güzel dünya aslında, hayatın tam da güzel değil mi? Sessiz sakin olan hep kazanıyor. Vallahi. İngiltere için bu doğru ama hep de hazır bir şekilde. Amerika hangi eylemi yapsa ilk destek ve bir numara İngiltere'den geliyor. İsrail için de böyle. Amerika Birleşik Devletleri için İngiltere'nin sopası demezler mi? Planı programı İngilizler yapar, onlar da elini alır sopayı dövmeye gider. Ama görünen de hiç İngiltere yok. Tabii yok. Hiç yok. İngiltere. Konuşunca var. İşte ya, akademisyenler. En eski sömürgeci devletidir. Tabii. Kim sesini çıkaracak? İsrail'e mi? Evet. Kim çıkaracak? Gerçekten Melik Yiğit'in söylediği gibi Batı ülkelerinden yavaş yavaş liderler ses çıkarmaya başlıyor. İşte İspanya farklı. Bunlar böyle dalga dalga yayıla yayıla artık dur denilecek mi? Şimdi 7 Ekim sonrası kazanımlar içerisinde Avrupa'da birkaç devletin değişmesi ve Filistin'i tanıması, büyükelçiliklerin açılması, bunların hepsi kazanımdır, önemlidir, doğru. Ama bugün Cumhurbaşkanımız BM'den bir kere daha seslendi. Kalanlara da söylüyorum. Siz de tanıyın, siz de yapın, siz de Filistin deyin diye. Tabii onlar söylemle bu noktaya gelebilecek durumdalar mı? Hani bu çağrıya cevap verirler mi? Verebilirler mi? Vermek isterler mi? Bilmiyorum. Ya, ama buyurun. Lütfen. Ya izin verseniz size bir itirazım var da. Tabii. Neden güldürüyorsun? Estağfurullah. Ya böyle itiraz gelince de itiraz gibi olmuyor. Ya şimdi geliye bakarım. İsmail Bey'den hiç alışık olmadığımız bir tavır olunca, değil mi? Azar hocam bize direkt dalıyor. Ya hiç İsmail Bey'den hiç böyle bir itiraz görmedim ben bu işte. İzin istedik yani itirazla. Senin için izin istemiyorum yani. Orada. Lütfen buyurun. Hocam şimdi dediniz ki hani çok aktörlü bir Orta Doğu var. Evet. Ve dünya. Dünya tamam ama yani Orta Doğu için çok aktör ve artık işte süper güçler burada istedikleri gibi at oynatamazlar dediniz. Evet. Buraya itiraz ediyorum ben. Niye? Şimdi bu aktörler saydığınız İran, Türkiye, Rusya hep burada vardı. Hep burada vardı. Ama 2003'te Irak işgal edildi. Arkasından işte 2012-2011'in sonu itibariyle Suriye darma duman oldu. Hı hı. Öbür tarafta başka örnekleri de arttırabiliriz. Yani aynı aktörler o tarihlerde de vardı. Hemen cevap vereyim. Hizbullah 85 yılda kuruldu bu ara ki bazı tarih kaynaklar 82'yi gösterir biliyorsunuz. Evet. Yani Hizbullah da vardı orada. Ama Amerika geldi 1,5 milyon insanı öldürdü gitti. Ya gitmedi de yani öldürdü bıraktı. Evet. Zaman.
Cevap zaman. Zaman. Cevabımız hocam... zaman. Şimdi Husilerin yani tek tek bunların hepsi üzerine uzun uzun konuşabiliriz ama şöyle bir şey var. Şimdi devletlerin kısa, orta ve uzun vade hedefleri olur. Kısa vade hedefler hemen işte bir savaşta ya da bir cephede ya da bir sene içerisinde yapacağınız şeydir. Orta vade hedefler daha uzun süredir. Fakat uzun vade hedefler. Aslında siz biraz önce anlatırken İsrail'in uzun vade hedeflerinden evet. bahsediyorduk. Evet, doğru. Yine 1979-80'e dönelim. Hizbullah'ı kurdururken Hümeyni uzun dönem bir hedeften bahsediyordu. Hümeyni nerede yaşıyordu bu arada? Üç ülkede yaşayıp döndü İran'a. En son Fransa'da. Yani evet, Irak... Bursa ve Evrim Paris. Olduğunda. Evet. Şimdi dolayısıyla zamandan neden bahsediyorum? 1989-91'den sonra dünya değişti. Ve 1990'larda evet sadece ABD vardı. Fakat daha sonra başka bir çağa girildi. Ve 2003 yılında ABD Irak'ı işgal ettiği zaman bu saydığımız yapılar ve onların bölgeye gücünü yansıtmaları şu andaki gibi değildi. Dünya da şu andaki gibi değildi. Dolayısıyla onların güçlenmeleri, güç yansıtmaları, politika değiştirmeleri, politika denemeleri... Yani o kısa, orta, uzun vade hedeflerde şu anda ABD bu coğrafyayı tasarlamak noktasında 2003 yılından ya da 2001 yılından çok uzak bir noktada. Hocam harita hiç öyle söylemiyor. Yani 2011'de Suriye'yi dağıttı. Hala orada YPG'yi devletleştiriyor. Yine İsrail eliyle ortada, bak sabahtan beri konuşuyoruz. Yine aynı şeyi yapıyor. Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, biraz önce hocamın dediği gibi zaten onları ehlen ve sehlen İsrail'e yamadı gitti. Yani hani çok öyle söylediğiniz gibi olmuyor sanki işler. Peki o zaman şöyle soralım. Mesela ABD söylemsel olarak bazen zaman zaman İsrail'e bir takım restleş... Hatırlıyor musunuz? Mesela İsrailli bakanların Biden kalp Hamas yazdıklarını ya da işte ne istediler bir sürü şey söylenildi. Ha, 1000 tonluk bombaları vermeyeceğiz, şunları bunları vereceğiz diye pazarlıklar içerisine girdiğini. Şimdi tabii kim kimi kontrol ediyor bizim de zaman zaman bültenlerde hep konuştuğumuz bir konu. Hani Washington mı Tel Aviv, Tel Aviv mi Washington'ı kontrol ediyor? Onu da bir tarafa koyalım ayrı bir şey olarak ama yani... Coğrafya için konuştuğunuz zaman İsrail'in bu coğrafyayı bir yangın yerine çevirmesi şu anda ABD'ye zarar veren bir şey. Ben çok iyi hatırlıyorum, haftalarca o protestolarda bunu konuştuk. Yani Biden'ın Orta Doğu politikalarını Amerikan halkı İsrail'e desteği yüzünden karşıydı. %80 çıkıyordu anketlerde. Biden'a oy vermeyeceğim çünkü İsrail'e destek veriyor, Filistin'de bunu yapıyor, coğrafyayı buna çeviriyor, bizim paralarımızla bunu yapıyor diyordu Amerikan halkı. O zaman nasıl oluyor Amerika'nın arzu ettiği ve zarar gördüğü şey bir arada olabiliyor mesela? Hocam o da iç siyasetteki... Dış siyaset farkı mı? İç siyasette, yani içe dönük siyasette, yani dış politik içe dönük siyasette de kullanışlı organlar vasıtasıyla PR'ını yapıyor. Şimdi o işi öyle konsolide ediyor zaten. Amerika'nın kendi içiyle ilgili bir derdi yok. İnanın bana yok. Yani şeylerde, o anketlerde öyle çıkıyor, böyle çıkıyor. Ama bir de şimdi şöyle bir şey var. Amerika'da kim gelirse gelsin, Trump da gelse, bakın ortada bir yoğurt var. O yoğurdu her iki lider de yiyecek. Kamala ya da Trump. Ha, birisi kaşıkla yiyecek, birisi çatalla yiyecek ama o yoğurdu yiyecekler hocam. Kafalarında bu var en azından, planları bu. Ha, bu plana karşı bir plan oluşturursunuz, karşı durursunuz. Ama nihai hedef çok belli. Peki o zaman şunu soralım. Bakın 100 yıl önce bize bir sevr dayadılar. Doğru mu? Evet, yırtıp attığımız. Yırttık, attık. 100 yıl geçti, bir sevr daha getirdiler. Unutmuyorlar. Tabii, uzun vade plan. Evet, unutmuyorlar. İşte bunlar da unutmuyor. Peki, aynı şey. İsrail'in böyle 50 haftalık savaşlara alışkın olmadığını, zamanında savaşlarını kaç devlet karşısında olursa olsun 6 günde onları yendiğini söylüyoruz. Şimdi bugün eğer Gazze'de bir bataklığa saplanmışsa İsrail,
Gerçi siz biraz önce dediniz ki Gazze'de 2 milyon insanı yerinden edip orayı yok ettikten sonra ne kadar yenilmiş. Ama hayır, askeri açıdan, hedef açısından, dünyada kendisine dönen rüzgar açısından sonuçta 50 haftadır hala Gazze'den İsrail'e de füzeler gitmeye devam ediyor. Yani Kassam'ın da direnişi devam ediyor. Dolayısıyla daha önce ya da mesela Husilerin Kızıldeniz'i kapatması İsrail'i hedefleyen ve zarar veren bir şey. Bütün dünya deniz taşımacılığı bir anda bundan etkilendi. Çok etkilendi. Ve bu kadar çok şeyi konuştuk. Doğru. Bundan 10 yıl önce Husiler diye bir yapı, örgüt, gücün bunu yapabileceğini ben gece rüyamda gördüm desem hocam nasıl rüya bu derdiniz. Dolayısıyla bir şeylerin değişmediğini düşünmüyorum. Ya da işte artık eskisi kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Bölgesel güçlerin de artık az önce dediğiniz süper güç, ben yani şöyle diyorum. Amerika gücünü korumaya çalışan bir büyük güç. Amerika gücünü korumaya çalışan bir büyük güç benim nazarımda. Suriye'de mesela 10 yıldır Rusya var. Sert güçle döndüğünden beri. Mesela Rusya'yı yok sayarak bir şey yapamaz ABD. Rusya ile oturuyor masaya ABD. Şöyle ama Rusya ile oturuyor. Son cümleyi şöyle söyleyeyim. Hocam mutlaka bir şey söyler de. Böyle bir şey yok. Bakın. Rusya ile beraber yapıyor ama yaptığı şey ne? Orada bir Kürdistan tırnak içinde devleti kurmak. Hı hı. Evet, Rusya'nın da onayı var. Ama bir şey daha yaptı. Onların eliyle Esad'ın yani Suriye'nin milli geliri olan yeraltı kaynaklarına çöktü. Doğru mu? Şimdi Esad PYD'den, YPG'den petrol alıyor kendi ülkesine. Ya. Kendi tarafına daha doğrusu. Orası da kendi ülkesi de alıyor. Yani hani çok zor diyorsunuz, o diyorsunuz, artık hiçbir şey kolay olmuyor diyorsunuz ama gözümüzün önünde yine her şey 10 yıl önce neyse o oluyor. 20 yıl önce neyse yine o oluyor. Sizinle aynı noktada olduğum şey şu. Yine bu coğrafyanın insanı ölüyor. Geleceği çalınıyor. Ülkeler de facto ya de jure yani hukuken parçalanıyor ve zarar görüyor. Ve silah sanayi her şekilde güçleniyor dünyada. Kim satıyor olursa olsun bunu. Evet, bu noktada sizinle aynı noktadayım. Şöyle yapalım. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri'ne hocam siz de yerinizi alabiliriz. Bakalım Yunus sizinle aynı noktada. Yunus genelde benimle aynı noktada olmuyor aslında. Yunus kendi noktasında duruyor ama. Bugün iyiyiz ama. Yunus bugün yoğun bir programı vardı. Çalışmaya da devam diyor. Yunus şimdi İsrail adım adım savaşı Orta Doğu'ya yaymaya mı çalışıyor sorusunu soruyoruz günlerdir, haftalar. Özellikle son bir haftadır daha da yoğun bir şekilde bu soruyu soruyoruz. Çünkü Lübnan'a sıçrattı. Lübnan'da her yere adım adım karış karış vuruyor ve bir günde 569 kişi hayatını kaybetti. Şimdi önce Gazze ile başladı süreç. Gazze'den Lübnan'a evrildi. Bu akşam itibariyle de Tartus'ta, Suriye'de bulunan Tartus'a saldırıda bulundu İsrail. İsrail ne yapmaya çalışıyor? Amerika Birleşik Devletleri seçimine kadar basabildiği kadar tuşa basacak, saldırabildiği kadar alana saldıracak mı? Bundan sonra İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri seçimine kadarki yol haritası nasıl görünüyor oradan? Aslında 21 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığını bırakması sadece Demokrat Parti'yi ilgilendiren ya da Amerikan seçimlerini ilgilendiren bir gelişme değil demiştik o haftalarda yorum yaptığımızda. Ve hatta bunun dünya politikası için, dünya barışı için çok tehlikeli sonuçları olacağını söylemiştik. Bunun aslında sonuçlarını bugün çok net görebiliyoruz. Temmuz sonunda iki suikastlerle gördük geçtiğimiz haftalarda. Yine Lübnan'da yaşanan gelişmelerle gördük. Ateşkes görüşmelerinin masanın artık tamamen dağılması, tuz buz olmasıyla gördük. Çünkü Amerika'da bir başıboşluk var. Şu an Amerika'nın başkanlık koltuğu boş desek yeridir herhalde. Evet geldi, bugün Birleşmiş Milletler'e, genel kurula hitap etti. Yani görüntüde bir başkan var ama aksiyonda gerçekte sanki bir başkan yokmuş gibi davranıyor İsrail Başbakanı Netanyahu. Ve bunun sonuçlarını gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü seçimlere 42 gün var. Seçimler tamam bitti ama hemen yeni başkan göreve başlamıyor. Onun arasında bir 2,5 aylık süreç var yeni başkan gelene kadar. Ondan dolayı Netanyahu'nun önünde yaklaşık 4 aylık bir süre daha var. Amerika'nın başında kimsenin olmadığı. Tabii bu noktada şöyle bir ihtimal de düşünebiliriz. Peki Amerika'nın başında biri yoksa nasıl bu kadar pervasızca saldırabiliyor? Başına bir şey gelse Amerika korur mu? Korur. İşte burada da Pentagon'un olduğunu, devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü bölgede zaten 20'ye yakın savaş gemisi, uçak gemisi, nükleer denizaltı, ondan sonra yüzlerce savaş uçağı, bunların çoğu
5. nesil hava uçakları, teknolojik olarak çok üstün birçok ülkeye savaş uçakları var, hava savunma sistemleri var. Yani Netanyahu arkasının güçlü olduğunu biliyor. Kimsenin ona Ekim'den beri dokunamadığını biliyor. Bir de şöyle bir şey var tabii. Ekim'den bu yana 11,5 aydır bir katliam, bir soykırım devam ediyor. Biraz önce Sayın Murat Yancı'yla da konuşmuştuk. Siz de yorumladınız. Bu neye sebep oluyor diye. İsrail kendisine dokunulmadıkça daha da güçlendi. İsrail kendisine kimsenin dokunamadığını görünce daha da azıttı, daha da sapıttı. Bunların hepsiyle birlikte artık biz bölgesel bir savaştan söz ediyoruz. Eğer şayet bir Amerikan başkanı ve Amerikalı yetkililer bölgede daha büyük bir savaştan bahsediyorsa, demek ki burada bunu çıkarmaya çalışan bir aktör var. Aslında Amerikalıların açıklamaları bir nevi itiraf niteliğinde de diyebiliriz. Çünkü onlar bir büyük savaşı önlemeye çalışıyoruz dedikçe burada fail belli. İsrail'in saldırıları, İsrail'in politikaları. Ancak ben bu konuda oldukça karamsarım. Çünkü Amerika'nın başında bir başkan olmadıkça bu noktada Netanyahu istediğini yapmaya devam edecek. Hatta daha da korkunç bir senaryonun da şu olduğunu düşünüyorum. Başkan Trump, eski başkan Trump, Temmuz'da Florida'da Netanyahu ile görüştükten sonra onun her türlü terörle savaşını destekleyeceğim demişti. Ve katıldığı daha sonraki İsrail lobisi etkinliklerinde, o katıldığı etkinliklerin başında Amerika'nın en zengin İsrailli iş kadını Miriam Adelson'un programlarına katıldı. Kendisi Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istiyor. Ve Trump da şunu söyledi. İsrail küçücük bir ülke haritada, biz bu daha fazla nasıl toprak kazandırabiliriz İsrail'e demişti. Acaba hedef Trump'ın gelmesini bekleyip Gazze'yi ilhak, Batı Şeria'yı ilhak ve Lübnan'ı işgal mi? Bunların hepsi belki şu an çok farazi, çok çılgın senaryolar gibi gelebilir ama 11,5 aydır yaşananları gördüğümüzde artık hiçbir şey çılgın değil. Artık hiçbir şey ihtimal dışı değil, hiçbir şey aşırı değil diye düşünüyorum. Yani Gazze'de 2.2 milyon insanın 7 Ekim itibariyle sıkıştırıldığı noktada ve Gazze'nin geldiği noktayı da gün be gün, saat be saat yaşadıktan sonra kesinlikle çılgın gelmiyor. Çok doğru geliyor. Yani yapılabilecek çılgınlıkta geliyor. Cumhurbaşkanımızın bugün o kürsüden söylediği "daha ne bekliyorsunuz" sorusu da aslında BM'ye tam olarak bunu gösteriyor. Fakat yani Netanyahu hükümetinin şansına o zaman bakalım, bir kere daha işaret edelim. Yani ABD'de böyle bir siyasi krizler, çalkalanmalar, suikastler ve sonunda da bu başkanlık boşluğu, güç boşluğunun olduğu noktada bir kere daha şans ve rüzgar o zaman Netanyahu'dan mı yana? Yani bu da tarihin yani çok büyük şanssızlığı insanlık için, Filistin için, hayır sadece Filistin için değil aslında dünyanın bütün kazanımları, normları, hukuk, adalet birçok kavram için. Acı. Evet. Şöyle yapalım. İsmail Düker biz yayınla veda edecek, ayrılacak. Uçağı var. Çok teşekkür ediyoruz size katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İrfan Hocam. Yolculuk nedir İsmail Bey? Nereye bir çıkalım yola bakalım, Allah nereyi gösterecek. İyi yolculuklar. Şimdi İrfan Hocam, Suriye ile birlikte Tartus'la Lübnan'ı, işte tüm bunlara ve Amerika Birleşik Devletleri seçimine varıncaya kadar hepsini bir değerlendirebilir miyiz? Ne olacak bundan sonra İsrail'in adım adım ilerleyişi? Tabii yani gelecekte ne olacağını işin aslı hiç kimse bilmiyor. Yani işte tahminde bulunuyoruz, projeksiyon yapıyoruz. Bir takım öncüllerden yola çıkarak buradan sonuç üretmeye çalışıyoruz. Geçmişte nasıl oldu? Acaba aynı geçmişteki örneği takip edecek mi? Oradan yola çıkarak bir takım çıkarsamalar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir reel politik diye bir şey var. Bir kez oradan kopmamak lazım. Yani siyasal gerçekçilik diye bir şey var. İsrail dediğimiz ülke yani 9 milyon, 2 milyonu Arap, 7 milyon. Dünyada total toplam bu kadar milyar nüfusun içerisinde Yahudilerin sayısı 14 milyon. Yarısı İsrail'de, bakiye kalan yarısının işte çeyreği, yani yarısının yarısı Amerika'da, diğerleri de dünyanın değişik yerlerinde yaşıyor ve bu nüfus artmıyor. Neden artmıyor? Çünkü nesep kadından yürüyor. Yani biraz dünyanın genelinden farklı bir yapıdalar. Şimdi bir takım ütopyalarınız, projeleriniz olabilir. Yani netice olarak İsrail'in kendi başına
böyle çılgın bir proje peşinden koşarak geçmişten bugüne burada bir devlet kurmaları kendi başına başardığı bir şey değil. Yani neticede büyük devletlerin himayesi altında onların bir aparatı konumunda İslam dünyasının kalbine işte bir hacer sapladılar. Bunu kademe kademe yaptılar. Balfour deklarasyonuyla İngiltere bir Yahudi yurdu oluşturulmasını İngiliz hükümeti dış politika hedefi olarak telaffuz etti. Ne zaman? 1917'de. Yani o 1917'de çok daha başka taahhütleri vardı. Sykes-Picot vardı mesela, değil mi? İşte Yahudiler için ulusal yurt. Şimdi Araplar için böyle bağımsız devlet, Osmanlı'ya karşı ayaklandığınız takdirde sizin her birinize devlet verilecek bir proje. Ve bu proje geçmişten bugüne kadar taşındı. Ben yani savaşın yayılma ihtimali var fakat İsrail'in geniş bölgeleri işgal edeceği kanaatinde değilim. Hatta tam tersine bana göre 7 Ekim 2023'teki olay Aksa tufanı tam tersine gelişmelerinde kapısını araladı. Hı. İrfan Hocam tamamlayalım sözünü, süremizin de sonuna geliyoruz. Yunus'a gitmem gerekiyor. Çünkü bu Aksa tufanı her ne kadar on binlerce Filistinli katledilmiş olsa da, Orta Doğu büyük acılar yaşamış olsa da ben tam tersini düşünüyorum. İsrail bakımından da sonun başlangıcı olabilir. Hı. Yunus, aslında görüntüler de var. O görüntüleri de İrem'den rica edelim. Şimdi Lübnan'daki o patlama görüntülerini 569 kişi hayatını kaybetti ama Lübnanlılar İsrail'den de kaçıyor. Lübnan'da güneyden kuzeye bir göç dalgası var. Büyük bir göçten söz ediliyor. Resmen Lübnanlılar ölümden kaçıyor da diyebiliriz. Mesela bunlar Amerikan basınına yansıyor mu? Amerika'da konuşulanlar var mı? Tabii bu geçtiğimiz gün yüzlerce kişinin İsrail tarafından öldürülmesiyle birlikte bu son 10 yılların en kanlı, en vahşetli günü olarak kayıtlara geçti. Şöyle bir haber vermiştik CNN Türk ekranlarından dün. Pentagon bölgeye ek askeri birlikler yolluyor. Bölgedeki gerginlikler ışığında yeni askerler yolluyoruz demişlerdi. Ayrıca Amerikan medyasında şu bilgileri de görebiliyoruz. Amerikan vatandaşlarını bölgeden tahliye etmek için hazırlıkların tamamlandığı ve buna hazır olduğu Amerika'na söyleniyor. Cumartesi günü de Amerikan Dışişleri Bakanlığı vatandaşlara ticari uçuş seçenekleri varken ülkeden ayrılın mesajı verdi. Adeta kaçabilen kaçsın mesajı verdi. Ondan dolayı bütün bu gelişmeler Washington tarafından gelen aslında olayın vehametini biraz daha artırıyor, insanı biraz daha endişelendiriyor diyebiliriz. Şimdi Yunus'a sorularımızı da yöneltebiliriz. Melik İtel'den de aslında bu göç dalgası inanılır gibi değil. İnsanlar vallahi İsrail'den değil. Kaçıyor. Ya değil ve dünyanın gözü önünde şimdi bu... ya bir kere bu son 7 Ekim'den bu yana mesela insanlığa dair biz ne yaşamadık kötü olan? Hastane soykırım, çocuk katliamı, açlık, bombalama... Yerinden etme. Ne yaşanmadı ya? Her şey yaşandı. Yani, hakikaten yani şimdi ve bu mesele sadece işte Gazze'yle de sınırlı kalmıyor. İşte Lübnan gibi kendi başına bağımsız olması gereken bir ülke. Sen orayı bombalıyorsun, 500 kişiyi öldürüyorsun ve diyorsun ki Güney Lübnan'ı boşaltacaksın. 2 milyon, 2,5 milyon insan yukarı doğru gidecek. Niye? Niye? Ayağı alayım mı? Çünkü diyor benim için Hizbullah diyor. Bir grafik var. Arkadaşlarımız o grafiği de getirsin. İnsanlar kaçıyorlar ama şimdi ne oluyor Lübnan'da sorusunu sorarken İran'da bu işin başka bir ayağında. Pezeşkiyan'dan Hizbullah tek başına duramaz açıklaması. İsrail'in de başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz. Hizbullah, ya veremeyiz ama oluyor işte Göksu. Batı'nın desteklediği İsrail'e karşı tek başına duramaz. İsrail durdurulmalı yoksa büyük savaş riski var. Aynı şeyi söylüyoruz işte yani. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hayır Pezeşkiyan da bizim gibi aynı şeyi söylüyor da şöyle. Yani mesele burada sıkıntı şu.
Yani İsrail bunu yapa yapa kendi sonunu mu hazırlayacak? Ama kendi sonunu hazırlayana kadar da ben önünde sonunda İsrail'in bu işten çok kazançlı çıkacağı kanaatinde değilim zaten. Orada İrfan Hocam gibi düşünüyorum. Yani çok böyle Azrail'le oynuyor. Kendi sonunu da hazırlayacak. Ama bunun bir maliyeti olacak Göksu. Yani şimdi mesela... Maddi kaybı bir şey olacak yani. Ya bir maliyeti olacak. Yani maliyet dedin işte daha çok insanın ölümüyle sonuçlanacak. Yerinden etmeler daha çok olacak. Yani diyorum ya insanlık adına ne kadar berbat şey var yaşadık. Şimdi Adolf Hitler'i hatırla. Adolf Hitler dünyayı böyle dize getireceğim dedi ya. Bütün Yahudileri katledeceğim dedi. Ne oldu Yahudiler bitti mi bitmedi. Adolf Hitler bitti ama. Çünkü böyle öldürerek bitmez. Bitmez. Kendi sonunuzu hazırlarsınız. Bakın böyle kötülük yapan ve hayatta kalan kimse yok ya. Mesela Pinochet, Şili. Ya 82 yaşında yargıladılar. Milosevic sanık sandalyesine oturdu. Yani bu şey değil. Saddam'ın başına gelenleri düşün. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu birileri rahatlatmak, böyle optimist olmak adına Netanyahu söylemiyorum. Netanyahu bunun hesabını verecek. Evet. Çünkü tarihte aksi bir şey yok. Bunu hesabın önünde sonunda verecek. Öyle mi? Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar zaten ve yanında kar kalamaz ya. Zaten şöyle, şimdi uluslararası hukuk önünde bu yargılama biliyorsunuz bir yıl olmak üzere. Evet birkaç sene daha var bu kararın çıkmasında. Ama öncelikle tarihe geçmesi anlamında bile, yani o yargılanmanın gerçekleşmesi anlamında bile bu önemli ve bir kazanımdır. Ha. Ne kadar o ceza gelecek, uygulanacak, Netanyahu'ya ne olacak bunları şu anda bilmiyoruz. Ama bunun gerçekleşiyor olması önemli, aynı noktadayım. İsrail'den çıkamaması bile bir şey. Hocam. Evet ama yarın bakalım. Korkudan oradan çıkamaması gibi o bile bir şey. Tabii çok düşündü Avrupa üstünden gitti konuşmasına. Yani çünkü hakikaten bu böyle. Ha bu burada mesele şu. Şimdi Pezeşkan'ın bu açıklamaları şimdi önemli ama taraf olacak mı? Tamam. Belki bunu anlatmak gerekiyor ama. Tartışalım. Lübnan'da göçler başladı. Evet. Her yer saldırı içinde. Pezeşkan diyor ki İsrail'in de başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz. Ama her yere saldırıyor i̇şte, İsrail. Evet. Yani şimdi, veremeyiz derken burada Pezeşkan'ın yani dünyaya hani durdurun çağrısı ya da uluslararası örgütle harekete geçsinse zaten hani o hepimiz savunduğu bir şey ama ben de işin içine girerim ha diyorsa şunu şimdi onu bütün bilmiyorum. İran'dan gelen bütün açıklamaları topyekün değerlendirmemiz gerekiyor. Unutmayalım. İran'daki tek yetkili merci, tek güç reisi cumhurları değil. Doğru. Kum yarın kenti. Yarın rehber Hamaney konuşacak. Onun da konuşması çok çok önemli ve en önemlisi aslında. Doğru. Fakat şimdi peki. İç siyasete de bir parça mal edildi bu Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Aslında o ikinci cümlede kastetmeye çalıştığı şey şuydu. Kısaca hocam. Tabii şuydu. Bütün İslam dünyasına söylüyor. İsrail'in karşısında herkesin durması, bölgesel bir çağrı Hizbullah, yapıyor. Batı'nın desteklediği İsrail'e karşı tek başına duramaz. Yani Hizbullah'a herkes destek versin demek istiyor diyorsunuz. Ve buna ek olarak son bir şey. İki saat önce biz yayındayken İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan buna bir daha iyi anlaşılsın diye bir tweet geldi X'ten. Ve dedi ki Hizbullah Lübnan'a her türlü saldırı karşısında savunma yeteneği vardır. Hafife almayın, gücünü kapasitesini halk desteğinden alır. İsrail rejim üslerini ve kolonilerini yerle bir etmekten fazlasına muktedirdir. Hocam konuşacağız. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelelim. Zelenski Türk evine gelecek. Dakikalar sonra aslında yine bir hareketlilik. Şimdi biz bu bölgeyi konuşuyoruz ama Rusya-Ukrayna gerilimi de o tarafta devam ediyor. İşte Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları böyle ortam her geçen gün orada da kızışıyor ve hareketli. Yunus ne zaman gelecek Zelenski? Hareketlilik başladı mı? Yaklaşık bir 40 dakika sonra Zelenski'nin görüşmesinin başlamasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Biraz önce Cumhurbaşkanımızın danışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan şunu da duymuştuk. Zelenski Cumhurbaşkanımızın görüşlerine çok önem veriyor, dahiline önem veriyor demişti. Tabii Türkiye'nin bu noktada İstanbul Mutabakatı konusunda 2022 Mart ayında aynı zamanda Karadeniz tahıl girişiminde çok önemli liderlikleri olmuştu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne işaret ederek bir adil barışa da
temennisi olduğunu söylemişti. Bu görüşme gerçekten çok önemli ve burada biz hemen yine güvenlik önlemlerinin önemli derecede arttığını da görüyoruz. Yine keskin nişancılar, çeşitli kuruluşlardan güvenlik önlemleri de arttırıldı. Dediğimiz gibi artık çok kısa bir süre kaldı Zelenski'nin Türk evine varmasına diyebiliriz. Evet, CNN Türk ekranlarında bizler de paylaşıyor olacağız. Bizler yayını sonlandırsak da CNN Türk ekranlarında sıcağı sıcağına aslında hem Amerika Birleşik Devletleri'nden, hakikaten, Yunus Paksoy evinin önünden bitmiyor, sabah olmuyor gerçekten ki saat farkıyla Amerika Birleşik Devletleri Türk evi önünde Yunus Paksoy, Ahmet Akpolat haber takibini yakından gerçekleştiriyor. Bir kez daha altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkileri devam ediyor. Zelenski ile bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski'ye ne söyleyecek? Zelenski ne söyleyecek? Karşılıklı iki ülke birbirlerinden ne isteyecekler? Buradaki bölgesel krizi nasıl artık yavaş yavaş daha böyle orayı da sonlandırmak gerekiyor. İki ülke açısındaki başlıklar da önemli. Şöyle yapalım. Bizler yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Yunus'a ve tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli izleyicilerimize. Ama yayınlarımız devam ediyor CNN Türk ekranlarında. Ayrılmayın, hoşça kalın.